3-2-5 House of the Dragon Sezon 2 Bölüm 5 Bölümü Demin bir an şey oldum ya altının Fragmanını izliyordum Bölümden önce tekrar 5 miydi 6 mıydı diye bir an Başım döndü ama Bölüm 5 6'yı evet. da konuşabiliriz abi istersen ha, Ben aslında... biliyorum ne olacak <laughs> Aa oğlum böyle ya, bir şey yapsak ya Aşırı gelecekten <laughs> konuşsak Böyle bir şey yapabiliriz ya. Yani. <laughs> Herkesi spoil ediyormuşuz Kare kare konuşuyoruz ha, İşte <laughs> Almak isteyen alır canım ne olacak. Evet 5. bölüme hoş geldiniz. Öncelikle yine geçen hafta bizi her yerden dinleyen herkese tekrar bir teşekkür ediyorum. Fayans ustası, market çalışanı, beyaz yakalısı, mavi yakalısı, siyah yakalısı, ejderha dövmelisi herkes var. Müthiş bir ortam. Teşekkür ediyorum tekrar. Gelecek bölümde de yine yazabilirsiniz. Yolculuğa çıkanlar geri dönmüştür umarım bu bölümü dinlemek için. Ya da tatilde falan dinliyor olabilirler. Ve pür dikkat dinleyen sayısı da tahmin ettiğimizden çokmuş. Bu da gitti. Bayağı not alanların sayısı 3'e çıktı. <laughs> bu da bu da güzel bir detay. 3 <laughs> kişi dinliyor bizi. Işte. <laughs> 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 Herkese teşekkür ediyoruz. Yine yazabilirsiniz. Hatta bu, bu bölüm içerisinde başka tuhaf sorular da soracağım. Yine ilgili olanlar yorumlara yazarsa sevinirim. Zamanı gelince soracağım soruları. Bu evet. bilenlere Tancan'ın kanalından <laughs> bir <gülüyor> <Aaron> adet oturu <laughs> hediye falan. <laughs> şey, şey, şey yaptılar ya bir tane dolandırıcılar Chuckles, Charles Chocolate Factory için dolandırıcılar böyle bir çakma park yapmışlar. Görmüş müydün onu? <laughs> ya aşırı kötü böyle <gülüyor> bir <gülüyor> park kurmuşlar ama yüzlerce dolara bilet satmışlar. Çocuklar bir gidiyor Aynen. böyle bir tane dandik baraka. <laughs> Aha, çikolata dayı şeyler binalar? Evet değilmiş. <laughs> çikolata çikolata da böyle kare pelit çikolata falan böyle dandik. <laughs> Onun gibi bir şey yapabiliriz. Heronol zaten öyle. Bir Heronol gezisi ayarlayabilirim aslında mantıklı. <laughs> Stonayınca <laughs> götürürüm millete. Ha bu da Heronol falan diye gezdiririz İngiltere'de. Ne yaptın abi Stone Hinch yeri. Doğru diyorsun aslında. Evet bu Bra Brackenların da Brackwoodların da ne bok olduğunu gördük bu bölümde. Onu da konuşacağız Brackenlar. <laughs> <laughs> Ama <Orası> şey <laughs> Brackenların mekan adı Stone Evet evet bu öğrendim <laughs> onu da. Martis George R. Martin çok yaratıcı olmuş orada sağsın. <laughs> Hiç çalmaz kendisi. Tabii. Ee, ya bölüme geçmeden önce tabii yine haftanın tartışmaları var. George R. R. Martin blog yazıyor. Zaten dünyada e, herhalde WordPress blok kullanan son 10 kişiden biri George R. R. Martin. Hocam adama sen blok kullanıyor diyorsun ama biliyorsun onun adı blok Yani evet. blok değil. Evet. Şimdi sen... <laughs> <Ben> ya... <gülüyor> Adımı... <gülüyor> blog yazıyor falan. Evet. Değil blog. Değil doğru. Aslında adı üstünde değil. Ee, ben yine de <laughs> blok olarak sevdim George R. R. Martin R. <laughs> Bir tek bütün halinde. Ee, ne diyorsun? Böyle yine ejderhalarla ilgili bir şey yapmış. Yok işte benim ejderhalarım, işte Tolkien'in ejderhaları. Onlar konuşuyor, benimkiler uçuyor, işte ne bileyim benimkilerin kendi mekanı var. Ee, güzel şeyde orada takılırlar ama çok uzağa gitmezler. Çok uzağa giderlerse her şey çöker falan gibi ilginç bir yazısı oldu. Evet, um, çok yeni bir şey yok yazdıklarında. Hmm. Um, zaten World of Ice and Fire'da da filan bu lore verilmişti. Evet. Um, zaten bu lore'un dünya içerisinde de Septon Bart'ın Unnatural History diye bir kitabı vardır. <laughs> Tabii. Ama orada hepsini Septon Bart yazmıştır. Ama sonra Hatta Baylor bir müfredatta var o. aynen. <laughs> aynen. Baylor the Blessed denilen orospu çocuğu yak, yaktı sonra o kitapları. Ama hala da Septon Bart'ın yazdıkları e, Günümüz Game of Thrones <laughs> şeyine zamanında kalmış aslında. Var böyle evet. şeyleri. Hatta kitapta herkes Westeros'ta gidiyordu ya işte şey filan hmm. Jagen Hakar falan. Sam orada. Onlara Septim Bartın yazdıklarının peşindeler büyük ihtimal bu ejderha için hmm. işini çözmek için. Her On, neyse, o nereden ha neyse. Onlardan biliyordu. Onun kaynağı yok bilmiyorum. O bir yerden öğreniyor mu ne yap gidip ejderhalarla e şimdi, beraber mi yaşıyor? Septim Bart King's Landing'deki eee um, Red Keep'in kütüphanesinin ha. müdürüyken zaten hand oluyor. Oraya Ceheris geliyor. Oradan zaten o, böyle, o top, top kapıya sen hand ol falan diyor. Top kapıya atandı sonra evet. <laughs> evet. i̇şte kütüphane. Ceheris <laughs> um, kütüphanede tanışıp böyle adamı hand yapıyordu falan. Her neyse şey um, yani o böyle araştırmacı kişilik. Araştırıyor, Aynen. buluyor. George Martin'in yazdıklarında yeni bir şey yok. Benim ilgimi çeken iki kısım oldu. Birisi Nerd Rage'in ileride Nerd Rage malzemesi olacak olan kısım. O senin dediğin şeydi. Onlar sadece işte hmm. Dragonstone'da volkanik yerlerde yaşarlar. İşte Benim ejderhalarımı vadide avlanırken göremezsiniz. Tepede yaşar. Diyor çünkü öyle. biz büyük ihtimalle göreceğiz yani bir ejderhayı başka bir yerde bu dizide. Çünkü hmm. o dedikodu hep var. Herhalde sızdı mı bilmiyorum. O ejderhayı başka yerde göreceğiz diye. Her neyse spoil etmeyeyim bilmeyenler için. Bir sızıntı ama... var bir de şey e, Reyna'nın galiba Reyna yani şey, bir fotoğrafı var. E, Fragmanda da sen kısa bir sahnesi vardı böyle uçarken. Yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum ama. Yok onu uçarken göstermediler de hmm. böyle bir bakarken <laughs> bir evet. var. Herkes ona yoruyor. Her neyse önemli değil. Şöyle bir şey var. George Martin tabi bunu yazmış. i̇şte Dragonstone'da olur da volkanik yerde yaşarlar bilmem ne. Spoil etmeden söyleyeyim. George Martin kendi yazdıklarını da unutmaya başladı artık. Bu blog postları <laughs> şeye kontrol ettirse Elio ile Linda'yı kontrol etse iyi olur aslında. George Martin'in kendi Ejderhalarından birisi yani bu dünyadaki ejderhalardan birisi um, Red Lake diye Ridge'de bir yer var. Oraya gidip oraya mekanı şey yapıyor dediğim ev kend belirliyor kendine evet. ve de ölene kadar orada yaşıyor. Bildiğin Ridge'de böyle güneşli bir yer yani. Yani kend <laughs> kendisi olmaz göremezsiniz. Yani dizi şimdi bilmiyorum ejderhaların birini avlanmaya vadiye götürünce nerd rage olacak ama George Martin ejderhayı götürüp gayet de sıcak olan Rich'te göl kenarında yaşatabiliyor yani. Her neyse. Martin evet. yapınca nerd rage olmuyor nedense. O nerede geçiyordu? Şeyde Yaşan... Şey değil mi? Abi yani? Ne? O, bilgi nerede vardı? Kitap, hangi kitapta vardı? The World of Ice and Fire. Ha, var. World of Ice. Okay, tamam. Um, neyse. Adam sahibi olduğu için kendini herhalde ben kırarım abi. Ben ben yap, <laughs> ...yaparım diyor. <Siz> <laughs> Neyse çok önemli bir şey değil. Benim daha çok ilgimi çeken şeydi... ...eğer... Um, ejderhalar ...her yere göç etselerdi... ...işte... ...birden fazla ailenin ejderası olurdu... ...yüzlerce yılda... ...falan yazmış. Onu ben tam anlamadım... ...ne demek istiyor çünkü... ...nasıl birden fazla ejderası oluyor... ...şöyle demek istiyor herhalde hani ejderhalar her yerde olsaydı daha fazla insan denerdi onları bilmeyi ve de kanında işte bir şekilde Targaryen kanı kan varsa. olan başka insanlar da varsa. Çünkü asıl açıklamadığı zaten George Martin'in bu blog postlarıyla kanonu düzeltmeye çalışmasını komik yeni. E yaz abi, kitabı öğrenelim neymiş bu demek. <laughs> Hala oraya şey yazmış bir de. Winds of Winter, The Dream of Springs ve Blood and Fire'da. Bu Fire Blood'ın ikincisini yazacak ya. Evet. Blood and Fire deniyor ona şimdilik. Blood and Fire'da açıklayacağım ben bunları. Ha sen 3 tane kitabı yazacaksın açıklayacağım. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Bekliyoruz. Sen onları, sen onları açıkla abi biz de öğrenelim bari. Hani dizi de sonra um, dizi de öğrensin. Evet yani komik biraz bana artık George Martin'in böyle o öyle değildi böyle de yazması. E yaz abi kitabı öğrenelim neyse. Her neyse işte işte um, gene bu ejderhaların nasıl bağ kurduğu insanlarla bu bölümde evet. de bayağı bir ön plandaydı. İşte evet. Damon'ın e, Melis'i alamadığı sonra Karaksis'i aldığı filan öğrendik. Baylan'ın gene... Kızdı hatta ej... ona. <laughs> ha, evet evet. Onları filan öğrendik. Dizi de bunun üstüne gidiyor. O da işte şey, şey yazmış yazmıştı. Işte, bazı insanlarla bağ kuruyor filan yazmış. Ejderhalar. Yani onun da aslında bu ejderha loru gösteriyor dizi bayağı bayağı bir şeyi um, yine Septon işte Barton'da burada yazılanlara um, uygun olarak evet. şey yaptılar. Hı. İşte ejderhalar nasıl ortaya çıktı. İşte um, bu wyvernlar Sotorios'ta yaşayan wyvernlarla bu firewormleri bu volkanik. Volkan'da yaşıyorlar ya Valera'da. Hı hı. Orada yaşayan ateşli kurtları Blood Magic yaparak birleştirdiler. İşte öyle ejderha ortaya çıkardılar. Bu bizim tepestirde de böyle ateşli bir ejderha resmi var ya. Hı hı. İşte ona da uyuyor herhalde. Bir de nasıl hangi insanlarla bağ kuruyor, neden bazı insanlar alabiliyor, neden bazı alamıyor sorusu var. Ona da kesin cevap vermeyecek büyük ihtimal George Martin. Hani böyle açıklamayacak ama hı -hı. ben açıklayayım isterseniz. Şöyle. <laughs> Açıklayayım şöyle açıklayayım benim kafamdaki teori hep şeydir kiminle ejderhaların bağ kurduğu konusu o tapestereye bakarsan o ateşli ejderhanın yanında bir de adam var hançerli kadını öldürüyor ya. Evet. Ya da böyle arkasında hançerli Hı -hı. duruyor ya hatta ben Azor Ahai falan demiştim. Hı -hı, hatırlıyorum onu. Azor Ohai nedir karısını öldürür işte oradan kılıcı Lightbringer doğurur hani Lightbringer bringer şey böyle hani orada oradan sonra Dünyayı kurtarır falan. ışık <laughs> getiren hani ejderha olduğu da söylenir ya. Evet. Hani kılıç değil de ejderhadır o, Lightbringer falan denir. Hatta Dragon'dur falan Lightbringer falan diyen vardır. Hani denirse hem Azor Uhay diyenler için. Her neyse şey bütün bu efsanelerdeki birleşimi aslında o ejderhaların ortaya çıkışında insan human de insan kurban etmen gerekiyor. İşte sadece Wyvern'ı aldın bir de evet. e, Fireworm'ı aldın. Blood Magick'i yapmak için de insan kurban etmen gerekiyor. İnsanı kurban ederken de e, tabii ki Blood Magick'in sonucunda o iki kan kurban ettiğin insanla ejderhanın genetiği bir şekilde birbirine bağlanmış oluyor. Yani her birine birbirinden gen geçtiğini düşün. Sonuçta bu ilişki um, bilimsel bir şey değil yani. Şimdi nasıl gen geçti? siktim mecderayı falan deme yani. <laughs> Magic. <Mencik. gülüyor> <Mencik. gülüyor> Bunu Bunları kabul edeceksin. Ondan sonra işte o kurban edilen insanın soyundan gelen kişilerle ortaya çıkan ejderhanın soyu bir, birleşebiliyor. Hani bir Targaryen uh, prensesini kurban ettilerse ...o Targaryen'ın soyundan gelen kişiler... ...o prensesin soyundan gelen kişilerle... ...o ortaya çıkan ejderhanın... ...soyundan gelen ejderhalar... ...birleşebiliyorlar. Yani şey böyle. Ne diyeyim? Benim kafamdaki mantık öyle. O yüzden mesela Targaryen olman da... ...her ejderhayı alacağın anlamına gelmiyor. Çünkü o ejderhanın... ...senin soyunun geldiği... ...prensesin neyse... ...kurban edilen kişilerle ...aynı soydan gelmen gerekiyor yani... Anlatabildim mi bilmiyorum. İki Yo. tane şey oluşturuyorsun yani. Orada o ritüele konu olan ejderha ile kişinin soyundan gelen ejderha ve kişiler birleşebiliyor. Yani bir, bir kabul ediyor. Yani kafamdaki teori böyle. Eğer bu işi hani acaba nasıl oluyor filan diye düşünen varsa bu öyle düşündüğünde açıklanıyor, açıklanabiliyor. Çünkü ileride de belli bir soyu Um, Targaryen'ler mesela şeydir. Deri Kral Eris'in babası ikinci Ceheris. Um, ona böyle bu büyük ihtimal Ghost of High Heart denilen Feast of Frost'ta da gözüken bir karakter var. İşte cadı. Woodwitch aynı bizim Eris gibi. Hı -hı. Hatta High Heart'ta yaşıyor. High Heart'ın uh, adı geçti bu bölümde. Gene Riverlands'da olduğu için. Doğru. God şeye yakın. Um, God's yakın. Um, Isle of yakın. Um, işte i̇şte giderler ki Ceheris'e um, işte bu Prince That Was Promised işte ev kehanetteki kişi Aenis ve senin kızın ve senin oğlun Aenis ve Aenis'in karısının adı neydi? Her neyse onun birleşmesinden. Ali sen değil mi Ali sen miydi? Yok bu şey en deli kralın karısı. Ha okay. sonra kim diyorsun tamam. Bu Ceheris ikinci aa, Ceheris. Aa, pardon. Bu birincisi değil. Um, neyse işte der ki ona senin işte bu Aenys'le bu kızını evlendirirsen onların soyundan işte bu söz verilmiş prens doğacak der. Ondan sonra işte evlendirirler onları. E tabi Aenys'in soyundan da Rhaegar um, ve Daenerys um, geliyor. Ö, şey hani işte Daenerys olduğunu ya da Jon da geliyor tabii ki hmm. ya. Daenerys ya da John hangisi ise Azor Ahai ya da neyse o buna, boksa inanıyorsa hani belli bir soyun Seçilmiş kişi <laughs> ha belli bir soyun tekrar ejderhaları getireceği e, kehaneti sürekli vardır işte belli bir şeyin o da öyle açıklayabilirsin yani bir şekilde bu kahin kişiler hangi Targaryen soyunda kanında ya da şeyinde böyle ne denir <laughs> um, bu Blood Magic şeyinin olduğunu biliyorlar. O, o soydan gelen birisi geri getirecek ejderhaları diye ona doğru Bloodraven'ın da bu tip şeyleri var. Her neyse. Um, çok fazla girmeye gerek yok oralara. Zaten girdik. <laughs> Çıkalım hani. yani şöyle aslında dediğinle şöyle bir paralel kurmaya çalışıyorum ben de. Ejderhalar bir yandan da aslında hem kontrol hem bağ tarafından Targaryenlerle çok metaforik bir ilişkileri var. Yani işte Daemon'u da bir ejderha gibi düşünürsek. ...Damon'u kontrol edemiyorsun. Bir bağ kurman çok zor. Mesela bu açıdan işte e, Vegar'a çok benziyor. Yani Vegar'i kontrol etmiyor bence da zaten. Vegar kendi şeyinde takılıyor. ...onu önceden de konuşmuştuk. Ama şey tarafında bir e, kurban verme ve sonra o soydan gelenlere bakma tarafında mesela şey dün ona bakıyordum. ...Damon annesini iki yaşındayken kaybediyor. Annesi iki çocuk doğuruyor, üçüncü ölüyor yine. Aynısını mesela Renira da yaşadı. İşte Viserys Egon, e, Egon öldü. Bir Egon da öldü. <laughs> Viserys yaşadı. Doğru. Aslında hep e, ailesinde kurban edilen yani üçüncü çocuklar genelde ölü doğanlar ya da dördüncü çocuklar. E, aynısını Leyna da yaşadı. Hatta Leyna kendini de kurban etti. Daenerys'in de çocuğu işte öldü. Değil aynen. Zararlardı. Aynen işte Daenerys'in de çocuğu öldü. Aslında bu kurban kısmı biraz böyle bu çocuğu kaybetme. Biraz şey hırsından da aslında. Dördü yapacağız, beşi yapacağız. Sonuçta bu kadınların orada sağlıklı bir şekilde doğurma ihtimali o şartlarda her zaman müthiş olmuyor yani. Bir de bunu zorluyorlar. Ee, Vizaris'te bunu gördük zaten. Ee, o zorlama sonucunda da hep bir kurban gibi oluyor. Zaten Renira'nın son doğan çocuğu da böyle tuhaftı. işte Dragon'a benziyordu falan diye onu da konuşmuştuk. Ki daha önce de öyle doğumlar olmuş. Aslında dediğim buradan paralellik kuruyor. Yani bir kurbandan çok Hani dini bir ritüelden çok sanki e, bir parçası gibi yani o bir parça öldüğünde diğer taraftan dragon tarafında yeniden doğuyor falan gibi bir şey var sanki. Ama tabii bunu e, açıklamanın da gereği ya şu açıdan bence yok teknik olarak. Ne fark edecek? Ben biz yine hikayeye bakmak zorundayız sanki ya. Yani hikaye bize ne anlatıyor? Sonuçta bu insanlar o dragonları niye alıyorlar? Nasıl ya bu silah sonuçta. Bu ele geçirmek Yok zaten yok. Önemli. Ha, yani. Açıklamayacak çünkü sen dediğin gibi metafor olarak okumak isteyen öyle okusun. Aynen. İlla bunu böyle daha fazla açıklamak isteyen de kafasında açıklasın diye bırakacak onu George öyle hiç şey yapmayacak. Hani metafor olarak okumasını isteyeni bozmamak için bunu <laughs> 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 öyle şey bırakacak ki her iki türlü de okunabilsin. İşte bu, bu arada alakasız bir şey mesela o Valerian Steel de aynı şekilde yapılıyor. Ha, yani. İşte bu Shade, Shade of the evening ağacı var onun hatta bu hem yörünün falan içtiği şey ona da insan kurban ediyorsun. Öyle level'ların stil oluyor. Onların her ikisinde aşağıda George'un dünyasında ruh ruh denilen bir şey var ve de ruhu kılıca koymuş oluyorsun. Ruhu işte ejderhaya koymuş oluyorsun. Yani artık ne kadar bunu zaten oturup böyle açıklamaya çalışırsan o kadar boku çıkıyor bir noktada. <laughs> e zaten... Gizemli kalması gerekiyor. Mitolojik tarafı da kılıç kılıçla insanla bağ kuruyor ya ejderha gibi. Yani her işte İngiliz tarihinde de hikayelerinde de işte o kılıcı taştan herkes çıka çekip çıkaramaz yani. Onda bir bağ kurma şeyi var. Biraz onlardan etkilendiği zaten çok net de. Ee, bunu açıklamasına da işte ben şeye şaşırıyorum zaten açıklama kısmında. Blok yazısını niye yazdın şimdi? Dur abi ben hiç kitaplarımı okumamışlar vardır. Ben de normal seyirciye mi hitap edeyim dedim. Zaten kitaplarını okumuş şu anlar bunları biliyor. Senin gibi olanlar Dör hatta hatasını yakalıyor falan böyle. <laughs> Hayır dört ayaklı şeye takmış bir de. O Game of Thrones zamanında da yazmıştı benzer bir yazı. Evet. İlk başta iki ayaklı başlamış da Game of Thrones'ta Flamalar işte Targaryen bayrakları. Sonra Daenerys'in Westeros'a yol aldığı sahnede şey... Ne o? E, geminin yelkenlerinde dört ha, ayaklı evet. armayı kullanmışlar. Orada zaten George böyle... Ok, <laughs> ama bir Ejderha Arya'nın Arya'nın <laughs> Arya Long Night'ı tek başına bir bitirmesi falan bozmadı herifi. Ejderha'nın dört ayaklı. Yani ejderha dört ayaklı da değil. Sadece bayraktaki Ejderha'nın dört tane ayağı var. Evet. Ejderha oradaki yani. üç başlı bir de bu arada. Tabii o da <laughs> o da ona şey yapmıyor. O önemli değil. Onun metaforik olduğunu anlıyoruz. Evet. <laughs> o önemli değil. Üç başlı olması, dört ayak olmasın ama. Artık George da şey işte artık ne diyeyim böyle uğraş bunlarla şey bulutla kavga eden adam gibi. <laughs> o da şeyden geliyor onu da açıklamış şeyde um, bu heraldry yapan uh, adamlar gerçek hayatta ortaçağda ha, evet. orta çağda dört ayaklıya ejderha iki ayaklıya wyvern demişler hani şeyde. Ha orada. Um, o heraldry şeyinde ejderha dört ayaklı resmedilirmiş iki ayaklı da wyvern olurmuş. Um, ama şey diyor <laughs> Onlar bilmiyorlar hiç hayatlarında ejderha mı görmüşler. <laughs> Westeros'taki bayrak yapan insanlar ejderhaya bakıp çizebilir yani. Onların hata yapması kabul edilemez falan diyeyim böyle. Allah'ım yarabbim nelerle uğraşıyorsun. <laughs> tamam George sakin ol oğlum sakin ol. <laughs> Kitabı yaz okuyalım karşı. Hadi. <laughs> Aynen. Ya sen öğrenelim ne olduğunu. Hadi bakayım. Evet. Hadi çocuğum. Ben bu arada bu yazıyı son bir şey diyeceğim. Hani ilk okuduğumda biraz böyle seyircinin gazını eleştiriyor gibi hissettim hani açıkçası. Hani çok konuşuldu işte sızıntı oldu yok. Reyna binecek de binmeyecek de öyle bulamaz da edemez de falan. Ee, ama sonra işte bu Reyna'nın zaten şeyine çok inanmış durumda herkes sızıntısından da dolayı. E bir şekilde Reyna'nın oradan dö Şimdi ben hikayenin işleyişi olarak bakıyorum. Şimdi Reyna Arinlerde takılırken oradan nasıl devreye girecek ya da ne yapacak? Hani çocukların başına bir iş mi gelecek? Yumurtalara ne olacak? O geri mi dönecek kısmına bakarken. Onun hikaye dahil olması için bir şey olması lazım. Oradaki mekanizma zaten çalışmak zorunda. O mekanizma çalışmadan işte burada tıkandığımız şeye geliyoruz. İşte Stephen King'in zamanda yaptığı gibi. Shining'i hiç beğenmedim. Bok gibi film. Halbuki Shining dünyanın en iyi filmlerinden biri. Ama işte George R. R. Martin de Ejderha 50 kilometre uzakta diye bütün şeyi çöpe atacak hale getirdi mi seyircinin gözünde? Böyle bir hata mı yaptı bilmiyorum. Bana çok tuhaf geliyor. Ya yani. Onu yapmaz ya. O Yap. kadarını yapmaz. Bence de yani seyircinin ihtimalle... bakışını eleştiriyor gibi düşünmek istiyorum o yüzden öyle. <laughs> Büyük ihtimal sızdığının mızdığının da farkında değildir George. O kadar da oturup böyle internette sızmış falan da demiyordur. Evet. Yani. Neyse bu Reyna meselesinin zaten bu olduğu zaman bir Nerd Rage olacak. Biz de geleceğiz buraya Nerd Rage yapan salakları eleştireceğiz. O <laughs> zaman bir ara <hareket> konuşuruz. Aynen. <laughs> ben size neden o değişikliğin aslında iyi olduğunu açıklarım. Sonra bir sürü Nerd Rage'de neden aslında o değişikliğin her şeyi mahvettiğini açıklar. Hangisine inanmak istiyorsanız ona inanırsınız. <laughs> bu arada geçen bölüm şeyde konuşmuştuk. Ee, Renira'nın baktığı kafatası kim falan diye. Sonradan ha, o... ha meraksiz olma ihtimal daha yüksek. Hani net açıklanmadı galiba. Yok. Görmedim de. Meraksız çünkü gözünü kırık. Ha değil Şeyin. mi? Doğru tamam. Ona ben dikkat. etmedim. ben meydim. ben sadece dizi yeni gösteriyor ya bu şey olarak. Ha. Ben hiç dikkat bile etmemişim hani. Sadece dönüp dolaşıp Balerian'ın kafatasını gösteriyorlar ya. Ben ha gene Balerian'ı gösteriyorlar dedim. Halbuki Evet Meraxes bu bölümde görüyoruz. Gözü de kırık zaten. Gözü de kırık çünkü o meşhur evet. Dorn'dan atılan Scorpion. Rhaenys'in ejderhası Meraxes'in gözüne giriyor. Um, ee, Rhaenys orada düşüyor, ölüyor. Ölüyor mu? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. <laughs> o çok karışık. Oralar <laughs> yani. spoiler ya. Orası çok karışık. Jon <laughs> da Aegon'a barış görüşmesi için şey Meraxis'in kafatasını Dragonstone'a getiriyor doğumdan bir heyet. <laughs> Doğru yani şey yok. olarak. <laughs> Buyurun getirdik. Orada kemikleri hala doğrunda kalıyor da işte kafayı getiriyorlar. Evet. Ee, evet bu şeyde görülen Meraxis Ben dizinin Meraksis'i sok hani Sokacağını bile hiç düşünmemişim yani şey kafamda gene aynı şeyi gösteriyorlar diye geçtim hiç dikkat etmemişim. Ya bir de biz şeye çok odaklandık arkadaşlar abi. özür dileriz sıçtık çok... sıvadık yani. <laughs> çok kötü bittin artık. Yok ben Aynen. şey diye düşündüm ben kendim çok odaklanmıştım hani Renis'e bir şey olacağına emindim. Okumadım ona rağmen kitabı tamam Renis artık diyecek. Hani o yüzden For Shadow hiç ilgimi çekmemiş orada. Hani Renis sonuçta merak sizin de Renis. Ya tamam hani ölüsüne bakıyor. Renis de ölecek şeyine hiç girmemişim yani. Kondisyon olarak kafam oraya hiç gitmemiş yani. <laughs> Şimdi başka bir şey olsa giriyoruz ya oraya böyle. Lan ileride bir şey olacak burada Forshadow var diye. Oraya hiç girmemişim yani. Ya Dragonstone'daki tek kaf ejderha kafatası o zaten. Gerisi Red Keep'te şey oluyor. Takılıyor. İşte Robert da sonra kömürlüğe koyuyor onları. <gülüyor> <gülüyor> Su, kaldırın lan bunları falan diyor. Aynen. <laughs> Evet, o zaman bölüme geçelim. Ee, yine yaklaşık 5 saat konuşacağımız bir bölüm olacak gibi duruyor. Yine bir sürü olay, bir sürü detay. Abi, daha, bölüme geçmeden yarım saat gömdük zaten. Evet. Daha siyasi bir, harbiden politik aslında Damon'ın politikalarının nasıl sıçtığını gördüğümüz, kimin aslında içinin nasıl olduğunu anladığımız bölüm oldu. İlk başında da zaten hemen bir Renis'in ölümünün anmasıyla başladık. Corlys ayakta duramıyor işte ne bileyim kendi danesinin o güzel müziği çalıyor falan. Rainier e, ufuklara bakıp ağlıyor. Böyle bir güzel bir an anmayla başladık. Sonra direkt şeye geçtik ama hani kaymak tabi ah be Renis öldü çok üzüntülü üzlerken millet aç orada. <laughs> Kimsenin skin'i değil. <laughs> Ölüyoruz biz burada açız lütfen yemek falan." diye. Ee, daha halka inmeleri güzel oldu bir anda. Hoşuma gitti. Çok güzel bir kontrastla geçmişler yani bölümün başında. Ceheris'in öldüğü um konvoyla aynı anda çekmişler bunu. Ha. aynı konvoy bu sefer. <laughs> şey. Melis'in kafayı taşıyor. Oğlum çok güzel de detaymış. Halka şey verdim oyunculara böyle. Şimdi ağlıyorsunuz. Şimdi se şimdi Aynen. şaşkınsınız. <laughs> Aynen. Biraz Arkadaşlar küfür istiyoruz. tamam şimdi... <laughs> ağlamayı bırakın artık. O kadar cözutmayın. <laughs> E bir de belli ki yani ekonomi kötü. Halk ucuz diye Yunan'a gidiyor. Orada mallar da satılmamış artık. Çürümeye başlamış yani. Kimse bir şey alamıyor falan. Şey çok fena oğlum. Böyle baklava sırası gibi millet yemek veriyor. Herkes birbirinin üstüne çıkıyor vesaire. Baya kötü Bu ortam atıyor. Ha. Halkın şeyi artık gözümüze sokuldu. Çekovskan'ı bıraktılar oraya. Tabii Hace. tabii. Halkın o patlayacak artık. <laughs> Yaz, ben şeyi merak ettim burada ya. Melis'in o kafası acaba cg miydi yoksa prop muydu ya? Yok Bak, cg yani. CG mi? Çok güzel yapmışlar Bildi o. Ma mavi bir şey. Hani işte kafayı yapmışlar ama kafa mavi şey yani. Anladım anladım. Ne denir? Ya bir o detayları cg vermişler. Aynı boyutta prop yapmışlar. Okey mantıklı. Aynen prop bildiğim mavi prop. Şey çok iyiydi ya. Araba sallanırken falan kafanın fiziği falan bayağı arabayla uyumlu falan çok güzel yapmışlar yani. Baksan çok bir önemli de öyle... detay gibi ama iyi yapmışlar. Kokuşmuş falan yapmış olmaları ilginç. Evet. Ee, böyle glorious bir şeydi de değil yani. Çürümüş zaten... böyle kokuyor. <laughs> Aynen zaten e, sahnenin genel teması daha önce de konuşmuştuk Blood and Cheese'den sonra. Blood and Cheese aslında ilk defa bir böyle commoner'ın hani böyle normal bir insanın Targaryen prensini kafasının kestiği ve de o ...güç ilizyonunu, biz tanrıyız ilizyonunu... Yani yıktığı evet. şeydi. Yıktığı şeydi diye konuşmuştuk o zaman. Aynen. Bu da ikinci bir... Em, ...vaka. Aynı şeyin yaşandığı. Hatta adam geliyor, diyor ya işte... ...bu ajderaları ben tanrı zannediyordum. Evet. Falan diye. Yazın bunu bir yere falan diyen adam var. Yani. Tam dayı orada. <laughs> Aslında bizim unuttuğumuz şey... hep em, ...biz... Game of Thrones'un ana seride Targaryen, ejderhalar yok işte Targaryenler sürünür haldeyken bu çağda hani tam böyle Ceheris'in peak çağında bir Ceheris sonrası artık harbiden Targaryenlerin tanrı olduğu inancı şey yani hat en maksimum olduğu safhada. O Targaryen biz tanrılarız biz daha yakınız işte biz süper humanız biz hasta olmuyoruz. Mesela Ceheris'in yani hasta olan kızı var. <laughs> bir tane orada bir elizyon şeyi var. Ha yanmıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Gerçi Aegon'a bakınca görülüyor ki <laughs> yanıyor. <laughs> Biraz fazla yanıyorlar hatta. Aynen. <laughs> Her ha, ha, neyse şey um, o elizyonun tabii ki kırılması hani şeyin düşünemediği gene um, Kristen Cole gibi adamların düşünemediği şey bu. Aemon da ben çok Valerian History okudum falan e, o düşünmesi lazım aslında. Oğlum ölmüş ezdarayı göstermeyelim direkt bizim Tabii gücümüz canım. bizim ejderhadan geliyor yani normal burada başka şeylerde de konuşacağız bu normal halk muhabbetinde belki feodal düzende mutlak güç yoktur aslında hani ben normal halkı siklemiyorum <laughs> diyen kral yoktur pek çünkü normal halk alır senin kafanı sonuçta her ne kadar kral işte mutlak güç filan desen de aslında hep kralın işi lordları, halkı bilmem neyi dengelemektir yani. Tabii. Ama Targaryen olunca tabi, ejderhan olunca mutlak güç olabiliyorsun. Çünkü gerçek hayattaki bana tanrılar verdiği bu gücü insanların karnı açken onu yemezken <laughs> siyasa, siyasal İslamcıları tencere yollayınca, boş tencere yollarken <laughs> ama o işte bize güç tanrıdan geliyor. Um, argümanı Targaryenler için gerçeğe yakın. Çünkü ejderha yani sonuçta bütün Targaryen exceptionalism diye bir şey var. Hani bütün herkese e, kanunlar herkese uygulanan kanunlar Targaryenlere uygulanmıyor. Onlar ensest evlilik yapabiliyorlar. Neden? Çünkü biz normal değiliz. Biz tanrıyız ulan. Yani bizim kanımız sizin gibi olmaz. Biz kanımızı sizinle bulaştırmak istemiyoruz. Hani o zaman da gidip kilise bile bunlara bir üst, bir tanrısal şey veriyor yani. Tan ne diyeyim dini kurum bile okey tamam Targaryen'sanız am, <laughs> amcanızı sikebilirsiniz falan. Uncle Fakir olmak okey falan diye. Ki buna yani, çok itiraz da ediyorlar başta ilk geldiklerinde Targaryen'ler, Septa falan. Yani işte Ceheris'e kadar bayağı bir didişiyorlar. Evet. sonra bu Targaryen Exceptionalism olayını. Gene onu yapan da Septon Barth aslında. Hı, -hı. Büyük adamdı Septon Bell. <laughs> Her neyse. Hani onu anlaşan kiliseyle. Çünkü adam Septon ya. Evet. Her iki tarafında şeyini görebilir. Her neyse yani toplayıp gelmek gerekirse sahnenin asıl şeyi bence Targaryen'lerin... yıkılması. O, o ilizyonunun illüzyonunun bir kez daha yıkılması. Hani bu salaklar kendi, bir taht kavgası yüzünden aslında kendi güç kendi güçlerini kaynağını aldığı şeyi yok etmeye başlıyorlar. Zaten da gelip ha et lan bu falan deyip ha <laughs> aç zaten çok adam güzel. et gibi geldi. <laughs> Aynen bütün halk aç yani. O ızgarada yapmışlar bunu barbekü bu falan diye. <laughs> Yiyecekler zandım artık <laughs> orada ejderha ben için. Evet adam, ya indirip parçalayabilirler gibi ben de bir an dedim hani şeyde çünkü öyle bir durum olmuştu ya e, küçük ceherisi gezdirirken de böyle düşecek gibi olmuştu düşmemişti. Evet. Halk çünkü ona böyle bir şey vardı hani duygusa. Bunda acaba saldıracaklar mı falan gibi düşündüm. Atmadılar ama onu. Ya, o kadar daha götleri yemez hala korkun. arkadaşlar hani oğlum bu kafası harlar falan. <gülüyor> Yenmez <gülüyor> bu, sıcaktır da <daha> bu. <laughs> Aynen sıcaktır o diye. Şey yani. Um, tabii ki bir akraba kıyımının da bir başka tabu olduğundan bahsetmiştik. O bir var. Evet. Bir de halk genel olarak şey düşünüyor hani. Zaten burada sanırım neydi? vur elemanın adı. Otto. O da yok yok. Ha, Gwaine. Gwaine'in diyorsun. Ha, Gwaine de söylüyor ya işte hani biz nükleer bomba attık. Şimdi hakta da nükleer bombaya karşılık geleceğinden evet. korkuyor gibi. Renir'a karşılık yani, verecektir diye zaten konuşuyorlar. Aynen. Şimdi gelecek birisi şehri yakacak diye bir korku da var. Yani birkaç katmanda halkın bayram yapmamasının sebepleri var <laughs> sonuç ya abi, olarak. Zaten burada Otto olsa hayatta çıkarmazdı. Otto zaten ilk bu ceherisi çıkarırken de işte e, Renis'in ejderhasının pit'ten çıkışını falan e, çok şeytani bulduğunu söylemişti Halkın. Biliyor mesela, o tanıyor. Çünkü içeride de bağlantıları vardı. Orayı tanıyor. Şeytani buldu mu Halk onu? O şey olarak söylemişti. Bizi zayıf gördüler, kaçırdık diye demişti. Bu arada hala da Renis'e o, oraya takılmış bir grup insan var. Renis bir sürü insan öldürmüştü falan diye. Ha, Yok o, hocam. <gülüyor> <gülüyor> Onu geçin artık. O geç. Öldürmüştü o Renis yok falan diye. Hala böyle onun daha şey hesabı ödenmedi diyen adamlar var. Hala niye takıldılar oraya bilmiyorum. Aksiyon filminde böyle mi izliyorlar acaba? Her böyle bir patlama <laughs> olduğunda, oranın maliyeti, oranın ha, onun içinde insan mı vardı o patlama oldu ama o insanlar gelecek intikamını alacak falan diye evet. <laughs> böyle John Wick falan izleyen adamlar var mı acaba? Ya vardır kesin bu arada. <laughs> Çok saçma bir şey. O <laughs> binayı patlattınız ama orada masum çocuklar yaşıyordu. İşte <laughs> Aksiyon sahnesi abi, unutun yani. Rain bir insan öldürmüştü diye evet. kızan insanlar var. Neyse. <laughs> Şunu diyecektim ben de. Otto tarafı... Ya Otto bunu yaptırmazdı özellikle. Hani e, şeyi... Ejderhalara bakışını... Yani halkın bakışını algılayabiliyordu aşağı yukarı. Onu diyecektim. Col Bilmiyorum Otto yaptırabilirdi. Çünkü Otto Targaryen iktidarı ne yıkıp normal... Um, ne diyeyim daha geleneksel daha işte 7'yi bilmem ne o tip bir iktidarı e, istiyor yani çünkü ceherisi sokaklarda dolaştırmak da aslında onun aynı şeye geliyor sonuç olarak ama kafası o, kesilmiş o, Targaryen prensi prensi yani sonuçta o ama o kırılgan hale getirmedi Yani güçlendirdi aksine millet daha bağlandı sevdi falan işe yaradı yani şey olarak e, tamam şey olarak maybe, kısa, belki kısa vadede öyle bir etkisi oldu ama uzun vadede de Targaryen'lerin çapulcu bir herif tarafından kafasının kesilebileceğini gösteriyor yani. <laughs> Hayır, o zaten okey onda sorun yok. O zaten kısa bir çözümdü. Onu demiyorum ben. Yani Otto'nun e, bu ejderha kafasını mesela sergileyecekse de halkı korkutacak şekilde yapmazdı. Atıyorum böyle... Ne bileyim işte Red Catcher'lara da kızmıştı ya aslında. Biraz oradan anlıyorum Otto'yu. Red Catcher'ı niye astırdın hani? Biz halkla başka bir bağ kurmaya çalışıyoruz şeyinde. Ben yapacağına hiç inanmıyorum o yüzden. Yapacaksa da uzun vadede başka şekilde gösterirdi yani. Daha görkemli bir hale getirirdi yine. Ya yani Otto'yu e, sevmesem de... de bu konularda daha akıllı bir adamdı yani. Ejderha yerine ya Darklin'le Stanton'ın Lord'ların kafalarını... Koysaydın şeye, Spike'a. Ya da i̇şte yani. bunlar traitorlar. Hani um, işte Darklin dis çökmedi. Stanton diz çökmedi. Um, alın. Genelde odur yani. Lord'un evet. kafasını Spike'a koyarsın. Onu yaptı kafaya. mesela. Onu kendi yaptı yani. Daha önce yaptılar işte. Gördük <laughs> Yani Bir de um, yani bu sahnede benim garibime giden bir de Aegon'u da bir gece getireydiniz abi. Niye evet orada? Allah şey... Kralınız kutuya koymuşlar adamı bile. Adam <laughs> evet ayakkabı kutusunda getirdiler resmen. Aynen. <laughs> ya da King's Landing'de bunu soktunuz bir kapıdan Aegon'u da başka bir kapıdan sokun herkes buna bakarken. Evet ya. Direkt o şeye niye koydunuz ya? <laughs> Yazık adama. İşte adam abi... yanmış o... i̇ki haftada yol gelmiş kutunun içinde. Kol tam bir öğrenci evi eli ya. Yani öğrenci evi gibi yönetiyor şey. Aynen. <laughs> Bunu da buraya koyun ya. Yani. <laughs> Öyle gelsin Yani. Evet ya çok kötüydü o. Üzücüydü bir yandan da. Yani Egon'un daha bir, bir sahne önce <laughs> çok gaz olması falan. Ondan sonra bir kutuda paketleyip getirmeler işte çok bir değerin yok yani kralda da olsa. Bu arada ya, bu... Kutuya koyun eyvallah da bari gece sokun o kutuyu içeri. <gülüyor> <gülüyor> yani. Her ihtimale karşı. Anladım. Ya oğlum en kötü şey getirir. Gerçi oraya hazırlıksız gidiyorlar. Yani Egon'da hazırlıksız gidiyor da bunların böyle taşındıkları daha görkemli şeyler var yani. Ne bileyim oraya götür bir tane onunla taşı. Yok. geri getir falan. <laughs> kral ol Kralın orada olduğunu göstermek istemiyorlar zaten hani o şey. Ya tamam canım göstermeyecek zaten. <laughs> de Onunla taşırsın. Ne bileyim daha düzgün bir şere taşırsın ya. <laughs> yani Kralı e... ne olduğunu kesin. Hani halka göstermek istemedikleri için onu öyle bir şey yapmışlar da kralı halka göstermek istemiyorsanız gece getirin ya da başka kapıdan sokun ne bileyim başka bir şey yapın. <laughs> e, alsın Veigar ejderha ile, şeyle getirip böyle red giyipin tepeden bıraksın şey Aegon'u. <laughs> Camdan atıyor. Yapar bir mi? de Aemon da ölmemiş hala şu ola şeklinde yukarıdan bırakıp boom Alicent'in önüne düşüyor böyle. <laughs> ne geldi lan? <laughs> Zaten burada Helena da şeyde arkalarından bakıyor şey yaparken ya kafes Geçen bölümdeki kafes bu muydu da acaba For Shadow bir kafese bakıyordu ya böyle küçük bir kafes gibi bir şey de geldi Egon'da yani. Belki de Egon'un ölümünü de görmüştür çoktan ki mantıken Hatırlığı. görmüş olması lazım sonda da aynı şeyi söylüyor aslında. Ee, ya şeye bakıyordu ya böyle küçük bir dragon kafesi gibi bir puş kafesi gibi bir şeye bakıyordu böyle oynuyordu Elena. geçen ha, okay. bir olabilir ha şeydir. Hemen güzel bir akalım. Olabilirsin ya. Yani. Şey, Alison'la konuşurken. Yani Helena biraz <laughs> artık kehanet yumurtlamadığı için o kadar dikkatli bakmıyorum Helena sana. <laughs> <ben> ne <neyse. gülüyor> dedin? hala kehanet yumurtlamadı. Evet, ben Helena tarafındayım ya. Devam her şeyine bakıyorum. <laughs> Ee, burada sonra onun dışında tabii şeyleri konuştu. Halkın tepkisi, korkusu, Renira karşılık verecek beklentisi var. Ament de bayağı şeye zaten böyle eserine bakmaya geliyor gibi şeye geliyor. Tam böyle Orwell e, Egan'ı derisini zırhından ayırırken görüyoruz artık çok kötü yanmış, yapışmış falan. Yapışmış yani. Aynen. Eymut e, e, da gelip e, LinkedIn'e ilan mı vereceğiz? İçeriden birini mi yükselteceğiz falan diye böyle geliyor. <laughs> İnternet promotion. Aynen. Internal promotion peşinde. Annesi de orada siklemiyor zaten. Eymut o Silent Sister'ları da Eymut çağırmış ha. Silent Sister de şeydir ya ölünün benasimini evet. merasimini yapan kişilerdir. Adam ölmedi. Eymut <laughs> bunları niye getirdi? Her <laughs> ihtimale karşı. Eymut bu adam kim? Bu da helva yapıyor işte. <gülüyor> ya. <gülüyor> Zaten... Arkada helva karan var. <laughs> Edison <laughs> e Her <laughs> ihtimalle karşı arkadaşları getirdim işte. Bin tane de pide söylettim. Yani akşam kaldırıyoruz. Bütün yani. <laughs> halk aç zaten pideyi nereden <gülüyor> 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 Orada şey ama güzel sahneydi. Edison da konuşamıyor ya bir donları görüyor. Böyle bir şey diyecek diyemiyor. Yani bir korkuyla kederle karışık bir hali var böyle. Güzel de Edison'ın <laughs> Bu şeyi görünce yalisin zaten olayı çözüyor. Hançer'in yani bunun belinde evet. olduğunu görünce anlıyor. Bakıyor böyle, evet bu çizmiş bizim olanı diye bir şey yapıyor sanırım. <laughs> orada bir çözüyor yalisin olayı. Um, evet ondan sonra bu arada Evan Mitchell'ın da röportajını dinledim bölümden sonraki. Ben hep bu adama böyle şey diyordum ya karikatür, kartun yani. villain falan yani. diyordum. Adam resmen şey dedi ya 80'ler Mike Myers tipi korku e, karakterlerinden etkilendim. İşte Eamon'un çok konuşmayan hani böyle daha çok böyle evet. po şey poz verip hani böyle ne diyeyim aurası olan korku. Maskeyi takıp hani... peşinden koşan ama böyle yavaş yavaş yürüyen hasta koşmayan. <laughs> Aynen aynen o tip adamlardan etkilendim diyordu o zaman demek ki yani bilerek yapılan bir şey adamın oyunculuğunda evet. bir durum yok yani beni biraz rahatsız ediyordu ama şimdi yavaş yavaş açılacak karakter zaten artık yani, poz vermekten başka şeyler de yapacaktır <gülüyor> artık <gülüyor> oldu ya başa geçti. Abi zaten Her neyse. E, öyle olması da normaldi başta da e, tabi biraz fazla göze batıyordu. Bir de Aemond da şeye uygun gidiyor. O, o karakterler de böyle bir noktada ya çok savunmasız öldürür. Yani öyle güçlü biriyle falan kavga etmez ya. Genelde de biraz direnebilen biri olur hemen gider. Cole, Damon, Aemond hepsi aynı tip ya böyle. Yani ya böyle savunmasız anda birinin kafasını kesiyorlar. Ya da öyle iş işten geçtikten sonra savaşa giriyorlar. <laughs> Şimdi Damon ne laf söylemeyelim bu konuda. Kendisi bak Damon'la Cole aslında Şöyle bir şey var. İyi noktaya şey yaptın. Eamon'da daha kimseyi öldürürken görmedik eliyle. Sadece Sadece ejderhasıyla Kavuka delikanlılık etti. yapıyor. Aynen. Ama Damon'ı biliyoruz. Stepstones'da dalmış Step dalmıştı Gerçi zaman. doğru. Stepstones'da bir şey vardı. Şimdi hakkını verelim. Doğru diyorsun. <laughs> Artık yok. <laughs> yani. Ama Eamon'ı büyük ihtimal bilerek hiç daha göstermediler. Um kılıçla filan birini kesiyor. Ya da böyle daha adil bir dövüş içerisinde hiç göstermediler. Hep Beygar'ın tepesinde artistik yapıyor herkese. Aynen. aynen böyle eve geç geliyor filan böyle. Alicent kızacak Beygar'ın tepesine çıkıyor. İn aşağı sikecek ben Anne bak. Yakarım anne. <laughs> Öyle <bir. gülüyor> yakarım bu odayı da evi de yakarım hepinizi. <laughs> ya evet, Damon da... Direkt... Aslında Damon'da da şöyle bir durum var. O da şeyle çalışıyor. Yani o da hani tepki olarak kesiyor. Belki Aemon'da da aynı şey olabilir bir noktada. Damon'da Viserys'e kızıp oraya dalıyordu. Belki bir noktada Aemon'da da öyle bir kırılma yaşayacağız. Yani Aemon'da öyle bir şey sinirlenecek. O zaman o kırılmayı göreceğiz Ejderhan dışında. Görelim ilk sezonda ben kılıcı ve şeyi his, tarihi çalıştım falan diyordu ya. Evet. Görelim ne kadar çalışmış kılıcı. Biz <laughs> <laughs> görmedik kullandığını. Şeyde gördük bir tek. Train ya derken şeyde kol ve şeyde evet, gençken iyi train ediyordu bu arada. Ama tabii <laughs> şu an. Hocam bunların hepsi şey yani. Summer child bunlar da aç Doğru. Her training bütün lordlar zaten onun da lafı geçti ya şeyde. Um, Black ya, Council'da. Gerçek savaş e... görmedi. Sen savaş görmedi de sen gördün mü? Hani, ne gördün? <gülüyor> <gülüyor> Hepiniz barış döneminde büyümüş insanlarsın. Aynen bu Aemond'un da training'e benzemez. <laughs> Kol zaten ondan adam travma olmuş durumda. Böyle robota döndü herif. Aynen, yani. Oğlum, Biz kılıç mılıç öğrendik senlerce şey ama ejderha inince sa savaş yine bir Bunu <laughs> hiç düşünmemişler. Böyle bu, bu boss ölmüyor hocam bu web. Ne yapacağız bunu? Level atlayıp gelsem olur mu falan diye böyle. Şeyde de burada da bir sahne burada var böyle ya. Böyle rol, rol edeceksin. Kristen İyice rol edip arkasını Dark Souls rolü. Tam buharlarken rol edersen hareketten ezberleyeceksin hocam. O şimdi önden sıkıyorsun, evet. arkana geçiyor falan. evet. Hitbox'u hitbox tam şurada bitiyor bak. Onun yanından rol et. Burada benim e, keşke imkan olsa George R. R. Martin'e sorsaydım. Bunda Lord'a yazdım acaba. Abi kılıç temizlenecekse ejderha ateşi yemiş kılıç. <laughs> Limonu tuza basıp temizleyeceksin hocam falan de. Niye biz orada o kadar detay gördük? İlginçti böyle limon tuzluyor temizliyor, cila alıyor falan böyle uzun uzun onunla uğraşıyor. Böyle. Biraz şey gibi ama tabii Değil. yani şakası bir yana stresten bence yapıyor bu arada tabii. Kol, bayağı stres şeyinde altında yani. Evet bence de şey yapıyor bu herif. Kılıç mılıç bizim bildiğimiz şeyler hocam. Bunu bize <laughs> evet. yani eski güzel günlerde bütün işimiz buydu. Şimdi Ay. nelere girdik planımı. Eskiden evet. Sadece çolukla çocukla avluda training yaparken şimdi ejderha kovuluyoruz. <laughs> <laughs> Güzel günlerde eskiden. Evet, Böyle. Yani. Bütün derdimiz kılıcı keskin tutmaktı. <laughs> Zaten bir de burada... Ha, sen söyle. Şey diyeceğim kol bir de konuşamıyor burada çok komik yani. işte ne oldu falan diye alırsın. İşte şöyle oldu cesurca savaştı falan. Eymut ne yaptı diyor. Onu söyleyemem. Hı falan diye. Lan nasıl bir cümle oğlum? Ne demek söyleyemem. Orada bir <laughs> orada bir problem var. Yani kolla ilgili problem zaten binlerce var da. şimdi kol Lord Commander of the Kingsguard. Hani kralı korumak kolun asıl evet. görevi. Kral ölüm döşeğine geldi. Kola gene promotion verirler. Ben bir bölüm kolu kral yaparlar diye düşündüm. Tabii. O. Çünkü her <gülüyor> <gülüyor> her ölümde her bir şey olduğunda kola promotion veriyorlar ya bir de Alison geliyor sevişiyor. Bir de ejderha veriyorlarmıştım. Binersin lan aslında yani, bir tane diye. <laughs> ol kral öldü. senin korumakla yükümlü olduğun kral oldu. Bravo buyur sana vermitor falan diye böyle veriyorlar. <laughs> <laughs> sen de kral oldun bundan sonra. Adam böyle <laughs> ya. Ne yaptık abimiz? Her neyse sen burada şeyi söylememesi sen kralı korumakla yükümlüsün ve de kralı kardeşinin Kralın canına kastettiğini biliyorsun. Hani delikanlıysan çık söyle değil mi? Ama işte onu da yapmıyor kol. Bari hani kol karakteri biraz oturdu şimdi. Hmm. E, politika sahnelerinden çıkıp da savaş sahnesinde biraz daha inanılır bir karakter oldu. Yani her gördüğünde kolu böyle saçını başını yolmuyorsun artık ilk sezondaki gibi. O çocuğu Allah belanı versin falan diye <laughs> ilk sezonda. Şimdi böyle daha mantıklı konuşan falan bir adam haline geldi o güzel de. E senin görevin kralı korumak. Aimant kralı öldürmeye çalıştı. E hadi yapsana görevini, söylesene hani Alicent'a ya da. E yok, canım, ne bileyim. zaten Aimant da plan yapıyordu oğlum arkasından. Hatta Otto'nun bile parmağı var yani Aimant'ın bu seviyeye gelmesi o da gazlamıştı yani. <laughs> Ama plan da kralı öldürmek değildi herhalde. Yani, yani, değildi de işte bu şey kontrol edilemeyeceğini bir tek Alicent ya anlıyor abi işte erkeklerin biraz geri burada yani kol tarafında da. Hani Eamon'da sen mi kontrol edecektin? Hani şeyde diyor ya bu ha, böyle Tamam bir... onu anlayamadım tamam. Ben... Hadi direkt kralın canına kastetmiş adamı da koru hani? Aa bilmiyorum vallahi söyleyemem ne yaptığını görmedim ben filan. Veigar'ın ateşi gözümü yaktı filan diye. <laughs> Yalan da söyleyemiyorsun. Konuşmuştuk. <laughs> i̇şte Lord Commander'sın sen hacı. Senin işin kralı korumak. Sana gelip kralına ne oldu? E bilmiyorum hala görmedim. Çok yüksekti diyor böyle göremedim oradan tam. <laughs> Sonra kılıçla olduğu sahnede var gerçi sadece şey değil. Evet. Neyse yani kolun temel. E ben, ben sana <laughs> görevi... daha şey bir şey sorayım dur devam etmeden. Diyelim ki e, Aymundu gördü ya tam kılıcız işte sokuyor muydu saplayacak mı diye konuştuk hatta. Diyelim ki tam saplarken gördü hatta sapladı. Ne yapacaktı? Bence hiçbir şey alacak. Evet, evet. Dalmayacaktı bence işte kol. Yani öyle öyle yavşak bir adam o. <laughs> bence öyle. Ha yapıyordu. evet. Doğru bakacak. evet. Şu anda düşündüğü de şey zaten. Aman Aimant'ı karşımıza almayalım. Evet. Herifin e e Veigar var. En güçlü kişi haline geldi bir anda şeydeki. Ee, yeşiller tarafındaki hatta bütün e diyardaki en güçlü adam haline geldi bir anda. Ee, hem şey olarak, yetki olarak hem de ejderha büyüklüğü olarak Kol da öyle tamam bakalım hadi karşımıza almayalım bunu. Sonra ileride her adam kariyer yaptı. Yaptığı salaklıklarla kol niye bundan sonra düzgün iş yapmaya çalışsın ya ki? Işte. Bence o yüzden de. kendi kendine de bence çelişiyor ya Kendi kafasına da oturtamıyor yani şeyi. Sen peki burada kolun burada mıydı? Sunfire'ın olduğunu söylüyor. Sen ne anladın orada cümleden? Abi ben onu eee Tuhaf bir cümledi hani biraz böyle ulan dedim nasıl bunu şeyim şey, acaba ölüm döşeğinde bıraktım mı uzun sürede yani. mi ölür? Yani öyle, ölü Aynen. ölüyordu bıraktık falan gibi yoksa ölmedi yaşayacak mı? Çünkü dragonların recover şeyi de var yani bir şekilde recover oluyorlar bildiğim kadarıyla ilginçti yani o da. Sen ne diyorsun? Yok bana da hani ölüyordu yavaş yavaş ya da uzun bir ölüme doğru hani can çekişiyordu. Ya Aynen. Da. Ölüm döşeğinde bıraktık gibi, gibi geldi bana da. böyle biraz yani. yuvarlak bırakmış gelmiş. o yani zaten orada adam garnizon bıraktık falan da diyor orada. Aynen. Yani öyle bir yuvarlak bırakmışlar. Bir daha da Sunfire'ın lafı hiç geçmiyordu. O, ilginç. Acaba normal iz, kitap okuma yayınlar ne anladı diye merak ettim. <laughs> evet o biraz değişikti yani şey olarak. Ama ya ne bileyim şeyde bilmiyorlar bence. Ne, onu, onu, niye taşımıyorsun ki şey? Onu da taşıyor o zaman. Yani Allah'ın kafasını taşımışsın oradan. Belki ejderhayı recover edeceksin. Esas onu taşıyorum ejderhayı. Ejder. Ejderha. <laughs> ne yapacaksın abi? Getir o orbayla getirecekler. Acı budu bu yaralı. Çıktı bu ne lan? <laughs> e götür, bu <laughs> Buna sürücü de yok. Sürücü bulamayız şimdi. Başlıyorum. Leech verelim. Leech var. <laughs> Melos'un leechlerden basalım Sunfire olmadı. Ş şöyle bir metaforik okumaya girebilirim burada. Ee, hiçbir şey yapmaması, aslında Egon için de bir şey yapmaması, e, zaten yapamayacak evet. olması biraz onu gösteriyor. Hani aslında böylesi daha iyi. Bizim içini oturtuyor kafasında gibi geliyor bana. Yani. Evet, Egon ve Sunfire'ın kaderleri um, evet. benzer oldu gibi bir şey de olabilir. İkisi de canı çekişiyor gibi bir durum var. Buradan da Neyse, çok önemli değil. Black Council'a geçtik zaten. Onlar da hemen abi bizim Dragon gitti en büyüğünü kaybettik e, falan diye söyleniyorlar. Alfred tabii ki hiç durmuyor. <laughs> Alfred devamlı konuşuyor dır dır dır. Ama bu bölüm Renira'nın bence en doğru hamlesi Alfred'i başından sağması oldu. Git, çok çene yapıyordun git bakalım biraz da Damon'la uğraş diye yolladı. Onu konuşuruz zaten. E, burada tabii şey de söyleniyor işte. E, ya bak Vhgar da yaralandı. Hani aslında şimdi bizim saldırmamız lazım o toparlamadan falan diye. Ee, yani Vegard'da da ciddi bir sorun var gibi. Tabi bir de işte demin konuştuğumuz şeyi söylüyor burada. Ee, cinsiyetin bir önemi yok. Sen sanki savaş gördün yavşak falan diye Renira e güzel laf sokuyor burada. <laughs> evet. evet bu burumu artık anladık. Birazcık bana <laughs> dizinin en zayıf set piece'i bence Black Council. Evet. Çok döngüye Çünkü girdi. Çünkü yani. hepsi aynı adamların. Hepsi grumpy, sexist, old white man yani. Evet. Hacı yani burada biraz hani diğer ye yeşil konseyde biraz daha farklı karakterler var. En azından o karakterleri tanıyoruz biraz daha. Burada siyahlarda bir şey kaldı böyle dizi. <laughs> Gidemiyor bir türlü. <gülüyor> Sürekli <gülüyor> hani hem Celtic işte şey... ...Messi, um, um, Broom... ...hepsi aynı adam gibi. Broom biraz daha ön planda... ...biraz daha hani dangalak olanı. Um, ve de sürekli o şeyde kaldık. İşte de şeyi dinlemek istemiyorlar. Hmm. Tabii ki... ...Damon'ın... Uh, ...burada olmayışı... ...bu konuyu... ...yani... Kadını dinleyecekse bu adamlar bu kadını ilk dinlemesi gereken kişi Damon'dı. Evet. Çünkü bunun kocası. Ee, ve de Damon Raniro'yu dinlemediği için bu adamlar da o dinlememe hakkını. Hani Damon önce bir başlatsaydı bunu bir örnek olsaydı ben dinliyorum lan size ne oluyor? Dinlerlerdi. Gibi sen. bir pozisyon alsaydı o zaman dinlemek zorunda kalacaklar. Damon'ın dinlemeyi reddetmesi bu adamları da bu şey zaten René onun farkında olduğu için sonra koalisi getiriyor um, ve de böyle bir döngü var yani biz kadını dinlemeyiz çünkü işte geleneksel olarak erkek dinlenir. Geleneksel olarak erkek dinlendiği için biz kadını dinlemeyiz. <laughs> Güçlü hani şey, olanı dinlememiz lazım. Kendi kendini şey yapan bir şey var. Bir yerde bir bozun bunu abi. Kadını niye dinlemiyorsunuz? E geleneksel olarak erkekler şey yapar. E, neden erkekler geleneksel olarak yapıyor? E çünkü kadınları dinlemiyoruz. <laughs> <laughs> İkisi birbirinin sebebi olan. Güçlü değiller, <laughs> savaş görmemişler. E sen de görmedin. E... <laughs> e neden görmemişler savaş? Çünkü savaşa hiç sokmuyoruz kadınlar. E neden kadınları savaşa savaşı sokmuyoruz? Çünkü erkekler yapıyor. savaşı. diye böyle bir... <laughs> bir döngüde kalmışlar hani. Burada birazcık artık burada Stephen bile başladı sözünü kesmeyerek. Yani evet oğlum ya. sen bir otur lan. Sen hayırdır sen... ya. Baban öldü diye hemen ne gaza geliyorsun. <laughs> Aynen. Queensguard'sın bir de. Sana bok yemek düşer. Sen kimsin? Konuşma. Otur oturduğun yerde. Neyse. Broom'un biraz gözümüzü sıkıldı. Broom'la ilgili bir not vereyim. Aslında kitapta Broom ailesinin lideri değil. Sadece bir o aileden gelen bir şövalye falan diye şey yapılıyor. Hı -hı. Burada herhalde öyledir. Hani Broom. Ha. Muhtemelen öyledir evet. Fazla karakter gerek yok e, Geçmişindeki tek ilginç şey Maegor, Maegor the Cruel e, şeye karşı savaşırken e, Fate'e yani din savaşı verirken ha. şeyi ortadan kaldırmaya çalışırken Broome ailesi e, bu Fate tarafında yaralıp Maegor'a karşı savaşan ailelerden biri hatta Maegor komple bunların kaleyi dümdüz ediyor. Yakarak şeyle. Um, Balerion'la. Hani oradan bir öyle bir bağlantıları var. Hani şeyi ne denir? Seven inancını korumuşlukları var Maegor'a karşı. Yani burada da adamın sürekli bir ejderha kullan, ejderha kullan demesi o açıdan garip. Çünkü adamın ejderhasını adamın <laughs> evini evet ejderha dümdüz etmiş yani. yani belki. Düşünmüyor işte zaten onları çok ya. çok. <laughs> Tabii böyle bir şeyi dizi hani işliyor mu işlemiyor mu bilmiyorum. Hani sadece oraya bir karakter, farklı bir karakter olarak da olabilir. Ama yani bu şeyi bir anladık biz artık biz Black Council'ı. Belki Corliss'in e, gelmesiyle beraber bu döngü bir kırılır. Sürekli bir. <gülüyor> <gülüyor> ama Dinlemeyeceğiz, burada... dinlemeyeceğiz. Ee, dinlemeyeceğiz. Bu dinlememe döngüsünde şöyle bir şey var. Aslında bu döngüyü yaratan yine e babaları, anneleri, bunlar değişmiyor ya. Yani o da zaten renira kaç artık geçen sezondan beri kaçıncı kızı kızışı bu Vizaris. Aslında Egon da aynı şeye kızıyor. Yani Vizaris kap birer yaptı, bardak taşıttı, işte sadece attığın ezberletti hiç onları doğru düzgün hani bak bu da kızım, bunları biliyor. Yani böyle stratejik bir şeye sokmadı, dinlemedi, şey yapmadı. E bu yine kendi hataları aslında. Bir de bu konsey zaten geçmişin mirası gibi işte. Hepsi aynı şeyi şöyle söylüyor çünkü. Ama bir icraat yok. Bin yıldır size işte hürmet ettik. Bin yıldır şöyleyiz. Şöyle. Bin yıllık devlet taklı falan. Ya tamam kardeşim ettin de. Diğer konseyde bütün realmın en güçlüleri var. Bende 3-5 tane dangoz var. Anca kafa sikiyorsunuz. Yani bir şey loyal olmanız mı? Saygılı olmanız mı bu saatten sonra? Hani artık loyalty'nin e, koptuğu yerdeyiz ya birazdır. <gülüyor> <gülüyor> ordumuz yok falan diye şey yapıyorlar bunlar. E, ordumuz yok e, getirme abi ordu konseye e. gelmişsiniz işte bak orada Lidenister var öbür konseyde adamın e. ordusu da var. Biraz Kesin da siz çıkışın sağda evet. <laughs> Aynen abi varsa getir işte ordunu. Hani yok mu? Yok. ne yani konuşma o zaman. Bizim <laughs> ordumuz yani Damon ordu yaptı. Damon'ın işi var. <gülüyor> 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 Damon Psikolog da şimdi. Randevu sorun. Damon dur sen de. Damon neler neler. Her <laughs> neyse. Damon meşgul. Ee, yani, ordumuz yok, ordumuz yok. E getir abi, getir Celtic or ordusunu. <laughs> Demek ki 500 şey kişi falan yani. yani. <laughs> <laughs> Aynen bu arada. <laughs> Zaten şey, bu Stefan'ın kullanıyorlar şeyde. Celtigar uh, ordusunun lafı geçiyor şeyde. Veneryan'ın evet. şeyinde. Sertikarlar da bu arada Valerion kökenli aile. Hani uh, ne diyeyim? Hiç şeyi geçmez böyle üvey evlat muamelesi görür. Uh, Valerion'lar, Targaryenler akla gelir. Valeriyun kökenli aile olunca. <laughs> Celtikaller de öyle onlar, Biz de öyleyiz abi falan. Biz de aynı. <laughs> Kimse sallamıyor <laughs> bu <bunları. gülüyor> Sizin ejderha nerede? <laughs> Bizim yok vallahi. Bizler hiç atla <gülüyor> <gülüyor> Biz at seviyoruz. Atla bağ kuruyoruz. Ya yani orada Renira zaten en son ne yapmamı istiyorsunuz falan diye böyle çıkışını yapıp artık böyle delirme noktasına doğru gidiyor. Eee ile Jayce sahnesi var bundan sonra. Eee Jayce de iyice artık Damon'dan çaldığı elini kılıca koyma jestiyle beraber takılırken o da böyle fevri takılmaya çalışıyor. ben her gidiyorum kardeşim işte Damon'ı şey yapacağım. <laughs> Teğim edeceğim falan diye. Beyle dedi ki salak. <laughs> Senin anan beceremedi sen. Sen ne anlatıyorsun diye. <laughs> gitme oraya gitme gitme. Anasını sikti seninle siker bu öbür bölüm falan dedi. Yani Be Bey'le ya işte hep bazen seyirci de kızıyor hani Abi erkekler hep mi kötü salak bilmem ne. Abi bu bizim uydurduğumuz bir şeydi. Bu tarihi bir şey. Yani tarihi bunu her bölümde tekrar etmek gerekiyor galiba. Seyircide de görüyorum bazen. Twitter'da, Instagram'da, Reddit'te falan da görüyorum. Erkekler hep mi kötü kardeşim? Yani erkekler hep kötü değil. Zaten erkeklik baskısından da sorunlar yaşıyorlar ayrı bir şey de. Fevri ve devamlı böyle bir şey var. Hani kendini iyi girişimci zanneden böyle CEO'ların falan da tavrı olur ya. Bin kişiyi kovuyorum. Bilmem ne departmanını kapatıyorum. Her an ola alıyorum falan. ya Bunlar uzun vadede kötü kararlar. Yani hep götüne girer. <laughs> Bunlara dikkat etmen Bu, lazım. Böyle, Benim, böyle bir şey var ama bunu erkeklere bir hakaret olarak algılamaya gerek yok. Evet. Bu dönemin kurallarının kadın ve erkeğe verdiği rollerin Aynen öyle. böyle bir şey var. Yani bütün erkekler kötü demeye çalışmıyor. Bütün kadınlar kötüdür demeye çalışmıyor dizi. Bu dönemde erkeklere verilen savaşacaksın, alacaksın, daha çükün daha büyük olacak, ejderhan daha büyük olacak rolü var. Kadınlara da sen otur, hani işte şey yap, ne bekle erkeklerin şey savaşının sonuçlarını al, senin çocukların ölsün bilmem ne. Hani dizide böyle bir durum var maalesef. Hani maalesef derken e, Birazcık oraya. fazla gözümüze sokulduğunu söyledim yani. Ama er, geçen bölüm Renis sürekli ortalıkta dolaşıp herkese akıl verirken de ama erkek cinsiyete olan bir eleştiriden daha çok verilen role olan bir eleştiri bu yani. Ama işte şöyle bir fark var. Ben zaten Renis eleştirine yani şu açıdan zaten çok katılmıyordum o zaman da şeyden e, erkeklerde bunu kabullenip yoluna devam edenler var. hani Hoşuna gidiyor. Ya onun bir değiştirme çabası yok. Damon gibi mesela. Ama şimdi kafasına dank ediyor bazı şeyler. Ama bir de mesela Egon var. Egon'a birçok açıdan kızabiliriz ama Egon başta daha şey gibi de. Ben halkı dinleyeyim. Şöyle güzel ortamımı yapayım. Akşam rakımı içerim. Güzel güzel yönetiriz ya falan gibiydi. Ama ona da hemen o şey ya Hayır dinleme yapma. işte baskı yap şey yap. Mesela o da hemen dönmek zorunda kaldı. Bir de böyle hani biraz kırmaya çalışanlar da oluyor arada. Ya da kadınlar tarafında da şimdi. Bey'le annesinden gelen bir şey sevgi var onu görüyor. Alison tarafında mesela bu yok. Bey bunları gördüğü için farklı bir yöne gidiyor. O da aslında kuruyul bir kadın da olabilirdi yani. Ya da daha kötü bir hale de dönebilirdi. Dönmüyor. Yani başka birisi ay anamı öldürdü diye saldırabilir de yani. biraz şey dengesi var aslında. Ya yani dizi bu rolleri evet dediğin gibi hani erkek kadın diye yüklemekten çok dönem şartlarına göre ya da bu dizinin dönemine göre yüklemeye çalışıyor. Ama maalesef erkeklerde penis bağlantısından dolayı devamlı benimki daha büyük şeyine tutuluyor da. O da var yani. Kadınlardan daha çok tutuluyorlar. İşte burada da onu görüyoruz. Jace de hemen yani gaza geliyor. Kız. Yani Renira'nın çocuğu sonuçta sen niye gaza geliyorsun? Senin daha sakin olman lazım. O da beceremiyor en yani. Jace gidip ejderhasıyla bir yere yakmadı. Gene akıllıca bir şey yaptı. Beyla, sayesinde ama. Beyla ile konuşmasa muhtemelen gidiyordu Erinol'a. Ne yapacaktık ki yani? <laughs> <laughs> Damon'u yatırıp <gülüyor> <yapıyor>. <gülüyor> ya o, burada ya kadınlar dengeleyici unsur Tabii bu şey gibi söylemiyorum kadın arka planda çiçektir falan gibi değil ama kadınlar hep böyle alan açmaya çalışıyor kendini hani ulan ya yani göz göre göre birinin hata yaptığını görürsün ve engellemek istersin ama seni dinlemez ya İşte onu yapabildiği zaman işe yarıyor mizerya da buna işe bunu yaptı Beyla da bunu yapıyor o yüzden hani o rol farkı biraz keskinleşiyor bence dizide ara ara yani Lionel Strong gibi aslında erkek olup da bu mesela o da iyi bir örnek. Şeyi yapan da karakter vardı. <laughs> Laris hayırlı evlat Laris olmasa. <laughs> yani tabii ki ya dizide ne bileyim yani beni rahatsız eden bir şey değil ama yani birkaç tane savaşçı Mesela bu Frey gördüğümüz Frey vardı ya bugün Sebete adını değiştirmişler bu burada kitapta Sebete Freydi ee, biraz daha savaşçı bir kadın böyle hani şey um, onu da normal teyze yapmışlar akıllı teyze yapmışlar hani dizi bence burada birazcık kadınlardaki farklı şeyi iş, işleme, işleyemiyor yani bir kadınları da bir tek tipleştirmiş bir durum var açıkçası ama bu beni rahatsız eden bir şey değil ben çok fazla cinsiyet üzerinden düşünmüyorum yani insanlar deyince ben daha çok aa evet lan filan diye bakıyorum hani akıl her bütün kadınlar akıllı mı dizideki ya, değil. Evet, değil ana karakter Renira evet. değil mesela akıllı değil. <laughs> bu Renira'nın um, Alice da gözden kaçıyor aslında Alice da iyi şeyi. biri değil bu arada yani bence orada tek tip bir kral Alice de değil akıllı değil <laughs> Ha, şöyle, Raniera şu gözden kaçıyor. Daha çok dizi bu erkeklerin dinlememe olayını işte bu yaşlı white man'in sürekli bickeringini gösterdiği için Raniera'nın aslında ne, ne kadar kararsız um, olduğunu ve de bunu um, bir kişiliğinin bir parçası bu kararsızlığı mesela koca seçerken de böyleydi de, zamanında evet. işte bu. Hani onu gözden kaçırıyoruz. Aslında Rhaenyra'nın bocalaması da var. Hani Rhaenyra, Rhaenyra iyi kalpli oldu diye kızıyor bazı bazıysa. Evet iyi kalpli ama şey değil böyle her şeyi doğru yapan çat çat bütün kararları değil doğru yapan değil. Çok fazla kararsız, çok fazla böyle şey var. Rhaenyra'nın o karakterindeki problem kararsız olması. Büyük ihtimal ileride de göreceğiz bunun sonuçlarını. İşte eğitimsiz olması işte burada da bir zaten söylüyor kendisi de. devamlı kitap okuyarak hani... onu kapatmaya çalışıyor bir yandan da. Zaten ha... kadınlarda öyle bir şey de var. Sahaya çıkamadıkları için devamlı kitap okutuluyor mecbur. <laughs> Aynen. Zaten google'lamış hemen. Warrior Princess Vizanya gelmiş. Falan. <laughs> Ama babacım onu okuma Başka bak ona sen. <laughs> <laughs> Targaryen'e falan bak. Her neyse şey yani bu ne diyeyim Diz, dizinin o Rhaenyra'nın erkeklerin hırsını göstermekteki şeyi Rhaenyra'nın o kararsız Rhaenyra'nın şeylerini göstermek yeterince başarılı olamadı dizi bence. Hani Rhaenyra'nın karakterindeki bozuklukları. Çünkü biz geçen sene söylemiştik ya bunu. Yani, Rhaenyra Hı. çok mantıklı, çok iyi karakter oldu. E, bu kadar hata yapılan bir dönemde hani onun da bazı hataları olması gerekiyor. Şu ana kadar Renier adına yapılan hataları değmeyi yapıyor haberi. Um, hani da... bir yerde um, şey olsun yani. Yo, rica edeceğim. da yapıyor alışkanlıktan birkaç hata. Ya çok böyle katastrofik bir şey olmadı yani. Ha, hata evet. yapmadı demiyorum da büyük yıkıcı bir şey. yani çocuğunu kaybetti bir tek aslında. <laughs> yani yani mesela orada evet dediğim orada konuşmuştuk ya şey Baratheon'ları tanımadan o hareketi varsaydı, yapmıştı evet. aynen çok böyle varsayarak yollamıştı yani o tip hatalar yaptı evet ama işte neyse çok fazla takılmaya gerek yok burada bence um, dizinin artık René'ye yavaş yavaş bir takım kararları alan ve de o kararlarında her zaman iyi olmadığı bir karaktere döndürmesi gerekiyor çünkü kitaptan aksi takdirde kitaptan çok uzaklaşacaklar. Çünkü kitapta Renira bocalıyor yani. E zaten bence ya şöyle bu görüntü kısmı biraz zayıf kalıyor olsa da bilmiyorum ben Renira'yı hiçbir zaman zaten pozitif de çok görmedim. Çünkü şöyle bir durum var aslında koca seçimi döneminden başlayan yani babası mesela mecburiyetlerini belki kendi zevki için de çabuk kırsa da Renira da kendi zevklerine düştüğü için aslında hataları başlatıyor. Aslında o şeye role giremeyeceğini e, hep o baskıyı düşündüğü için role giremiyor. Ondan sonra bugüne geliyoruz. İşte oğlunu kaybedecek hata yapıyor. İşte bu bölümde hadi bakalım. Gayrı meşhur çocuk ol, yapmış olması büyük hata. Aynen yani hani <laughs> şey hani bu sistemin içerisinde yani büyük hata derken eğer tahta çıkacaksan bir belli bir sistemin içerisinde. Evet. Hani hata derken şey olarak söylemiyorum. Bu sistemin parçası olmama tahtına, yönünde. Tahtına şey. çıkacaksan çıkacaksın sen. <gülüyor> <gülüyor> onu yapmayacaksın. Ya da sistemi evet. yıkacaksın kardeşim bu böyle olur. İşte sistemi yani işte yıkabilirsen yık hani o da Reynis'le ilk sezondaki tartışmaydı ya işte Renier'e ben ya olmayacağım Rennes yıkamazsın diyordu ya işte evet. Her neyse yani o da hata. Her Neyse bu erkek kadın tartışması karakterler erkek kadın olarak bakmazsanız daha rahat izlersiniz yani. <laughs> çok fazla insan buna takılıyor. Ben çok umurumda değil açıkçası hani şeyi ama anlıyorum bazen hani Renira'yı neden bu kadar düzgün yaptılar diyen. Hani Renira'nın çok düzgün olması konusunda benim de endişelerim var. Çünkü kitapta dediğim gibi ya yani o kadar kitapta şeyi daha belirgin tecrübesiz, eğitimsiz olduğu daha belir, belirgin yani. E ben de ama bir yandan da şu var işte. Aslında Renira'nın dediği de o. Renira tecrübesiz, tamam, eğitimsiz, Kılıçta eğitimsiz. Hangisi tecrübeli ki? Damon mı? Yani Damon iki adada koşup bir tane adamı kesti diye ultra tecrübeli de olmadı işte. Gördük yaptığı politikaları. Bir böyle salakların falan. salaklarla <laughs> mücadelesi zaten bu <gülüyor> abi. <gülüyor> Hepsi salak. Yani o yüzden şey Ama işte Rhaenyra sanki salak değilmiş gibi. <laughs> Onu da salaklaştıralım rica şey Ya işte burada bir türlü ben sana katılamıyorum ama bence salak lan. Yani e, dizinin, ya yani şu olabilir belki. İzleyici için algısı kuvvetli olmayabilir. Ama bence baya salak. Hani bilmiyorum Rhaenyra'yı yes. çok müthiş gören biri varsa seyirci açıkta sınar. Biz, biz çok irdelediğimiz için biz farkına varıyoruz bence. Normal casual evet. izleyici açısından bence zaten dizi, dedim ya bunu daha önce. Hani bütün karakterleri salak yaparsan casual izleyici o dizi izlemeyebilir. Böyle bir sorun var yani. Çünkü kendisini bulamazsa dizide seyirci var kendisi, o diziden daha kolay oluyor. <laughs> yok onlar değil. Yani ana karakterlerde kendisini özleştirebileceği bir şey yoksa o zaman dizi izlemeyebilir. Bu çok televizyon ya da sinema um, klişesidir. Ama Dedim yani çok fazla da böyle bütün karakterlerin nefret edilmesi ol, hepsinin salak olduğu dizi çok görmezsin yani en azından bir tane iki tane <laughs> böyle evet ya bu Ama, da. Ama e, bence şunu atlıyorsun, yani buna hiç katılmıyorum bu arada e, bağ kurmak evet. zorunda değilsin çünkü şöyle anti kahraman da anti kahraman da bir baş karakter yani, yani biz şimdi bu diziyi konuşuyoruz da mesela Breaking Bad bunun en büyük örneği. Yani biz gidip Walter White'la bağ mı kuracağız? Abi hemen uyuşturucu yapmalıyım ve hayatımı kurtarmalıyım. Kesin kurarım abi. Kesin Walter White'la bağ kuruyoruz. Hayır abi Walter White bence anti kahraman falan değil yani. Yok direkt abi, hero adam. Ya. Değil değil kesinlikle değil. <laughs> Yok ben, ben orada katılmıyorum. Walter White bence direkt insanlar şey kuruyorlar. İşte bağ bu kuruyorlar. hata bence. Aynı aynı hata mesela şu an The Boys'ta da var. The Boys'ı izliyor musun bilmiyorum da Homelander'a çok tutulan var mesela. Homelander gibi böyle herkesi yakıp yıkan evet. öldüren bir adam. Abi Homelander tamam ya işte bulduk falan. Aslında dizi yazarının e, oyunu bu. Yani seni o vicdani ikileme atmaya çalışıyor. Ama sen düşmezsen çok rahatsın. Diziyi rahat izliyorsun. Renner'i assa da kesse de benimki diyorsun devam. Ama o vicdani ikileme düşüyorsan diziyi rahatsız izlemeye başlıyorsun. O esas kısım zaten. Yazar onu hedefliyor senden. Rahatsız izle ki şey yapma. E, tutulma bir yere yani. Aslında çok hata var orada. Yoksa çok kolay ki diğer türlü. Bak Tolkien yaptı onu yani. Koy e, takıl ya herkes. iyiler kötüler birbirine eyler yani. Burada o ikilemi yaratıyorsun. Yani George R. R. Martin benim evet. için başarısı o. Yoksa ben niye George R. R. Martin seveyim yani? Yazdığı şeyleri seveyim ya da. Neyse o kadar şeye girmeye gerek yok artık yani teknik <laughs> konuya. Ben um, dizi ne diyeyim iyice Konu dağılıyor. Um, Yok bence iyi ya. Sadece olacak? bu hani sürekli bir aynı şeyleri okumaktan baydı bana artık. Her kendini akıllı zanneden. Ha işte kadınlar çok iyi falan falan yazıyor. Abi tamam hadi geçin artık buna. Şunları bir cinsiyet olayından bir geçin yani. Bak hatta sana... Bizinin de Heh, ne şimdi... diyeyim biraz daha um, artık bu konuda takılıp kaldı burası dediğim gibi. Black Council bütün sezon Black Cancel'da şeyi izledik. Seksizm izledik. Tam anladık. Tamam <laughs> hani bir ilerleyin artık. Hani diğer, bana diğer... Da birazcık gelmeye başladı bu alt altyapısından. Green Castle'da da var aynısı bu arada. <laughs> Green Castle'daki daha güzel. Çünkü Green Castle'da o misojenizmin hizmetinde olan kişinin sonuçta şeyini görüyoruz. O illicent, hizmet ettiği sistemin Kendisine ne değer verdiğini öğrendi şimdi. Onunla hiçbir sorunum yok. Mesela hani seksizm eleştirisi ya da oradaki şey daha güzel. Ne diyeyim örgü. İşte buradaki fark ne? Bu tarafta şey. Black'te kaldık ya aynı yerdeyiz. Tamam, işte niye kaldığımızı ben açıklıyorum aslında. Yani Green Council daha canlı şu andaki karakterlerle yaşanıyor. Çünkü bizzat Cole, Laris, Ellison'tun yarattığı. Diğer taraf Targaryenlerin zaten 100 yıldır yarattığı ve Rhaenyra'nın başına bela olanlar. Yani 100 yıldır bu adamlarla takılmış bunlar. E şimdi Rhaenyra bunlarla uğraşıyor. Seyirci burada şey hiç görmedi. Ya bu adamlarla eskiden Targaryenler niye yakındı? Ne oldu? Hani yarattı mı yaratma? Bir Daemon var orada aslında. Rhaenyra'nın evet, kendi bu başına bayretti. orada Sexist placeholder olarak duruyor. Evet işte biraz <laughs> evet. orası zayıf o aslında. Haklı can. Yani. Aynen, aynen, aynen. A katılıyorum o konuda. <laughs> şey karakterleri görmedik. Bir de sürekli dönüp böyle Black Cancel'ı görüyoruz yani. o zaman göstermeyin bu adamları evet, da. Bir... Belki başka bir şey koyun. Hadi daha bir ikili diyalog koyun. Sürekli bir konseye dönüp dönüp o konseyde sürekli aynı şeyi görmemiz olmamızdan şey. Yoksa benim O yani orada tarafta. öbür zevk taraf da... kalıyor. Öbür tarafta hiçbir şeyim yok. Um derdim yok yeşil konsaydı. Her neyse ki, diziye dönelim. 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 Hatta Beyla'dan <laughs> döneceğiz abi. Dök, dök bit, üç, üç, saatte bitireceğim bugün. Bak nasıl paketliyorum. <laughs> Beyla'ya döneceğim hemen. Ee, Beyla da burada CS artistik yapıyor ama daha bir bölüm önce kolu yakacaktı neredeyse. Şimdi bizi kandırmasın. Öyle pike yaptı bilmem ne yok ben öyle bir korkuttum falan dedi. Aradım aradı bulamadı yani. Şimdi Beyre burada hemen biraz şeye döndü. Bak azı demin konuştuğumuz konudaki karakter ikilemleri burada da ortaya çıkıyor. İşine gelince durumu var biraz şeyler dedi. Ama Jace'e karşı daha ılımlı. Bak oraya gitme sakin ol. Sonra Jayce düşününce biraz hemen şeyi buluyor. Ha o zaman ben şeye gideyim lan Freyler'e gideyim falan diye. Yani biraz düşününce çıkıyor. <laughs> Ha, Jason, evet. Ben sadece Bayla ile ilgili bir şey olduğunu düşünmüyorum. Gene hani aa, kızı iyi yaptılar, oğlanı kötü yaptılar diyecek salaklar varsa bence Jace e, Jason bir Aymond ya da Aegon olmadığını biliyoruz. Tamam birazcık öyle gaza geldiği sahneler evet gösterildi. Bir, ama hiçbir zaman da Jason böyle Aymond ve Aegon kadar ya, değil, değil ya, olduğunu görmedik. Sonuçta İkili bir şey var. Evet Baylan'ın verdiği şey de iyi. Jason de onu dikkate alması iyi. Hani Jace de sen kadın başında ne konuşuyorsun deyip kendini <laughs> yapan bir karakter değil yani. Değil canım. Zaten Jace de o demin konuştuğumuz şey baskısını hissediyor. Ben burada pasif kaldım. Gitmem lazım. Kendimi kanıtlamam lazım. O baskıyı hissediyor yani. Orada çocuk haklı bu arada. Kötü bir baskı yani. Ee, var mı buraya ekleyeceğim bir şey? Yoksa Damon'la Bracken'lara geçeyim mi? Geç abi geç. Tamam. Eğlenceli evet. yerler. <laughs> Damon e, yine... Bak şey de şey, güzel dedin ya böyle da Vegard'da artistik yapıyor diye. da burada Bracken'lara artistik yapıyor. Karaksis'in üzerinde. <laughs> e, hadi bakalım e, yakayım mı? Gelecek misiniz falan diyorlar. Blackwood'lar asla pardon Bracken'lar siklemiyorlar bunu. Ee, William Blackwood'u da hatta orada biraz aşağılıyorlar o da bir şey diyemiyor falan ama sonra e, şeyi de görüyoruz. Damon biraz sahaya çıktıkça bu Blackwood'larla Brecken'ların o kadar da kolay lokma olmadığı e, ortaya çıkmaya başlıyor. E, bir politika gitmemesinin sonucunu yaşıyor burada yani adamlar da basıp gidiyorlar sonra da diyorlar ki şey aslında burada terör örgütüyle ortaklık kuruyor CIA gibi bir durum var. <laughs> Blackwood'lara benim ismimi vermeden hallet hocam bunu falan deyip gidiyordum. <laughs> abi. Bu dizinin um, yarım George Martin'den 400 sayfalık bir blog post geliri bence. Ne için? Çünkü Blackwood'ları kötü göstermişler. Um, bu Blackwood Bracken olayı um, çatışması sürekli tekrar tekrar her George Martin'in yazdığı her şeyde Blackwood'la bırakınlar var. Evet. Duncan tut, normal seriden tutup Hiç bunda bitmiyor. var. Her yerde var. Blackfire'da her yerde varlar. Bir de oğlum bu nasıl bir hepsinde... nüfus ya? Bunlar devam yürüyor mu lan? Kaç kişi bunlar? <laughs> <laughs> bu, Riverlands'in en büyük aileleri bunlar aslında. Talilerden evet. hani, de güçlüler. Askeri olarak. Ve de her bu yazdığı şeyde hepsinde Blackwood'lar iyi, iyi taraftır. Bırakınlar yavşaktır. Çünkü Blackwoodlar güneyin Starklarıdır George Martin'in kafasında. Onurlu, eski tanrılar, dönmemişler dinlerinden. Bırakınlar Seven'a e geçmiş. Ve de ilk defa <laughs> Blackwoodların kötü olarak resmedildiği bir şey yapmış dizi. Bence büyük bir şey yani. <laughs> Nedir? Blasphemy yani. Evet. George'dan yarın bekliyorum ben böyle öküz gibi. Blackwoodlar neden öyle yapmazdı aslında? Blackwoodlar kaç ayaklıdır hocam? Öncelikle dört <laughs> ayaklı. <Aynen>. Evet. <laughs> yani ondan bir şey bekliyorum. Um, Bracken'ları özellikle sempatik yapmışlar. Hani adam direkt Witch's Fire deyip dönüyor falan böyle. Evet. Um, orası Pek beklemediğim bir şeydi açıkçası benim de. Ben de Blackwood'da... Bir de bu Blackwood şeydi ya eleman... E, bilin mi? Hmm. Hani ilk baştan da görmüştük adamı. Renira'dan adam mesela onu, Ha onu biz mesela olumlu... deri çocuk falan diye yani düşünmüştük. Çünkü orada bırakın ona laf söylüyor. Halbuki overreacting yani o. Adam ona evet. bir laf söyledi diye çıkardı öldürdü falan Niye <laughs> yani? <laughs> Şimdi... <gülüyor> Şimdi onu düşünürsem bu adamın gene burada savaş suçları işleyen adam olması çok aslında mantıksız değil. Orada da ikilaf üstüne adam öldüren çocuk. Şimdi savaş suçları işlemek konusunda da çok şey değil aslında. Hani onurlu, onurlu değil. Hani o bana biraz sürpriz oldu bu bölümde bırakınların hmm. bir anda böyle sempatik gözükmesi. Damon'a dönersek tabii ki Şimdi Damon'ın <laughs> bu bölümde yaptığı hatalar artık Yok inanılmaz duruma geldi ki sonuçta birazcık her ne kadar dizi bunu şey yapmayacak olsa da ben Allison Damon'ın beynini mikserla <laughs> 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 mahvetmiş olmasının da bunda etkili olduğuna inanmak istiyorum. Yani Allison şimdi kitabı okuyanlar şey, Allison'ın ne şey olduğunu, amacının ne olduğunu bir düşünüyorum genelde hani bir old gods'la bir old gods'ın büyüsüyle bir şey mi var hani Alice ne yapmaya çalışıyor Damon'dan amacı ne ama çok fazla spoiler etmeden söylemem gerekirse hani benim şu ana kadar anladığım Damon'ı tamamen felç etmeye çalışıyor Alice hani sürekli bir korkularıyla bilmem neleriyle yüzleştiriyor hani bu bölümde Damon'ın yaptığı bir sıra, bir sıra hatayı değerlendirirken acaba bunu da Alice'ın katkısını diye de sormak gerekiyor. Yani çünkü Damon çünkü Damon'ı salak yaptılar. Bu kadar hata yapılmaz falan diyen adamlar da çıkacak. Büyük ihtimalle. Ama Damon hep yani. fevriydi bu arada. Fevri şeylerin de hep böyle ejderha üstünlüğüyle çözmeye çalışıyordu. Egan the Conqueror Ama burada yaptığı hata Ha burada Egan cosplay yapıyor sanki biraz. Hani ben indim ejderha ile bana evet. şey yapın. Yani diz çökün herif çökmeyince böyle. <laughs> Allah Allah. Ben böyle okumamıştım. ben olmuyordu. <laughs> Adam direkt ona döndü. Bak bunu beklemiyordum ben falan diye. Oğlum o sahne süperdi ya, ben, gerçekten. Çayırda yani. oturdukları gerçekten... diyorsun değil mi sonrasında? Evet. Adın, <laughs> I didn't think they would be so eager to die diyor ya işte orası süper yani. <laughs> çok güzel sahne olmuş <laughs> böyle Damon böyle kahraman olsun kar karaksizle bir kaleden bir kaleye gitsin her şeyi yaksın isteyen adamlar var ya <laughs> benim eşimde olmak üzere ee, <laughs> işte böyle bir fan club var İşte işte onlar kızıyorlar Damon'ı bu kadar kararsız yaptın Damon ne yapıyor bütün bölüm bilmem ne bu arada ona da buradayken bir cevap vereyim Damon'ı Hiçbir şey yapmıyor gören adamlar var. Halbuki ben karakterin psikolojisinin diplerine inmekten gayet memnunum. Güzel. Doğru. He, kitapta Blood and Cheese Damon Harrenhal'a Blood and Cheese'den önce geliyor. Ha okey. Ve de Harrenhal'a geldikten sonra Blood and Cheese'de bir şey yok zaten hani haber yollamaktan başka. Sanırım ikinci sezonun başında falan göreceğimiz başka bir olaya kadar Damon hiçbir şey yapmıyor kitapta da. Hmm. hani Damon hiçbir şey yapmıyor falan diyen adamlar kitapta da yapmıyor yapmıyor burada, <laughs> burada um, bu bırakın bırakın Bracken ve Blackwood um, olayında Damon daha farklı da gelişiyor kitapta onu söylemeyeceğim çünkü daha burada bağlanmadı olay e, onu hani o bir kitaptan kitapta ne olduğunu ya da nasıl farklı olduğunu açıklarız burada Damon'ın yaptığı asıl hata yanında Blackwood'u alıp Bracken'ı ikna etmeye gitmek. Ve sen şimdi bu adamların kan olduğunu biliyorsun. Şöyle Böyle Blackwood'la yan yana gidip sen bana diz çök dersen o çökmez tabii sana diz. <laughs> Hadi adam <laughs> yap beni amına koyayım. Lan Boros bu çocuğuna diz çökeceğim. He. Yanlarım daha iyiydi derif. De Halbuki ilk yani ana seriyle de paralellikler var burada. Rey olayında da var. Burada da var. Ana seride de Rob Stark Lannister'lara karşı e, savaşı açtığında, iş savaşı başlattığında hem Blackwood'lar hem Bracken'lar Rob Stark'ın yanında yer alıyorlardı. Çünkü herifler Lannister'dan, Tywin'den ikiz de nefret, nefret <laughs> evet. Öyle bir durum vardı. Sonra Brackınlar gene yavşak oldukları için şey değiştiriyor. Taraf değiştirip Lannister'ların tarafına geçiyorlar. Evet. Blackwood'lar geçmiyorlardı. Feast for Cross'ta da Jaime şeye gidiyordu. Um, nereye? Raven Tree Hall'a gidiyordu Blackwood'ların kalesine. Bırakınlar kuşatmış durumdaydı orayı. İşte Jaime daha akıllıymış Damon'dan. Jaime şey yapmıyordu hani Bracken'ın lordunu alıp Blackwood'lara gidip kaleyi bize verin demiyordu. Gidip birebir siz Tommen'e diz çökün. İşte bunun karşılığında şöyle şu kadar şeyi alacağız sizden. Toprakları alacağız. Şu oğlunuzu işte Castle Rock'a yollayacaksınız rehin olarak diyorlardı. Blackwood'larda diz çöküyorlardı ama işte Bracken'lara diz çökmüyorlardı. Evet. Tommen e çok tatlı diz aynen. Burada da so o, o olması lazım. Hani Damon'ın bu ikisini birbirine <laughs> karşı karşıya getirirsen ne olacağı belli. <laughs> Hiç Blackwood'u sokma buraya. Git bırakına de ki sen Rhaenyra'ya dis çökeceksin. Ya da Rhaenyra demeyeceksen bana <laughs> diş çökeceksin. <laughs> yani belki o zaman sonuç ya da ona karşılık ne vereceksin ne alacaksın işte bilmem ne öyle. Yoksa sen Blackwood'u aldın <laughs> bırakına gittin. hadi sen dis çök adam binlerce senedir savaşmış yani diz çökmemiş. Sen Damon ilk akıllı sensin. <laughs> Hadi öpüşün barışın bakalım ikiniz de bana <laughs> ordularınızı verin. Abi işte sıfır politika ya. Hiçbir fikri yok yani orada e, çok zayıf. Bayağı zayıf ya. Simon zaten o yüzden devamlı geriliyor ya. Sonda da geriliyor. Ya bu yine sıçacak falan diye. <laughs> yani, evet yani çok bu kadar kıcağı. salak olmasının ya da hata yapmasının gene Alice'i de bir kafamızın bir yerinde tutalım. <laughs> Alice de onu e, şey yapıyor. Maymuna çeviriyor yani. Ama bak, <laughs> haklısın. Ama mesela şimdi diğer tarafta mizerya büyülü biri değil ama ya da aslında diğer taraftan her yerde kulağı olan, bilgiye hızlı erişen ve istediği dedikodu yayan biri. Ve e, Renira ona çok güvenmese de bir şekilde ilişkiyi kurdu, kendi faydasına çevirdi. Oğlum Alice iki bölümdür bağırıyor sana. Bak ben duyuyorum, görüyorum, sana bir şeyler yapıyorum. Hani artık bir şey yapmaz mısın? Alice için bak burada da ne oluyor ya? Gel bir konuşalım. Yani ne bileyim bir diyaloğa gir. Bir şey yap. Yok hiçbir şey yok oğlum herifte. Ay Alice bana bunu yaptı ben yatayım falan. <laughs> yatıyor. <laughs> <laughs> Harrenhal'da işte Harrenhal'ı adam edeceğim diye hani buraya şey yapacağım diye uğraşıyor herhalde bilmiyorum. Belki hoşuna da gitmiştir de o bedavaya şey Tatil. terapi de şey <gülüyor> yapmıştık <gülüyor> terapi başka yerde <laughs> psikoloğa gitsen saatine kaç para istiyor vallahi bu karı çözdü <laughs> mü <olayım> falan diye <laughs> doğru o doğru <laughs> Neyse, yani işte bu, evet, olmuş. Um, burada buradaki e, sahne güzeldi Keraksis'in arkadan ben üfleyecek sandım o açıkçası üflemedi <laughs> Dediğim gibi kitapta biraz farklı gelişiyor. Onu sonra konuşuruz. Buralar biraz geçsin. Tamam. Bir de yine başka bir yine ana serideki iç savaşla um, bağlantısı gene Tywin'de de um, Lordları kızdığı için onlara diz çökmediği için işte um, Lannister'lara diz çökmediği için uh, Gregor Clegane ve Vargo Hot ve Armor Lodge gibi Köpeklerini salıyordu Riverlands'e. Onlar da böyle ortalığı... Aynı evet. burada Damon'ın verdiği emrin aynısını... Tywin veriyordu. Hatta çok büyük ihtimal oradan almışlar. Çünkü kitapta bu yok. Farklı gelişiyor bu. Um, çok benziyor yani. Or Sonuçları da benzer evet. Evet. Uh, şeyi... Orada da Tywin'in... Um, Bayrağıyla yapmıyorlardı o şeyleri. Savaş uçlarına. <laughs> Gene burada da aynı şeyi yapmaya çalışıyor Damon. Büyük ihtimal oradan almışlar. Tyvee'ni direkt copy paste etmişler. Bu arada Damon zaten Blackwood'lara da sözünü çok dinletemiyor burada. Aslında hani benim... Ben, Hiç yani, dinletemiyor. Yani, <laughs> bana, bana dokunmadan yapılıyor. Diyor bayrağını çekip gidiyorlar. <laughs> evet sonra sonra konuşacağız. Bilmiyorum ama hani böyle Aha, Pikachu Face oluyor <laughs> o şey senin bayrağı kullanmışlar deyince böyle ya ben onlara benim bayrağı kullanmadan savaş suçu işte. <laughs> Ben Amerika ha. gibi düşünmüştüm. Hayır olmuyor mu şu <laughs> proxy war yapıyor. İşte ha. benim için ve de birçok insan için bence kitabı okuyan şaşırtıcı bir sahne oldu bu. Blackwood'ların bu işleri yapıyor olması. Evet. Üstüne bir de Damon'ın hani bayrağı Bay, de bayrağı yok. Renira'nın bayrağı o. Yani buradan cheese 2 olmuş oldu. <laughs> evet bu arada. Yine ona girdi. <laughs> Yine Renira'ya yazıldı. Ya işte Kimse şey diyordu ya Damon'ın bayrağı diye bir şey yok yani. Zaten e, ilk Alice'le karşılaştı gece Renira e, Ceheris'in kafasını dikerken işte sen bozuyorsun biz düzeltiyoruz kral falan diyordu bunu. Aynısı oluyor. Evet. 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 Sen bozuyorsun biz düzeltiyoruz. Bakalım gelecek rüyada kimi dikecek. Renira'ya <laughs> gelecek öbür bölüm birisi. e Riverlands'te vahşet yaratmışsın. Rhaenyra. Ne yapmışım gene ya? Ne yapmışım? Ben oturuyorum ya burada. <laughs> Allah ım. böyle erkekle şeyle alkışlıyormuş amcalar. Vallahi Renira bravo iyi yapmışsın ya biz <laughs> sana o kadar bir şey yapmıyorsun dedin ama ya ben bir şey yapmadım falan. Herifler böyle. oha çok iyi twist olmaz. Bir anda saygı diyorlar. Eyvallah bacım çok iyi iş çıkarmışsın. <laughs> <laughs> savaş, savaş suçu mu işlettin? Vay falan bravo filan. Beklemezdik. <laughs> Can, <diyor. gülüyor> Şimdi Neyse. buradan o zaman şeye geçiyorum. Ee, Reyna ile Lady Jane Erin sahnesine. Ayrıya ee, gitmişti Reyna. Hatırlatayım yine hmm. seyircileri de yanında dört yumurta iki ejderhayla yavru ejderhalarla gitmişti. Dört yumurta. Dört yumurta. <laughs> şey, sipariş <Kondolonuz> gibi oldu. <laughs> o yumurtalar da şey değilmiş. Yani. Kondal onu şey evet. yaptı. Onu bir söylesene bahset. Biz yerinden önce konuştuk da tabii konuşmadık bugün. Ne demiş orada Kondal? Görmemiştim. Ya geçen bölüm geçen bölüm müydü bir önceki bölümü de o yumurtalar gözüktüğünde yönetmen çıkıp onlar da neresin yumurtası ha, ha falan demişti halbuki yönetmen sıçmış orada. <laughs> yani olmadığını söylemiştik kitapta. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorsa tahmin edilen yumurtalar başka yumurtalardı. Yani dizide o görünen 3 yumurta Kondal şey dedi. Hayır öyle kanunu değiştirmek gibi bir niyetimiz yok. O yumurtalar denersin yumurtası değil ama koyma sebepleri de sadece diziyi izleyen insanlar hani kitabı okuyanları falan sayma sadece Game of Thrones'ı izlemiş olan insanlar ve bunu da izliyorlarsa hani aa Daenerys'in yumurtalar acaba bu muydu gibi hmm. hani bir kurabilsinler diye bir ilginçlik olarak koyduk oraya diyor Kondal. Hani Yoksa bir lore değiştirmek gibi bir niyetleri yokmuş. Yönetmen de herhalde onu söylemeye çalışırken sıçtı. Genelde yönetmenlere zaten oyuncuya <laughs> yönetmene güvenmeyin hocam bu konuda. Çünkü öyle bir şey var ki oyuncuya bazen yalan bile söylüyorlar yani. Çünkü Tabii. nasıl bir performans almak istediklerine göre oyuncuya bir background veriyorlar. Oyuncuların %90'ı da açıp kitapları okuyor falan diyen insanlar değil yani. Hepsi senaryoyu okuyor tamam diyor geçiyor yani. Çok azı böyle karakterin derinlikleri. Hatta inmek istemiyorlar böyle çünkü kitaptaki karakteri oynamak değil bu adamların işleri. Taklit olur o zaman. Dizideki karakteri oynamaya çalışıyorlar. Hmm. Um, o yüzden hani onda da bir açıklama yaptı yani onlar hmm. değilmiş deneresin yumurtaları. İyi evet. ee, bak bu güzel ilginç bir açıklama. Bayağı karıştırmıştı da ortada. Yumurtalar kimin falan diye. Yine bence hiç bir önemi yok ama neyse bir noktada. Yok. <laughs> Burada <laughs> 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 kimin olduğunu da bilmiyoruz yani. yani. George onu 9. kitapta açıklayacak bize. <laughs> Bekliyoruz. Kaçıncı <laughs> <laughs> hala açıklayacak? 9 gibi. Burada da Jayner'in aslında demin uzun uzun tartıştığımız kısımdan e bir benzerlik olarak biraz daha böyle güç isteyen bir kadın gibi. Hani burada hocam biz burada oturuyoruz da ejderha istedik siz bize osuruk yollamışsınız. Benim köpeklerim bile daha korkutucu falan diye bayağı Reyna'ya ayar veriyor. Hatta Reyna üste çıkmaya çalıştıkça da bayağı baskılıyor böyle. Bak beni bak beni tahrik etme falan gibi böyle bir Arda Turan'a bağlayacak gibi oluyor iyice. Yani ...güç e isteyen kadın demen ilginç. Kadın zaten oranın şeyi yani lady'si yani böyle regent falan değil. Evet. Ee, ve de kocası ve kardeşleri öldükten sonra kuzenleri mi, yeğenleri mi ne başa çıkmak istiyor. Onları bayağı alt etiyor kadın böyle. Şey darbe yapmaya falan çalışıyor. Erkek erkeğe geçsinler falan diye. Yani bildiğin püskürtüyor darbeyi Royce'ların da yardımıyla. Sert yani ee, ikinci büyük ailesi böyle ha. <laughs> Baya sert yani diyorum ablamız. Aynen. <laughs> Bir şeyde zaten lezbiyen de kendisi. Onu işleyecekler mi bilmiyorum. Abi bunu evet. çok iyi oldu söylediğin. Pardon hemen söyleyeceğim. Çünkü şey çok hissediliyordu bu sahnede. Ulan şimdi söylesem. Ulan yine millet şey yapacak. Seyce ve Tancan lezbiyenlik koydu diyecek. Oğlum Reyna'ya bakışı, hali tavrı bile çok netti bence Lezbiyen oldu konusunda. Oo, oh, senin gaydar iyi çalışıyor ya. Ben evet, o kadar evet. şey almadım. Ben çok boş bakıyorum. Oğlum daha mı süzüyor böyle Reyna'yı? Şöyle bak, süzüyor, süzüyor, bir daha süzüyor. Bak seni burada ben diye. <laughs> <Ha, gülüyor> Ak akıllı okay. ol falan. Bilmiyorum Gay radarım orada iyi çalışmış olabilir. <laughs> benim gaydar çalışmıyor ben böyle baktım mal gibi ha. Bu abla. <laughs> <laughs> Hatta şeyden korktum acaba Reyna'ya böyle yani tecavüz olmaz tabii de bir zorlayacak mı bir baskı mı kuracak hani acaba cinsel bir şey mi olacak diye bir, bir gerginlik hissettim ama olmadı henüz belki olur ileride bilmiyorum. <laughs> burada senin varsa söyle başka şeyin de benim bir iki tane ee, şeyim var. Yok sahneyi toparlayayım sana vereyim. Ee, burada Hı. benim dikkatimi çeken iki şey oldu. Aslında demin yanlış söyledim. Güçlü hissetmek değil, güçsüz hissetmemek istiyorum hani gibi bir cümle kuruyor aslında biraz daha farklı. Ee, sanki böyle dışarıda kalmış. Tabii burası korunaklı. Burada bir şey olmaz. Bana saldıramazlar. Ama bir yandan da dahil de olmak istiyor. Gibi bir hani böyle bir ekstra bir güç hissi. Yani dışarıda bir sürü şey oluyor. Biz kendi alanımızda takılıyoruz ama bu beni güçlü hissettirmiyor gibi bir algısı var gibi hissettim. Ee, Reyna'ya da biraz burada motivasyon yüklediler sonunda. Hani işte onun aşağılaması, burada neden olduğunu anlamaması, ne yapacağım burada yabancı bir yerdeyim falan. Kısa bir sahne olsa da bence Reyna'yı ben biraz eksik buluyordum anlatıda. Onu biraz kuvvetlendirmeye başladılar gelecek bölümler için. Evet şey gibi Bale'ı nasıl bu bölümde MVP ise <laughs> Reyna'yı da bir sonraki bölümde o tartışmalı sahneleri göreceğimiz bölümde şey olabilir. Reyna'da. MVP olabilir. MVP olabilir. <laughs> MVP olabilir. Büyük ihtimal daha çok şey olacak. Herkes Nerd Rage'e yol açacak. Neyse. Evet şey burada Jane bu güçsüz hissetme şeyi tabii ki um, Veigar'dan korkma um, şeyi biraz doğru çünkü Egon'un e, Conquest sırasında da Vizan yayınıyordu tepeye bunun şeyde. <laughs> <laughs> um, sonra hatta orada şey vardı Regent böyle kaç 5-6 yaşında bir çocuk vardı. Evet. Um, onu böyle ejderhaya bindirip tur attırıyordu falan <laughs> çocuğu. <laughs> i̇yice dalga geçiyordu. Çocuk Bizanya'ya teyze iki tur versene falan diyordu. Veriyordu Bizanya'da çocuğa. Ama. Orada <gülüyor> <gülüyor> orada şey yapıyorlardı. Hani orada zaten hani ejderha istemesinin sebebi de bu. Buraya kimse gelemez ama ejderha inerse tepemize bizim. Bir şey yapamayız. O zaman güçsüz hissederiz falan. Muhabbeti oradan geliyor. Beni burada asıl <laughs> asıl ben böyle merakla baktım. Acaba dedim ki dayımından bahsedecek mi? Evet ya. Çünkü <laughs> senin baban var ya senin baban. Benim kuzenim artık şey Ray Royce neyi oluyor? Royce Royce'larla e, akraba şey büyük ihtimal soy ağacına bakmadım da artık hani bir kuzen midir bir, nedir? Bir, bağları bir şey, bağları var. Evet, Bağları var. Evet şey de hani bağlantılı tabii ki em, annesi Damon pardon Viserys'in karısı Emma Arryn Jane Ernan evet. yeğeni galiba. Um, Tabii Royce Ray Royce de gene akrabaları Damon'ın kafasını taşlı Bronze Beach ezerek. Tabii <laughs> Damon'ın lafını açar mı acaba dedim ama kadın yine şey delikanlı çıktı dedi. dedi Bayla'ya daha şeyde ilk şeyde açmayayım bu konuyu. Reina lütfen hani... yani bak karıştırdın. <laughs> ejderhasız <laughs> kıza oh, ejderhasız kıza açma, açmadı direkt senin baban <laughs> senin baban var ya <laughs> bizim bir yeğen vardı onun kafasını ezdi taşla, ezdi <laughs> filan demedi delikanlı kırayım, kadınmış zaten öyleymiş filan şey yaptık burada bir bunu spoiler etmeden <laughs> söyleyemeyeceğim herhalde ama dizi yani pardon kitabı okumuş olanlar daha doğrusu şimdi burada bizim tahmin ettiğimiz gibi kadın bir atar yaptı evet yolladığınız ejderhalar ne amına tavuk evet. boyutunda ejderhayı ne yapacağım ben bekleyeceğim diye bir atar var? yaptı. Bu da 15 bin asker verecekmişsin falan dedi işte şeyde Rayna'da. da buradaki şeyinde haklı um, ama yani bir bir da oraya gidip bağlamak da biraz ne kadar gerçekçi bir istek bilmiyorum. Sanırım evet. Rhaenyra onu ne diyeyim kandırmaya çalışmıyor ama bir şekilde bir ejderhayı oraya vermeye yakın hani büyük bir ejderhayı vermek çok büyük bir şeyse fedakarlıksa onu yapmak istemiyorsa Rhaenyra. Ona en yakında bu. Küçük ejderhaları verelim. Hani Um, ne bileyim e, belki Veigar gelirse durduramazsın ama başka bir ordu gelirse kapına küçük ejderha ile korkutursun onları mesela yani. E, tabi canım. Ya, en azından bir şeydir yani bu. <laughs> um, bu arada ama... bunu şeyde gördük e, Daenerys'in aslında daha küçücükken insanları yakabildiğini ortalığı karıştırdığını yaşadık şeyde. Bilmeyenler evet, için. Hasta por. Hasta orada da. <laughs> um, evet şey eee um, ama kitabı okuyanlar neyse spoiler vermem de kitabı kitapta da biraz daha farklı gelişiyor bu olay ve de kitapta vadinin e, durumunu ya da gelecekte yaptıklarını düşünürsen hani Jane'in buradaki tavrı oturuyor biraz daha mantıklı oluyor kitaptan daha iyi oluyor aslında burada yaptıkları her neyse onu daha sonra konuşuruz biraz daha konuyu nerelesin tamam. De. Muhtel sezon sonunda zaten anlayacağız bunların hepsini <laughs> diye bir düşünüyorum. <laughs> Valla Vadi'nin um, bilmiyorum. bu sezona yetişmeyebilir Vadi. <laughs> okay. <gülüyor> İleride hatırlarsak konuşuruz. Okay. Ee, peki yani burada şeye ne diyorsun? Bu ejderhalardan çok hani şeye bir şey. Ya ben şeye gerginliğine girdim biraz da. Çocuklara ne olacak şeyindeyim ben daha çok. Yani <laughs> Bir de pentosa gidecekti bu çocuklar. Ha o gitti mi onlar ne oldu mesela orası biraz Yok herhalde buradalar herhalde daha. Yani. uğradılar şimdi buraya. Çünkü şey gibi ya biraz da aslında Ejderha gelince çocuklar da geliyor. Yani çocuklar daha kıymetli gibi şu an Ejderhalardan. <laughs> biraz tehlikeli gibi geldi bana bu kadın kadın onlara bir şey evet. yapar mı diye bir gerildim. Yok. O kadar yapmaz Hani yok hani kitapla falan bildiğimden değil de hani o en azından Emre'nin tarafından bir şeyi var yani sonuçta. Ya bir hürmeti var oradan yani, diyorsun. Okay. Yani Damon'a kızıp da çocuklara bir şey yapacak değil yani. Sonuçta evet bir aile boyu var orada. Um, ama Pentos'a devam edecektik sanırım Shifo ile Tacos. <gülüyor> <gülüyor> Orayı daha görmedik. Orayı göreceğiz o zaman. Burada tıpkı herhalde Reyna ile beraberlerdedir. Hani Reyna da gemiden inip böyle hadi siz devam filan dememiştir. Yani bilmiyorum. umarım öyle bir şey yapmıyor. <laughs> <laughs> Ay çocuk çocuk yoruldum be falan deyip böyle. Vallahi şey. <laughs> çocuklar <gülüyor> nereye gidiyorsunuz? Pentos'ta inin işte ya. Son <laughs> durak zaten. <laughs> Orada bulurlar sizi. <laughs> evet. Sonra Rhaenyra ile Mezarya sahnesi geliyor. Ee, zaten aslında bunu bayağı önden konuştuk. Burada yine işte babam eğitmedi. Şöyle oldu. Savaş hazırlamadı. Erkekler bana konuşmuyor. Onlar hemen kılıç öğreniyor vesaire. Burada da tekrar uzatmayacağım. Burada ilginç bir şey söylüyor. Ee, Hilt ile foible arasındaki farkı bana öğretmedi diyor. Dün gece oturup bunu araştırdım 10 dakika. Neymiş abi açıklar mısın bize? Hilt and the foible ne diyor? Abi Hilt yanlış anlamadıysam kılıcın kabza kısmı kabzadan evet. şey bağlantı noktasına kadar olan. Foible'da ortasından ucuna kadar olan kısmıymış. ya yani Kılıcın zayıf okay. tarafıymış aslında. Ee, yani kılıcın güçlü tarafıyla zayıf tarafı arasında e, ne fark var bana öğretmeden nasıl saldıracağım aslında kılıç kullanma öğretmedi diyor özellikle. <laughs> özellikle. Hayatında kılıç gördün mü Renier'e? Bunun nesinin eğitimini verelim sana. <gülüyor> <gülüyor> Burası hilt işte olan. Böyle böyle yapacaksın falan diyor. Büyük ihtimal şey filandır ya. Ne diyeyim? Deyim filandır. Eski İngiliz deyimi filan mı? Yo değil değil. Baya Hilt and the foible şey. Baya detaylandırılmış bir, bir galiba eskirimden geliyor. Gece okudum şimdi. Bazı yerler aklımda kalmadı. Eskirim kılıcından <laughs> gelen al. bir şey galiba. <laughs> i̇yi araştırmışsın. Yani. Benim sikimde olmadı. <laughs> bir de e, annelerinden Hilt'in kılıç şey olduğunu biliyordum da foible'ı bilmiyordum. Yani. Foy... Farklı isimleri var bu arada. Mesela 3'e bölüyorlarmış kılıcı. İlk kısım, orta kısım, son kısım. Hepsinin farklı ismi var. Foyable o üçüncü kısım işte falan gibi. Böyle <laughs> tuhaf tuhaf işler. Neyse kılıcı ilgisi olanlar varsa bizi aydınlatsın falan diyorum. <laughs> Bilmiyorum kılıca ilgisi olan var mı seyirciler? Gel, gel. Valerian kılıcı nasıl yapılıyor onu söyleyeyim gel. Foible alacaksın. diyor. <laughs> <Yok. gülüyor> Bu arada Damon'a da laf sokuyor burada. Damon da bir şey öğretmedi derken. Benim daha çok dikkatimi çeken kısım burada Elinda Messi. Elinda Messi iki bölümdür çok dahil olmaya başladı diziye. Onun odaya girmesi ve onun kovması şeklinde oldu. biraz böyle hani klasik bir atar sahnesi gibi gözükse de Elinda sanki çok etrafta dönüyor. Bir de geçen bölüm Mizeria'ya da çok yakınlaşıyorlar gibiydi. Ki bu bölümde de gördük Mizeria onu direkt kullanmaya başladı zaten. Bir sanki şey gerginliği de var e, Renira'da. Tamam ben bu mizeryayla iyiyim ama bana da yardımcı oluyor. Biraz acaba ipleri bırakıyor muyuz buna? Bu da burayı ele mi geçirecek? Bir gerginliği mi var gibi böyle. Akıllıysa gergin kalsın zaten böyle. Yani. <laughs> Bence evet. Yani bir, biraz pragmatik yaklaşıyor. Hadi kullanalım bu hatunu diyor ama ben de ne gü, tamamen güvendiğini zannetmiyorum yani. Evet, umarım öyledir Tamamen güveniyorsa da zaten bravo. <laughs> Hmm. Bu da Yok, şey mizaryenin... diyor burada Mizaria e, yapamayacaklarınızı bırakın sizin için başkaları yapsın diyor. Bu da aslında biraz Damon'ın Blackwood'larla <laughs> paralel değil Aynen. Değil. <laughs> Aynen. Başkalarına yaptırdığımız şeylerden çok hayır geldi başımıza. Evet, işte, <laughs> Sen de git Mizaria'ya böyle orada şey e, bir katliam yap King's de. ondan sonra onu da bana kitlesinler <laughs> Ren'i yaptırdı diye. <laughs> Kim ne yapsa Renira'ya e çıkıyor faturası. Aynen ya. Araba, araba Renira'nın üstüne abi. Ceza yedim mi? Ona gidiyor direkt. <laughs> Aynen. Burada, burada mı konuşuruz? Sonra mı konuşuruz? Sonra konuşuruz herhalde de hani gene yani um, ne yapmaya çalıştığını çok evet. açık bir şey değildi yani. Ya bağlayabiliriz aslında o kısım. Ya bu öbür sahneye de bağlayabiliriz aynen, onda. aynen, aynen. Bağlayabiliriz. Çok uzak değil. Yani burada işte hatırlatayım seyirciye de elinde Messi'yi e, King's Landing'e yolluyor. Haber vardı işte Mızardan. Burada Mızaryan'ın tabii Night's Watch'ta hala ona inananlar olduğunu da görüyoruz. Hani öldü mü? Öldü zanneden de hala varmış. Gold Cloaks. <laughs> aynen, Gold Cloaks. Gold <laughs> mıydı? Night's Watch değil miydi? Nice watch duvarda abi. Aa, ay pardon. Ay, John Snow beni andı özür dilerim. Aynen anmış. Işte. Alist Alistair Tom beni andı. Tom. <laughs> <laughs> evet Gold Cloaks'ta şeyi e, bağı var. Bence de evet. de bundan haberi yok gibi hissettim. Evet bence hala inside şeyler var böyle. Inside self falan var mizaryenin orada. Var var kesinlikle. Ve içeri giriyor. İçeride de favori karakterim Diana'ya gidiyor. <laughs> White Walker'ların ne işi var gene ya? Gene <laughs> geldi Night King'in. Ah be, benim artık benim kahramanım onu. Diana ya. Buradan Diana görüp de Egan'ın Eagle Egan'dan intikamını alırsa çok mutlu olacağım. <laughs> Egon'dan intikamını Egan'ı White Walker'lara katılarak şey yaparak alacak. Değil mi? sürüklüyor peşinde. Bir sandığa sarıyor böyle çaputa. Kuzeye <laughs> kadar götürecek. Evet ne diyorsunuz evet, ya. Ya? tam olarak bu arada kitaptan çok farklı buralar. O yüzden hani kimse hani spoiler veriyorum gibi şey yapmasın. Benim aklıma um, sanırım halktaki bu şey gözümüze sokulduğu için ne denir? Tepki şey. Halkın <laughs> yavaş yavaş barut kaynıyordu. Fıçısı <laughs> o. Yani. Aynen. Herhalde mizerya buraya bir <laughs> çakacak bir şey. <laughs> Bilmiyorum. Bu halktaki şeyi ateşleyecek çünkü mesela Diana Egan'ın bir tecavüzcü olduğunu biliyor işte şey biliyor herhalde burada bir mizarya içeride bir karışıklık çıkarmaya çalışacak gibi diye düşündüm. Muhtemelen doğru. Bir de en sonunda konuşulan şeyle bağlantılı olarak hani bu ejderha sürecek insan arıyorlar arayacaklar ya acaba dedim böyle King's Landing'de şey mi olacak? Ha Targary Tar Targaryen Targaryen piçiysen size Dragonstone'u sızdıracağız. Davet ediyoruz. Plan <laughs> ha, öyle bir durum mu var? Hani gizli gizli gidip Targaryen piçi çünkü Dayana şeyi tanıyor ya alfa. Evet. Du Aynı barda Duy duyuyordu orada doğru. A acaba onun haberi mi gidiyor? Hani gidip Dayana alfa sen Targaryen piçi olduğunu söylüyorsun bak git Rhaenyra um, ejderha Birincisi arıyor. Ha, gerçekten Targaryen sen git göster bakalım. Hani götün yiyorsa. Hadi git bakalım. <laughs> hani burada sıkmak kolay kahvede sallıyorsun ben Baylor'ın oğluyum falan diye. <laughs> git delikanlıysan Targaryen sen göster Targaryen'leri. Hani bilmiyorum ya, ya, dedim bir isyan çıkaracak ya da bu sürücülerle ilgili bir durum var. Ama o kararı sonradan alıyorlar dizide. Gerçi... E... Jace de sonradan konuşuyor ya. O, o önce, ay yok önce mi gidiyordu, sonra mı gidiyordu lan? Oraya atıramadım. Vallahi. Galiba sonra gidiyordu, doğru gerçi. Ya yani ben Diana'yı görünce dedim Night King'in de bir planı var herhalde burada. <laughs> yok Diana'yı görünce Diana'nın hani en son Wolf'la gözükmüştü. Wolf'un orada belki böyle bir bağlantı var. Olabilir bilmiyorum. Hani büyük ihtimal daha şey var hani. Hak'taki gözümüze sokulan tansiyonu ım, bir olaya çevirmeye çalışıyorlar. Zaten kapılar kapandı. O kapıların bir şekilde açılması lazım. Bu da isyanla olacak gibi duruyor. Ki gelecek, sezon, gelecek bölüm fragmanında Hugh'un kavga ettiği bir sahne falan da var. Herhalde oh. e, yeah. oraya bağlanacak. Evet. Ama Dayana'nın dahil olması beni çok mutlu ediyor. Benim için <laughs> ah, White Walker'lar geliyor. Gelsin hocam. Bekliyoruz. Ee, bir de şey işte miseria'nın gücünün aslında daris tarafından şimdi şey olması da ölü bilinmesi de iyi bir şey aslında onun için ama ufak ufak yayılıyor bir yandan da burada daris'e gidecek mi bir noktada tekrar Daris'le bir şey olacak mı diye de bekliyorum bakalım ee, sonra da şey var renira beye sahnesi var ee, onlar da Renis'in ölümünü konuşuyorlar zaten e, şey buradaki diyalog bence çok iyiydi beni de aşırı korkutan bir şeydir böyle normal yaşıyorsun ama bir anda ...ölün böyle hiç istemediğin bir noktada bir yerde kalıyor, ya orada parçalanıyorsun belki falan çok ürkütücü bir şey bu. Renis için de onu söyledi işte. Ölmüşsün abi niye korkuyorsun artık? Bunun, düşün kork Bunun düşüncesi korkutucu abi işte. Benim için değil ya orada ölecek biri için de aynı şekilde. Çok tuhaf geliyor bana. Şeyde de aynı mesela aynı gerginliği orada da hissettim. Vizanya'nın düşüşünde de, ...Dorna düşüşünde de hani açıklanmıyor ne oldu? Evet. Yürükütücü bir şey aslında. yani en olmak Öyle. istemediğin yere düşüyor ya sevdiğin <gülüyor> insan. <gülüyor> ne nekrofilleri yaşatma derneğinin önünde kalp krizi geçirip ölüyorsun. <laughs> Çok tatsız yani. <laughs> Adamlar kapıyı açıyorlar. Oo, Christmas gelmiş bendi. <laughs> <laughs> jingle bells, jingle bells diye koşarak gidiyorlar. <laughs> Evet. Bir de şeyi vurguluyor. Cesedi de görmedik tabii biz. Yani onlar da bilmiyorlar. Ne oldu da belli değil. Ölmedi aslında. Ya ölmedi değil tabii de. <gülüyor> <gülüyor> yani aslında bu şey bağlantısını onlar düşünüyor olabilir. Şimdi ejderhayı gezdiklerini biliyorlar galiba. Ama tabii şey biliyor Mizarya. Ama Renis'i de aynı şekilde yapabilirlerdi bu arada. Yani ondan belki o gerginlikte olmuş olabilir. Gerçi yandı. Dizi aslında kadın. kitapta Rhaenys tanınmayacak hale gelene kadar yanıyordu. Evet yandı muhtemelen. Kitapta da. Ee, burada böyle yanmadı sanki ya da belki sonradan yandığını düşünebilirsin. Hani Olabilir. düşünce şey belki Veigar bir her ihtimale karşı. Ben beni bir de yakayım. <laughs> Çünkü öbür piç öbür piç kalktı bak hani. Kalkar Doğru. Ha. Yani kitapta yanıyordu hani direkt. Bilmiyorum. Burada um, e, tabi diğer konu da şey Damon'a göndermeye geçiyoruz burada. Aslında konu yine Damon'a geliyor. Aslında e, anneannenin nasıl Melis'i aldığını biliyor musun işte Renira e sorunca o da işte dragon pita çok karanlıktı işte karanlıkta gören derlerdi falan diye biraz da böyle şey yapıyor. Babam kızmıştı annesinin dragon'uydu e, o alamamıştı işte bu alınca çok gerildi falan diye. Bu ilginç bir detay. Ee, bunu başta olduğunu... gördük evet. sonra. Evet. <laughs> <laughs> Sonradan gördük. Ee, burası şey e, ilginç aslında. Zaten anların da bağlı evet, biraz da annelerine. Melis'in Damon'ı reddetmiş olması ilginç. Ee, Damon'ın geçmişinde bir ejderha tarafından reddedilme var. Çünkü bir şeye de Reyna'ya da Bayley daha çok seviyordu ya Ejderhası vardı evet. ya. Hani Damon aslında kendisinde kendi geçmişlerinde de böyle bir şey var. <laughs> ne diyeyim? Kabul görmeme. <laughs> Kabul görmeme var. o da çocuk. Hani olmuş olması gerekiyor hani Raina'dan önce Raina Damon'dan kaç yaş büyük hani 10 10 yaş 15 yaş büyüktür, büyüktür herhalde. Büyüktür. Tam bilmiyorum da. Rain'isten önce alması için Damon'un da gene 5-6 yaşında gene Amynt'la bir paralellik var. Evet. Var burada. Amynt gibi çocuk hani o da Veigar'ın peşinden gidiyor ya bu da Mayliss'in peşinden gidiyor direkt. Annesinin necderası. Ama ya burada tam hatırlamıyorum ama hani kitapta burada iki kişinin birden reddedildiğini gördük. Ben mutlaka unutuyorumdur şu anda da gerçekten böyle Targaryen'lerin reddedildiği pek yazılmıyor kitapta sanırım ya. Bu ejderha da bu Targaryen'in reddedildiği ben hiç hatırlamıyorum okuduğum. Hani zaten Daemon'un ki yazılmıyor, Baelon'un de yazılmıyor. Hani yumurtası haç olmadı. yani yumurtasından çıkmadı bir şey falan denir de. Hı hı. Hani şu, bu, bu Targaryen de şu ejderhaya gitti. Bu ejderha onu kabul etmedi gibi bir şey olduğunu hatırlamıyorum. Belki vardır. Burada hani dizi ilginç ekliyor ona. Damon reddediliyor. İşte sonra şeyin um, ejderhası karaksisi alıyor. Hani um, o ilginç ekstra lore belki yine George'dan geliyordur buralar. Olabilir. Bir de şeyde duymamıştık daha önce. Hani Eamon da alamıyor, Reyna da alamıyor ama onlar mesela spesifik şuna gitti. Red yedi. tekrar vize başvurusu yaptı gibi bir şey hiç olmadı yani. Damon'da net isim duyduk. Yani reddedilmek reddedilen reddedilirsen ejderha de büyük ihtimalle yandın. <gülüyor> Ölüyorsun <gülüyor> seni yani. <laughs> Onu da söylüyor bu arada e, Reyna. Reyna son dönemesinde neredeyse ölüyordu diyor. Deniyor da devam ediyor. da böyle yok, yok. Beğenmedim. Benim tipim değilsin falan demiyor <laughs> yani. yani harbi <harlıyor. gülüyor> Ya bu şeyle ilgili muhtemelen açıklanmayan ama işte bağ kurma falan ya yani belki de ejderhanın e, şimdi e, annesi daha sakin ve iyi bir insan savaşçı bir yani tabi kitaba göre ben de söylüyorum nispeten iyidir belki o tarihleri okusak müthiş biri çıkmayabilir yine ama bence ejderha kendi kurduğu bağın uzantısına bakıyor olabilir. ...yani ulan bu, bu böyle bir şey değil Ben insanlarla hani bir targa böyle bir ilişki kurmamıştım. Bu ne ayak falan? Kendi zihninde böyle bir içgüdüsel bir şey kuruyor olabilir... Çünkü şeydir ya. Köpeklerde de bu vardır. Her köpekle anlaşamazsın. Yani sen kendi kişiliğine uygun köpekle daha iyi. Sen anlaşıyorsun abi. Ama benim kişiliğime uygun. <laughs> Her köpekle sen anlaşıbiliyorsun. Evet. Ben ben senden anlaşamadığım bir köpek görmedim. <laughs> o öyle <evet>. Seni <gülüyor> <gülüyor> köpek anasının karnından doğmadı. <laughs> <laughs> Dog whisperer. Ben, e, ba, ben biz pür targar abi ondan hani hiç... <laughs> köpekler benim genlerimin kokusunu alıyor. E, ya ben, beni bir kenara bırakırsak, evet hani böyle bir köpekle bağ kurma da vardır yani kişilik uyumu. İşte mesela Golden hareketlidir, sen çok sakinsindir. Olmaz yani o iş. Sen de biraz daha enerjik olmalısın falan gibi. E, öyle bir şey olabilir. Yani bir, bir öğrenmiştik var ya da bir gelişmişlik var ejderhada. Renis de onu arıyor olabilir. Yani Renis de belki de dışlanan bir ejderhayı bulacak. Bilmiyorum babası gibi şey. <laughs> Renis Reyna. demiş ve Reyna, pardon. Bak ben de karıştırdım. <laughs> Artık gitti benim de kafa. <laughs> <laughs> evet. Yani. Dediğim gibi yani George açıklamayacak buraları. İsteyen istediği gibi yorumlayabilir. Aynen. Şeyi de hatırlatayım bu arada bilmeyen varsa hani bu spoiler değil aslında. Hani kitap tarihi olarak da şey burada. Visanya'nın işte e, vurulması Meraxis'in işte e, pardon Meraxis'in vurulması özür dilerim. Reynis. E, Reynis'in aynı zamanda düşmesi vesaire yine hikayelerde anlatılıyor. Orada da bir paralellik var. Merak eden varsa zaten wikisini detaylıca okuyabilir. E, um, var mı ekleyeceğim bir şey? M böyle? Melis'le Melis ile Veigar'ın savaşması o, o, sen şimdi deyince aklıma geldi burada da um, Veigar bir dakika hatırlamaya çalışıyorum Veigar Baylor'ın değil mi? Ejderhası Baylor Baylor'ın mı biliyordu? Ne biliyordu ya? Yok Veigar'ı biliyor Baylor galiba evet. Veigar'ı sonra. Baylor Veigar mıydı? Ya öyle hatırlıyorum ben de. Um, Çünkü o bir, bir şeye kardeşim ölüyor. Kardeşi ölünce kızıp gidiyor falan. O değil miydi o? Karıştırıyor muyum? Yok of. ya. Bu şey Vegar. Valerian Megan Her neyse önemli değil. Şey diyecektim ya. Um, Maylis'in Alyssa. Alyssa'nın kocası e, Baylor. Baylor. Baylor ejderhasını hatırlayamadım ya. Hemen bakayım. Baylor ejderhası kimdi? <laughs> Neyse sıçtık orada. Ne o, ben şimdi? bakarım şimdi. Kafa şeye döndü artık ya. <gülüyor> <gülüyor> evet, Şeyin babası Baylor'ın ejderhası kim? Bulabilirsem söyleyeceğim. Dragon, dragon. Neyse koy götür. Ee, sen, sen anlat abi ben bulurum birazdan. Şey yaparız. Dragon Dragon. Hmm. Çıkmadı lan. Neyse tamam boşum. Spoiler geçin. aldım bu. <laughs> ne yaptın abi ne aradın? Ee, wiki'de gezerken yine bir yerde <laughs> bir yerden saçma bir spoiler geldi. Neyse sorun değil. Ee... şey iki iki dakikada. Neyse sorun değil. Neyse bakarız. Okey çok sert. Spoiler düz düzeltiriz sonra. Generis Johnson'a öldürüyor. Bailon Bailon. Bailon muymuş? Okey. değil ya baylor diyoruz ondan. Ha. Bailon on, evet. Tamam. Ben de Baylor'a bakıyorum. Ha, sen şu hani kişilik muhabbetine girince Baylın Targaryen, evet. Daemon'ın um, babası. Veigar. Evet, Veigar Evet, Veigar tamam. evet, onun ejderhası. Doğru, doğru Aa, hatırlamışım. Doğru. Her neyse. <laughs> Elissa da uh, Melis Elissa ile Bayler evli. Ejderhaları hmm. Melis ve eee um, Veigar bunlar birbirini öldürdü. Yani Veigar şeyi öldürmüş evet, oldu. Evet. öldürmüş bunlar oldu. Bunlar mesela evliyken sürekli beraber takılıyorlar. Hani ejderhaları karı kocanın. Ama yeni sahiplerinde birbirine düşman olmuş oldular. Hani o e demiştin yani çünkü aynı şey Vermitor ve Silverwing'de de var. ikisinin de sahibi yok. Ceheris ve Alice'nin ejderhaları olarak. Onlar da iyiler normalde. Onlar hele iyice çünkü onlar 40 sene beraber geçiriyorlar. Yani 50 sene ne kadar evlilik alıyor? 50 küsür sene beraber geçiriyorlar. Ve de kitapta e, onların böyle birbirine sarılıp uyuduğu falan bile yazılır. Aa, okay. Ha, bir de şimdi Vermitor ve Silverwing ikisi de e, boşta. Dragonstone'da takılıyorlar. Hani ileride savaşın tarafları olma gibi bir durumlar olursa onların da ne tepki vereceği birbirine ilginç mesela. Hani ejderhaların ne kadar e, bu konunun farkında olduğu ne kadar bir bilinçleri olduğu konusunda da ipucu veriyor sana. Hani George doğru, diyor. Doğru. Ya işte benimkiler Tolkien kadar akıllı değiller. O kadar konuşamıyorlar falan diyor. <laughs> Ama hani mesela Macy ve Vhagar birbirlerini Öldürmekte bir şey görmediler. Sakınca görmediler. Aynı ikilem Vermitör ve, ve Silverwing'de de olacak. Güçlü bir duygusal şey var demek ki orada da. Ki e, normalde de galiba Baylon'un karısı da ölüyordu zaten. Üçüncü çocuktan sonra değil mi? Yanlış hatırlamıyorum onu. Alyssa evet. Onu Alice Alice hakkında birkaç şey söyleyeceğim ama onu Damon sahnesinde söyleriz. Tamam. Alyssa'yı konuşacağız zaten. Evet. <laughs> Biz dragonları daha çok konuşuruz. Şimdi geldik zaten Damon ve bilinçaltından büyüler <laughs> sahnelerimize. Ee, ya bu sahne tabii çok tartışılmış. Ee, şeyde de, globalde de, Türkiye'de zaten. Niye acaba? <gülüyor> <gülüyor> Niye acaba? <laughs> Ama tabii şu şeyleri söylemek lazım. Dizi aslında bunu açıklıyor. Ee, Ali'ste de sonraki sahnesinde işte... ...anneni hiç tanıyamamak acı verici değil mi? işte falan gibi. Ee, aslında... Ya yani Damon annesini bilmiyor fiziksel olarak 2 yaşındayken ölüyor çünkü. Hiçbir fikri yok. O zaman Instagram da yok yani açıp fotoğraflarına falan da bakamaz. Ama ben e, bu sahneyi zaten ilk izlediğimde de şeyi hissettim. E, Damon hiç aklında olmayan, daha önce hiç görmediğimiz birisiyle takılınca direkt şey oldum böyle. Ah, ah annesi herhalde. <laughs> ya çünkü e, Hadi ya. evet başka şey olacak gibi gelmedi bana. Ve şeye gittim direkt. Yani e, şu bağlantıyı kurmaya çalıştım. Özellikle Damon her sıçtığında birine gidiyor. İşte Mizaria'ya gidiyor. Aman işte beni Viserys kovdu. Bana sarıl, bana işte güçlü hissettir beni diyor. Beceremiyor. Ee, Renira'ya gidiyordu yine aynı şekilde. Onu gece sokağa çıkartıp ona böyle power play yapmaya çalışıyordu. Olmuyordu falan. Ve devamlı oradan böyle bir şey bekliyordu bunlardan. Aslansın, kaplansın falan. Hiçbirinde alamıyordu. Mizaria da bunu terk ediyor. Zaten en sonunda Renira da ona baş kaldırıyor. Buradaki kadın tamamen zihninde full Targaryen, ee, hiçbir şekilde onu sorgulamıyor. İşte sen Viserys salak sen akıllısın aslansın, işte en güçlü sensin, erkeksin falan diye tam aslında o ideal böyle onun için en ideal olabilecek tam böyle anne kompleksi yaşayabilecek ki bu doğru bir tanım değil muhtemelen ama şimdilik böyle kullanıyorum. Sonra bir işin psikolojik tarafına gireriz. Tam onu yaşatacak aslında imgeyi buluyor kafasında. Ya da Alice o imgeyi kafasına koyuyor. Bilmiyorum artık. E, orası da evet. e, ikisinden biri. Ve e, aslında o kendini yeniden güçlü hissetmeye çalışıyor yaptığı hatalardan sonra. Ben sahneden bunu algıladım. Hani şeye çok takılmadım o yüzden. Annesiymiş falan. Hani oradaki konu aslında Alice'in ona yaptıysa annesi olması mantıklı oluyor bir yerden sonra. Çünkü onu sorgusuz sualsiz onaylayıp zihninde... Hiç bir de var olmayan bir varlık onun için tek karakter o yani başkası olamaz. Evet ben ben annesi olduğunu ancak sonra my son aynen çok şey yapamadım. Önce ben M R N'mızı kıyafetinde düşünüp vizesin karısına benzettim bir an için. Biraz benziyor. Evet şey olarak. Yani ben önce bir sahnenin şokunu atlatınca bana da nedense aşırı mantıklı bir sahne geldi. Yani evet çünkü e, iki sezondur vize e, Damon'ın psikolojik katmanlarından bahsediyorduk ya hani ilk bir evet. E, olan duyguları mı bu adamın e, şeyi problemi yok hayır o değilmiş aslında tahtmış Yok, hayır, tatlı değilmiş. Vizerisin onu reddetmesiymiş, ona güvenmemesiymiş. Geçen bölümde oraya gelmiştik, o üçüncü evet. katmana gelmiştik. Ama tabii Vizerisin onu ya da Vizerse olan um, bir kıskançlığı ya da bir um, negatif şeyi varsa tabii ki Vizerisle paylaşmak zorunda olduğu en uh, önemli şey annesi yani sonuçta. Aynen. Onun bir alt şeyine inersen. Viserys annesini iyi kötü hatırlıyor olabilir. Mesela ee, annesiyle vakit geçirmiş olabilir. Annesini görmüş olabilir ama Daemon onu yaşayamamış. Görmemiş. Annesini hatırlamıyor. Annesini um, hiç görmemiş. Tabii ki um, bu kadar katman katman inecek inersen birisi en son varacağın yer orası. Um, neden annesiyle sevişirken görüyor? <laughs> bu e, tabii ki <laughs> birazcık bence belki Alice'ın yaptığı bir twist olabilir hani burada. Dediğin gibi hani aslında annesiyle falan da de sevişmiyor. Dediği gibi bir ideal Targaryen kadını um, kurmuş kafasında. İşte, i̇şte gümüş saçlı, güzel, beyaz işte Parlıyor böyle, böyle o <laughs> kadın zaten. Aynen aynen. Çünkü zaten bilmiyor annesinin, sen dediği gibi ne olduğunu. Seviştiği kişi aslında bir ideal Targaryen kadını. Değil, yani direkt annesiyle seviştiğini o da en sonda anlıyor <laughs> yoksa o kadar istekli olmazdı muhtemelen zaten son ifadesi de biraz öyle böyle oluyor böyle kalıyor ya böyle lan. aynen, <laughs> aynen. valla şeyimi kardeşimi yeğenimi herkes gelemem ama kırmızı çizgim annemdir benim <gülüyor> <gülüyor> analar kutsal tarık, her yanında olsa <laughs> <laughs> Ulan Damon çizgiyi burada mı çekiyordun? Daha önce çekeydin bunlar olmayacaktı belki de. <laughs> en azından bir yere çektim lan. Kalkın <laughs> babamı da zikeceğim birazdan. Çiğir <laughs> çizgimi kalmadı. Baelon Targaryen de gelecek. Onu da zikeceğim. Her neyse. Evet, seviştiği kişi zaten bir idealindeki Targaryen kadını. Daha da ilginç olanı Alisa'nın annesinin Gümüş saçlı olmaması, daha koyu renk sarı sarı koyu sarı saçları olduğu, e, hmm, okay. Burnu altı yaşındayken kırılmıştır böyle yamuk burunlu, bir gözü e, mor bir gözü yeşil hmm. böyle tam tomboy, hani daha kadınsı olmayan daha böyle e, erkekisi mi denir ne denir hani doğru term ne bilmiyorum da okay. daha böyle tomboy olan e, bir kadındır yani aslında bu Damon'ın kafasında ki generic Targaryen kadınından çok uzakta annesi. Ha bak bu daha iyi bir yoldu bu arada. Aslında sahneyi daha da evet. derinleştiriyor. Okay. Evet, annesi değil yani aslında seviştiği kişi. Tamamen bambaşka o kafasında yarattığı ideal kadın. Onun en zirvesinde de tabii ki annesi var artık bir annesini hmm. kafasında yarat idealleştirmiş yani hiç görmediği için. Baya um, hani bayağı bir sonra bütün bunları düşününce evet çok ben bir an için ilk tepkim hadi ya canım artık bize şimdi HBO bunu şey mi seyirciye böyle <laughs> ya, bu izletmeye bayılır ya HBO acaba <laughs> onu mu yapıyorlar gene bir düşündüm ama sonra düşününce tabi evet çok mantıklı Damon'ın ıı, bu noktaya kadar gelmiş olması artık buradan sonra da ıı, babasıyla sevişirken göreceğimiz kaldı bir önümüzdeki ya da bu, bu ıı, bir şey bildiğimden söylemiyorum da ıı, harbi harbi de vizeriz flashback'i eee ıı, Bekliyorum yani. Bekledim biraz. Viserys de görünür bu rüyalarda acaba diye. Belki bir pedeyi bir daha görür müyüz diye. Keşke Henüz yok. Um, bir de şöyle bir şey düşünüyorum. Daemon'ın bütün hepsi kadınlarla derdi adamın. Evet. Rhaenyra, Laina, annesi um, hiç daha böyle bir erkek görmedik yani vizerisi de görmedik yani ne kadar bahsi geçtiyse yani... ve de Rayaros yani karısı da yok hani onu da artık ne kadar siklemediyse adam <laughs> hiç, hiç sallamamış olur. O, evet. o da hiç gözükmüyor rüyalarında vizeriste de yok hani bu karısı annesi işte um, Rhaenyra of. ilk karısı ikinci karısı her neyse kadınlarla fucked up yani beyni şey böyle bozmuş kapıyı adam. Bu da şeye oturuyor bu arada. Alice'in aslında onu takip ettiği şeyine oturuyor. Aslında hep sorunu olan özellikle işte dedin ya bronz biçi çekmiyor oraya ama ya da viz, daha onun kafasını kurcalayabilecek kadınları çekiyor. Mizerya da yok yalnız ilginçtir. Mizerya'yı da hiç oraya almadı. <laughs> evet orayı da sallamamış. Evet, o da belli ki çok ona etki etmeyecek. Ya. Yani ona etki edebilecek üç ismi bulmuş. Işte Alice iyi çalışmış dersine. <laughs> Burada şöyle bir yani, şey okudum. Ben Alice mi yapıyor bunu yoksa Alice sadece ha, işte, hani Damon ki. en korkularıyla ya da şeyleriyle yüzleştiği için hani Alice'in o kadar da ıı, ne çıktığına rüyasında ne gördüğüne karar verdiğini zannetmiyorum. Büyük ihtimalle Alice'in yaptığı. Dürtüyor. Evet, sanki. Aynen yüzleştiriyor onu. En dip korkularıyla kesinlikle öyle ama bence de. haberi var herhalde ne gördüğünden bunu çünkü sonra soruyor soruyor yani. ben işte yine gece 3'te oturdum kılıcın kabzasından sonra e, anne işiyorsa nasıl olur falan <laughs> diye bir şeyler okudum aynen psikiyatr. burada ama bunda tabii bir şey iddia edemem o yüzden bizi izleyen e, psikolog e, psikiyatr... gece oturdum <laughs> kardeşler anne şeyinden sonra mif diye aratmış <laughs> Yok öyle bir şey yapmadım ama buradan bizi izleyen psikolog ya da psikiyatrlar varsa aydınlatırlarsa sevinir, Güzel olur yorumlarda. Benim bulduğum detaylar yani genelde şöyle söyleyen Araştırmalar, yeni bakışlar, eski bakış işte farklı e, ekollerden gelen bakışlar falan. Yani genel bir mother issue'dan mother issue diye bir terimden söz edilemese de annelerinden e, gelen e, inputlar daha sonra çocuklara çok yansıyormuş. Yani sen iyi bir annelik Aldıysan annenden, sana iyi bir annelik yaptıysa sen de bunu çocuklarına hem anne olarak daha iyi yansıtıyormuşsun. Burada da zaten eksiklik direkt Damon'da var ya. Annelik alamadığı için belli. Zaten orada direkt kırık. Benim ama burada kafam direkt Alicent'e gitti yine. Aslında Alicent çocuklara çocuklara çok kopuk. Ve annesinin aslında Otto tarafından iyi anlatılsa da daha baskıcı, dindar belki de hiç açılmamış çok böyle sıkı bir şekilde Alicent'i yetiştirmiş biri olma ihtimali arttı gözümde bu mantıktan. Damon'ın da böyle biri olması da ihtimal çünkü erkek de olsa çocuklara hiç ilgisi yok. Yani bir anne şey almadığı için çocuklara hiçbir bağ yok yani hiçbir şekilde düşünmüyor. Egon'un bile bir günlük daha yüksekti. Çocuğu ölünce daha çok sinirlenmişti yani. Alicent'ta o da yoktu ya yani. <laughs> İlginç bir detay bu sahne. Yani. yani. Ta, anne anne problemlerinden daha çok hani anneyi kaybetmenin çok küçük yaşta kaybetmenin travmasının problemleri de var. Hani evet. anneler olan ilişkinin kötü olmasından daha çok hani o öyle bir rol anne modeli, rol modeli görmemiş olmasının getirdiği problemler evet. var. Zaten gene psikologluk yapmayayım da hani annesiyle um, o modeli görmeyen erkeklerin kadınlarla olan ilişkileri daha sorunlu olabilir evet. diye evet. düşünüyorum bilmiyorum. Hani öyle bir ne durum var yani. mı? Yani benim kafamda öyle bir şey var yani. Kadınlarla olan derdi var çünkü anne modeli olmamış hayatında hani gibi bir şey çıkarımı yaptım. Ne kadar şeyi var bilmiyorum. Kesin yorumlara gelir ya güzel psikologlar. <laughs> Dinlersin. Ben <laughs> psikologum. Şey sizi izle şey, terapi yaparken izliyorum. <laughs> ben de yazıyorum. <laughs> işinizi yapın lan. <laughs> Öyle biri gelse çok ilginç olur. Asla varken böyle kulaklıktan. <laughs> I don't know. Evet. Bir dakika. Bir, ne? I don't know. De, durduruyor. Bir dakika. Vegar'ın Be birinci kimdi ya? Baylor mıydı? <laughs> ne? Bizde anxiety vardı. Yok yok. Sen, <laughs> sen, de sen bir demişsin. Şey, sen iyisin. Boşver deyip yolluyormuş. Evet. <laughs> ee, evet bu arada haklısın o konuda kesinlikle zaten o travmanın e, ve eksikliğin getirdiği sonucu yaşıyor belli ama ya zaten bu arada senaristler genelde bu tarz şeyleri çalışırlar. Yani George R. R. Martin de bence psikoloji falan okumuştur. Yani bunları bilmeden zaten karakter yazmak çok zor. Bu ee, karakterde bu... hiçbir şey yok ki abi. Şeyde bunların <laughs> hepsi dizinin şeyi bu arada. Ya öyle canım ama diğer tarafta da e, Game of Thrones kitaplarında da aslında var. Ya, ya orada işte, var canım. canım. Hani o kadar şey de burada bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Bu kadar Targaryen'ların fucked up olduğunu biliyoruz. Hani em, evet. Daenerys'i görsek de Daenerys gerçekten bir Targaryen değil çünkü e, bizim gördüğümüz Targaryenler, yani tarih boyuncaki Targaryenler hep böyle işte kraliyet, işte tanrı bilmem ne işte. Daenerys daha sıfırdan başlayan bir karakter olduğu için hani onun psikolojisini biliyoruz ama bu daha kral soylu bilmem ne güçlü Targaryen'ların faktap olduğunu biliyoruz ama hiçbirisinin de psikolojisini falan incelememişizdir kitaplarda. Çünkü ana kitap hani karakter işleyen kitapta da, um, Daenerys var sadece. Hani Viserys'i biraz görüyoruz. İlk kitapta işte biraz daha şey ama bu bütün şey için bir ilk. <laughs> evet, <var gülüyor> bu kadar Targaryen kralının beyninin derinlerine <gülüyor> indiğimiz <gülüyor> İlk defa görüyoruz yani böyle bir şey. Bunu başka yerde bulamazsınız. Ee, sonra yine rüyaların hep aynı noktada Simon geliyor ya ona ben artık gülmeye başladım ya. Tam böyle bir şey oluyor <laughs> Simon bir şey diyor hocam geyik var ama <laughs> seviyorsan sonra ya, kokoreç böyle... yaptırayım falan diyor. <laughs> Simon'u yatırım zikçek zannettim burada zaten. <laughs> seks evet. rüyasından uyanmış böyle Simon <gülüyor> Simon <gülüyor> bir, bir dur Allah aşkına ortada. lan bu kutu mu delirecek böyle. Bu arada şeyi de ekleyeyim. Damon'ın vücudundaki yaraların e, çıplakken vurgulandı. Bu üçüncü sahne falan oldu galiba geçen sezondan beri. O şeyden e, muhtemelen Stepstones'tan aldığı yaraların izleri hala e, böyle her seferinde bir vurgulanıyor arkadan çekim. Böyle o açıdan hep bu yaranın odağından çekiyoruz yani orayı. Biraz Çünkü daha. gerçekten savaşı bilen karakter oğlum bu. Ya ya da yaraları var. Gönül yaraları. <laughs> evet bu arada öyle. yaraları var belli herifin. Fakat yani tam kafa artık şeye dönmüş. PTSD de var bu arada. Aslı dediğin doğru. Savaş bilen birinin e, zihnine sahip. Diğerleri o kadar şey değil. Yani post travmatik sendrom yaşayabilecek karakter Damon dışında çok az var. Bir de Corliss var artık işte. O da Corliss bir... var, evet. Aynen. Kikolis'e de hissediyoruz bunu yani o kaybetme korkusu çok büyüdü artık adamda geleceğiz oraya da ee, <laughs> kaybetme korkusu büyüdü adamın çoluğu çocuğu kardeşi karısı her şeyi lan. <laughs> bırak adam korkusunu azalayım iki çocuğu kardeşi karısı <laughs> Kikolis Kar neden sen de kaybetme korkusu var ben? <laughs> abi bende olmasa da kimde olsun <laughs> Oğlu da kaybolmadı, onu da kayboldu bile. Daha da kötü böyle. Hani bir gün karşısına çıksa şoktan gider bu sefer de. <gülüyor> <gülüyor> ee, ne diyecek, bu sahne tabii devamında da işte e, Rook Rest'ten bahsediyor. Ama burayı biraz yuvarlak anlatıyor işte Simon. Ya yani kayıplar verildi ama iyiyiz falan gibi böyle bir tuhaf söylüyor burayı. Alice onu kesiyor işte güç göstermenin tam zamanı falan derken Alice böyle ona bakıyor falan. Yine böyle sahne. diz çöktüğünü söylüyor galiba Simon burada. Orası önemli. Burada mıydı o? Evet. Ben buraya yazmışım. Aynen. aynen. Büyük A şey olacak diyor daha doğrusu. ...breakwoodlar Bracken'ları ikna edecek. Büyük ağırlama yapacağız. Onları toplayın. Hani şey yapacağız diyor. Simon da şey diyor. Emin, emin gibisiniz ama falan diyor. Eminim kral falan çekiyor ona böyle. <laughs> ha burada değil miymiş o? Yok haber sonra bir noktada Simon şeyde geliyor... Bu ha King Consort tartışmasının olduğu sahne miydi burası. Bu King Consort evet yani. onun olduğu sahne aynen. Onunla ilgili bir şey de aklıma geldiler bu adamlar dedik yani bilmiyorlardı kime ne diyecekler. Aynen. Bir, e çünkü daha önce Westeros'ta King Consort hiç olmadı abi. <gülüyor> <gülüyor> Doğru bu arada. Damon ilk defa. <gülüyor> <gülüyor> Queen Consort'a kimse Queen Consort demiyordu çünkü eee um, kralın erkek olacağı o kadar hani şeye işlenmiş ki hani kimse de Queen'e aman konsort demek gereği duymuyordu. Çünkü kral varsa kral işte lan hani bu en yetkili kişi bu. Evet. Herkes onu biliyor. Ama şimdi Westeros'un tarihinde ilk defa bir kraliçe <laughs> ortaya çıktı <laughs> e şimdi yandakine kral dersek sanki o ondan yetkiliymiş gibi anlaşılacak yani böyle bir algı oluşacak şeyi var. O yüzden King Consort deme şeyi buluyoruz ama genel olarak da hani adamların kafasının karışık olması normal çünkü daha önce böyle bir şey olmamış. Evet. Zaten İngiliz tarihinde de en son King Consort şey işte Philip'ti. <laughs> Onu da Matt Smith oynuyordu varsa. O, o, o da Matt Smith. <laughs> Herifin kaderi bu. <laughs> Orada da bu arada kraliçe bir yerden sonra onu salıyordu yanından ya. O da benzer yani. E, şey. Arenola çok... mı gidiyor o da? O gitmiyordu Afrika'ya gidiyordu. Orada takılıyordu <gülüyor> falan. <gülüyor> Bir de gemiyle yolluyordu. Büyücüsü geliyormuş. Aynen. Bu da büyücüsü geliyormuş. <laughs> Bu da büyücüsü geliyor. Hikaye. E, orada da şey yapıyordu. İşine karışmaya falan çalışıyordu gerçekten. Kraliçe uyuz oluyordu biraz buna yolluyordu. Sonra da aldatıyordu onu falan. Çok benzerler ya bazı noktalardan yani. Ee, burada tabii bir de şey var işte dediğin gibi hani daha önce görmemişler o da Simon da kalkın kalkın falan ayağa kalkmanız lazım. iyice artık e, onlar da şeyi yitiriyorlar. Baştaki o bir korku olmuştu ya ya da böyle bir ne diyeceğiz lan buna falan o da gitmiş. Artık şey Simon falan da ayar vermeye falan geçmiş yani. Damon orada da daha 3 masada oturan 5 kişiyi kontrol edemiyor yani artık. iyice kopmuş. Bir de şey öğrendik. Larissa'nın paraları çektiğini öğrendi bir de. <laughs> Ne yapacaktı abi sizce? Şey mi bu yani? Ne? Or Or Orada böyle... şeyi falan bulmayı umdu yani? Değil mi? <laughs> Laris paraları çekti ya. İçeriği boşaltmış falan diye böyle. <laughs> ee, var mı ekleyeceğim bir şey buraya? Burada başka bir şey yok abi. Yok. Tamam. Yani şey... şey. Um, Alicen... Ya benim notlar biraz karma karışık. Bir de sahneler giriyor çıkıyor. Da evet, şimdi um, arasında yeşil konsey vekilini seçiyor sahnesine geçtik zaten. Okey bir dakika. Um, Alice'le ilgili birkaç şey söylemek istiyordum aslında da. Um... Belki... Neyse Sonra bir sonraki sahnede konuşuruz onu. Tamam oraya almış olabilirsin. E, Damon'la okay. elini sardı sahneyi almışsındır belki oraya. Ah okay. Tamam. Ee, Yeşil konsey sayesinde zaten işte şeyi de onayladık yine. Valerian Steel giydiğini netleştirdik. Zaten giydiği belliydi ama şey söyledi yani Orville. Ee, ve Alicent'da Regent bulmamız lazım deyip ayağa kalktı. Kendini gösterdi. Bir tek Orville biraz savunur gibi oldu bu arada erkekler içinde. Ya tabii tecrübesi var Alicent'ın falan dedi ama geri kalan hiç kimse sallamadı. Evet. Özellikle burada. Orval'ın <laughs> elmasını yeriz bir sonraki bölümde. Değil mi? Orval. <laughs> sen beygarını <onu> yer. <laughs> Eymut direkt basıyormuş kafasını ateşe. Tabi burada en güzel sahne Laris'in e, Laris'in de önce Alicent'i satması ki zaten o çok beydi ama sonra topu kola atması. E handimiz e, ne diyor hadi bakalım sen anlat falan diye. Dönmesi de güzeldi burada. Tabi işte Alicent'in yıllarca büyüyüp besledikleri de anında sattı onu yani o kadar ayak ayaklarını göstermesi de işte. <laughs> hiçbir işe yaramadı. <Lekit>. <laughs> <laughs> Öyle yani şey işte böyle darbecilerin <laughs> içinde değil mi? <laughs> şey, 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 çıktı. Ne denir? Darbenin başına kim geçti? <laughs> Tartışması geçti. <laughs> evet bu arada. <laughs> Burada şey yani sahnesi çok güzeldi bu arada. Alison'dan ortam sesini evet. kesip Zihnine böyle zup 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 böyle basınç artıyor. Tansiyon yükseliyor falan. Güzeldi yani oralar. Direkt bir evet panik atak gibi bir şey oluyor. Aynen. Şeyden çıkıyor. Buraya var mı notlar? Var. Bu, um, um, bu Mailer'ın çıkmasını konuşmuştuk ya hani um, Mailer evet normalde Egan'ın küçük oğlu Mailer um, bir sonraki sırada olması gereken varisken dizi onu buraya koymayarak Aymond'ı varis yaptı. Ee, çünkü kitapta bu noktada tartışma şey hani Aymond protector olsun hani çünkü Mailer'la hani Mailer'ı ortaya koyarsak hani 3 yaşında çocukla zayıf görünürüz. Hani hmm. Mailer'ın işte varisi olduğu gibisinden bir açıklama yapmak yerine hani Aemond'ı koyalım protektör olarak diyorlar. Şimdi o değişiklik çok değişiyor işte çok böyle değiştiriyor dizi falan falan diyorsun da diyorlar genelde de çünkü şey genelde sanırım orada hani Mailer'a hani o noktada Aegon ölse mesela çok büyük ihtimal orada konsey Mailer yerine Aemond'ı seçecek. Tabii. Çünkü şu noktada öldüğün düşün. Elinde 3 yaşında çocuk var. Bir de Veygar'ın sürücüsü Aimond var. <laughs> Diyecekler ki savaşın içerisindeyiz. 3 yaşında çocukla zayıf görünürünüz olmaz. Aimond'ı seçelim. Hani orada bir böyle bir e, şey durumu var. Burada dizi değiştirmiş olmasına rağmen mail'leri çıkardı. Evet, bir sorun yaratacak mı diye düşünüyorduk. Yaratmıyor çünkü bu sefer ikilem Alicent ve Aimond arasında evet. gelmiş. Ve de Alicent'ın bu ikileme sokulmuş olması çok daha güzel. Çünkü Alicent karakterini işledik. İşte bu sistemin bir askeriydi. Aynen. dizinin başından beri. Şimdi Regent kim olacak ikileminde? Mailer yok ortada. Um, Aymond'la Alicent var. Ve de çok daha dramatik bir işte dizinin ııı um, bu dramayı yükseltmesi yani ne diyeyim hani dramatikten daha kasıt daha bir ma şey iki tane bir çatışmaya arttırıyor. Karakter sana. karşı karşıya yani. Çatışma denilen hiç Evet. Sonuçta artı Alasant'ın hikayesi yani şu ana kadarki karakter arkı da çok güzel bir yere gelmiş oluyor. O yüzden şeyden farklı ilerlese de kitaptan Dizi burada kendi içerisinde de tutarlı. Anlatmaya çalıştığımız şey de geçen hafta buydu yani. Çünkü şey Her de, de güçlü şey, değil. Güçlü. Pardon, şey ekleyeyim seni destekleyecek. Çünkü normalde hep e, krala bir şey olduğunda kraliçe de devreye giriyor ya. Burada Helena da güçlü değil. Helena'nın adı yok zaten. Yani. yani e, Helena'yı zaten Helena'yde Cehira var hani mesela. Evet. E, Kadını seçme gibi bir ...şeyi yok burada bunları çünkü kadına karşı zaten çıkardınız. Hmm. Burada Laris'in dediği şey haklı biraz Laris. E amına koyun biz ka kadına karşı kadın e, Şey koydu. darbe yaptık. E şimdi Alison'ı mı <laughs> koyacağız <laughs> bu olarak diyor evet. hani, ya. kendi içinde tutarlı bir aç şey aslında. Hani seksist olmasının yanı sıra. <laughs> evet. Renira bütün o şeyi ülkeyi savaşa soktunuz kadını ne şey yapmayacağız diye. <laughs> E hadi bakalım Alison geçti başa mı olacak? Bir de Alison irre irrelevant kalıyor. Çünkü Laris'in gözünden bakıyorum. Alison Eamon'u kontrol edemiyor. Bir işe yaramıyor bu noktada. E Ecol da muhtemelen orada irrelevant. Laris o yüzden direkt Eamon'da gitmesi lazım. Eamon dışında bir şey söylese kendi de irrelevant kalacak çünkü. <laughs> o yüzden o topa girme, girmiyor. ya. Yani oradan da kendi açısından da haklı aslında. Yani Laris'in buradaki um, burada daha stratejik bir şey oluyor. Hani Orwell'in Alicent'a oy vermesinden sonra Orwell'i zaten şeye sürecekler şimdi. Duvarın kuzeyine sürecekler <laughs> Maester olarak. Bir, bir, sonraki bölüm. <laughs> Sen Alison. Burada da Maester'ın da Hightower'a oy vermiş olması sürpriz yani. Çok sürpriz evet. Değil, Değil mi? Hightower çok şaşırtıcı. Oluyor olması çok şaşırtıcı oldu gerçekten Maester'ların. <laughs> Buradan da Maester Conspiracy destekleyen Hayır. insanlara selam söylüyoruz. Her neyse <laughs> ondan sonra um, Iron Rod ve Jason'ın zaten Aim'ı desteklemesiyle zaten olay bitmiş durumda. Hani burada Laris'in em um, şey riske alması mümkün değil. Ne diyeyim? Karşı oynaması yani. istiyor olması gibi. Bence ben sana şöyle söyleyeyim. Bence Laris Alicent'ı istiyor. Kesinlikle Aim'ı istemiyor çünkü şu ana kadar Aimmund ile konuştuğu hiçbir sahne yoktu dizide. Evet. Hatırladığım kadara. Yok İlk konuştukları yok. sahne burada gözüktü ve de bu sahnede de Aimmund direktler ise sen nasıl River'ın River'ın mücevheri, herin halı verirsin. Deymona <laughs> dedi. Hiç. Direkt yani işbirlikçi misin sen diye bir girdi yani. Bence bir de şöyle bir durum var. <laughs> Aymond Strong pitchlerinden nefret ediyordu. Stronglardan. Evet. Aslında onlara stronglar mı stronglar laf söylüyordu. E bu herif de strong yani. Evet sizi sevmiyor ya. Onunla bir bağ kurması çok zor gerçekten. Aynen. Eamon direkt Larys'e kıl. Larys'in Claire Kidner'ın um, röportajında söylüyordu galiba böyle direkt Alasıntı'nın direkt arkasından söylüyor ya Espine, senin hani direkt böyle alasıntı arkasından konuşuyormuş arkasından bıçaklıyormuş evet, şeyi o, var Çok orada. iyiydi. Evet. İzledim, tam böyle arkasından. Yani benim düşüncem Laris'in, Laris'in uh, Amon'tu destekledikten sonra Laris artık iş bitiyor aslında. Colin ne diyeceği Artık formalite. ya da Hand of the King olarak belki değiştirebilir bu noktada. Hayır Alicent olacak gibi bir darbe falan yapabilir de. Laris artık onun olmayacağını anlamıştır o noktada. Ama yine de kola ıı, atıyor olması topu bence Kola, e, arasını bozmak istiyor. Net. Bence de öyle. Kesin öyle. Çünkü Alicent bilmiyorum ben hala Laris'in Alicent'e bir saplantılı olduğunu ya da dizinin bunu Little Finger'dan modelleyeceğini düşünüyorum. Gene kitapta farklı olduğu için spoiler vermiyorum. Sadece ben dizinin Larry nereye götüreceğini tahmin etmeye çalışırken ee, sanki böyle Alicent'ı tamamen yalnız bırak kalmış olması Larry's'in işine yarayacak ya da Larry's saplantılı bir hale gelecek olabilir. Hani öyle bir kafamda şey var. Orada da arasını bozması Alicent'la Kristen'ın. Çünkü zaten biliyor evet. ilişkileri olduğunu. Orada o son topu atarak Kristen'a <laughs> ilişkiyi de bitirmiş oldular. <laughs> Ç çaktı son çivi. <laughs> yani Kristen de orada artık daha önce de zaten Kristen Aymond'a karşı bir şey yapacaksa daha önce yapardı bunu. Dediğimiz korudu onu. Hani görmedim ne olduğunu falan dedi. Aygın'a. Burada da Crispin biraz güç karşısında. Aslında bir sonraki Crispin'in konuşmasından da şey yaparsak burada biraz tutarlı. Saniye, artık... Evet. Şey diyorsun değil mi? Hani konseydeki artı yani, sonra Alison'la konuşması var. Alison'la konuşmasındaki artık Crispin şey ne diyeyim çok böyle e, vahşi yani çok berbat çok ne diyeyim çok kötü şeyler yapacağız bundan sonra bunu sen miden kaldırır mı Alısın bunun üzerinde? Hani buna hükmetmeye ya da bunu yönetmeye diyor ya Alicent'ı. Evet. Ta. Yani Crispin tamamen o şeye gelmiş. Ne diyeyim? Kriz dönemlerindeki strongman şeyi. <laughs> normal halkça bizim memlekette de reis kriz çıkarır herkes reise koşar ya. Evet. <laughs> krizi kimi çıkardığına şey <laughs> tamam kriz çıktı kriz reis bunu çözerse reis çözer, çözer. <laughs> Burada da o var işte yani kriz artık savaşın içindeyiz. Um, Crispin tamamen bir travmaya uğramış durumda evet. cephede. Artık bombok günlerin önümüzde olduğunu biliyor. Hadi bu durumda bir strongman'e gidelim işte bir um, ne diyeyim? Saygın, savaşa giren halklardaki evet. böyle şey despot adam sevgisi. Çünkü o korkudan <laughs> hani işte. Kendi içinde evet. tutarlı. Aynen. Evet korkudan ya da neyse. Yo dediğin doğru. Yani şey korkusu ama bu. Mesela o güçlüden korkmak değil. Yani kendisinin bir şey yapamayacağını biliyor. Artık aslında acizlik korkusu. yani çünkü... Evet kendisi aciz. Aynen. En büyüktür. ejderhada bu adamda var. Bu adam kazanmak için her şeyi yapabilecek bir tipe tipe de benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir de <laughs> benziyor. <gülüyor> <gülüyor> bu evde o tip var yani. Savaş suçu işler bu evde. <laughs> yani artık buradan çıkışın şey olmayacağını kesin Crispin'in kafasında. <laughs> Kolay olmayacağı kesin bari en vahşi adamı biz seçelim. Hani. onu. <laughs> onun, Onların daimini varsa savaş sütü <laughs> işleyen biz de olsun lan filan diye. İşte zaten Alicent da şey diyor senin de sadakatin götündeymiş diye. Aslında konu bu yani. Sadakatinden çok korkusu bence. <laughs> korkusu evet bence de. de. Yoksa Alicent'a şey, yok. şey yapmak için değil yani. Evet herif şeyi karşısında aciz olduğunu yaşadı yani bir önceki bölüm. Ejderhaların gücü karşısında. Buradan sonra da Um, en büyük ejderhaya <laughs> doğru <laughs> şey yapıyor yani. Zaten en güzel Kendi içinde abi. Kendi içinde mantıklı onu diyecektim. Bu arada en güzel benzetmeyi de Alicent yaptı kola. Güve dedi. <laughs> Güve gibisin. Sabah geliyorsun, akşam gidiyorsun harbiden. Canın da götünde. <gülüyor> <gülüyor> ya bu güçlü adamların işte bu korkaklığını göstermesi güzel. Aslında burada yine şey iyi oturtuyor aslında bu güçlülüğe bağlanan adamların çöküşünü. Diğer tarafta zaten arada da şey var. Hugh ve ailesi var. Hugh da öyle hala şey. O da böyle sadık kalmaya çalışıyor. Kral ödeyeceğim dedi. Yapacağım dedi. Ya bırak lan. Yalan söylüyor falan diye. Kız orada <laughs> çocuğu ölecek hala diyor ki kral. Diyor. Lan kralın götü ağzında yanmış zaten. Ne yapacak sana manyak. <laughs> zaten e, da geldiğini bilmiyor o sırada. Yani şeye başa kapıları kapattırıyor işte direkt şey yapıyor hani red catcher'ları falan indiriyor da derdi hiç şey sallamıyor yani orada direkt bağ kesiyoruz daha da kötü Hı. hale getiriyor yani içeriği çok kötü bir karar alıp <laughs> aynen kadın hüygün karısı da çok e, isabetli bir şey yapıyor ne diyeyim öneri o, oh, burası güven değil artık Tumbleton'a gidelim diyor bence de <laughs> gerçekten güzel bir öneri Tumbleton nere bu arada bilinen bir yer mi? Yani. Google'lama sakın. <laughs> Bakma wiki'ye Öyle spoiler mu var? <laughs> evet. Ha, okay. Açarsan Tumblr'ı bir de böyle pat diye çıkacak kafana. Tamam, şey. aç, o yüzden... Açmıyorum. Tamam. <laughs> Burada şey Orada güzel ama. Drop geldi. Kardeşim kalacak yer verir diyor. Adam hemen şey tribine. Bu saatten sonra dilenci mi olacağız falan. Hani böyle eve tek maaş getiren adam tribine yürüyor bir de. <laughs> Lan bir duralım. Ya, öleceksiniz benim... yani. Benim bu kadının kardeşinin Tumble'lığında bir in sahibi oldu. Ama He. bu kurda bırakıyorum. Okay. Tabii o kadar. Anlamıştır. Tamam. He. Buraya girmiyorum o zaman. Girme. Evet. Bakma peki. Tamam. <laughs> bu Buralara ekleyeceğim bir şey var mı başka? Herhalde konuştuk aşağı yukarı. Ee, köpek vardı tabii yine köpek Red Catcher'ın in peşinden gitti. Ben yine üzüldüm. Yine ekleyebilirim. Evet. Köpek de ne gözüktü lan? Evet, Karakter evet. arka verdi köpeğe. <laughs> bence köpeği... Önce böyle vurulmuştu, dayak yemişti sonra evet, <laughs> onurlu ya. falan. Bayağı göreceğiz bence daha onu. Halk ayaklanmasında falan da görürüz kesin. Köpeği yemesinler oğlum sonra. <laughs> Vallahi yıkarım orayı. <laughs> Bizi izlemeyi bırakırım. Bak, Bizim o... On... yayınlar sona eriyormuş. Aynen. O kadar tepki. Yapacağız mı? <gülüyor> <gülüyor> Yapmıyoruz. Sen can... çok sinirli. <laughs> o Aç kadar... köpeği yedin. <laughs> o kadar şeye tepki vermedim. Onu öldürüyorum böyle. Hayır falan diyor. Yani, Vallahi yani burada Eamon'dun um, ufak bir seni bir Orwell'de bir small folk lafı etti. Orwell'de small folk evet, Dikkat etmemiz um, lazım dedi onlara. Evet şey tam böyle um, Ellicent, Panik atak yaşarken bir Larissa laf soktu Aemond. Sonra bir de Lannister ordusu da Daemon'a doğru yürüsün falan gibi bir emir verdi sanırım. Evet. <laughs> Tywin'de Onları... hemen söyleyeceğim dedi Jason'da. Ha, evet orada bir kaçırmamak lazım çünkü hani e, ileride önemli hale gelecek. Ondan sonra bir de hani halk kaçıyormuş. E, dedikodu yayıyormuş bilmem ne deyince kapıyı kapatalım Friend Eyvind'in mükemmel vizyonu. Şu özlü herif soruyor hemen yani. Halk kaçıyorsa kapıyı kapatın. İyi oldu vallahi Müthiş bir strateji ya. Halkı komple öldürsek mi hocam daha kolay olmaz mı? Yakalım böyle. Yani şey sanırım Eyvind'in böyle şey Birazcık ileride vereceği kararların bir ön izlemesi olabilir. Daha böyle asker ne derim? Savaş zamanı komutan ya da darbe şeyi böyle Kenan Evren tipi falan bir adam <laughs> böyle direkt her şeyi çözeceğini zannediyor. Kafasında hemen ömür vermeye falan topu aldı falan hemen böyle. Evet. Ver yani. bakayım bana tamam. <laughs> oh, toplarımı yani, aldım artık. Erkekliğim elimde yazmış böyle bütün emirleri vereceği emirleri zaten bir önceki o Aynen. biliyordu şey böyle. Ne zaman yazdın onu sen? <laughs> 10 senedir falan yazıyorum falan diye böyle. Notları yani çıkarıyor. Aynen. Veigar'ı aldım günden itibaren yazmaya başladım ben bunları. Diye. Ama bak şeyle ilgili ne, bir şey demedi. Tali Banner'ları hala kararsız, belirsiz ki bak Otto döneminden Herkes beri söylüyorum. bu Grover Tali'ye. <laughs> Aynen, Aynen, abi onu diyecektim. <laughs> Kimse de bir şey yapmıyor yine yani onu. <laughs> Herkes de bir teliyeye mektup yazıyor. Sanki Otto yazmadı amına koyayım. Hadi mektup. mektup, mektup. Adamın altını şey yapacak ne diyeyim? E, altına bez bağlıyorlar Grover Telinin. Böyle adam bitkisel hayatta yatıyor. Adam habere mektup yazıyor bize. Okumuyor bildiğin <laughs> <ver. Onu> <laughs> Galiba yani. gidip öldürecek biri sonunda onu. Yani. Oscar öldürseydi iyiydi aslında. Damon ne güzel ona kapşonunu vermişler. Evet, Ol, olmadı. Yapmadı. Bu. Bir sonraki yani bölümde evet. belki Raymond'ı Vegard'la yine birinin damına konmuşken görebiliriz yani. Ama Vegard'a tabii biraz dinlenmesi lazım. Hemen çıkarmaz onu. Daha genel anlamda bakarsak da hani bu, tüm bu şeyin ilk başladığı yer aslında aman e, Damon kral olmasın korkusuydu. Evet. <laughs> Aman Damon kral olursa çakması Maylardır. geldi. Aynen. Bravo gerçekten yeşiller. Day Damon kral olmasın diye başladığımız um, yolculukta Damon <laughs> kral olmuş oldu. Gerçekten tebrik ediyoruz hepinizi. Evet, çok iyi çalıştınız. Mey geçen arkadaşlar. Zaten Alison'ta biraz da şeyi var herhalde. <laughs> Siktir. <laughs> nereden, nereden nereye geldik ya diye Döndü var işte top bu herifte kaldı e bravo yeşillerin e, yediği hatlar geldi tırmalıyor Tırmalı şimdi şimdi buradan e, Jason Freys, Freylerle olan sahnesine geçeceğiz ama burada güzel bir geçiş yapıyor dizi Eamond'un e, emrinden sonra işte kapıları kapatın işte Hugh ve ailesi de hasta çocuğuyla çıkmaya çalışıyorlar Çıkamıyorlar. Orada bağırışmalar, kavga falan çıkıyor ufaktan. Ve orada ilk kez halk şeyi duyuyor. Eamon'un emri de falan. Aa ne oldu? Egon'a bir şey mi oldu falan diye. İlk orada bir duyuluyor. Muhtemelen o da yayılacak. Eamon'la ee, çünkü bir bağ... Yani en azından Egon'la ve karısıyla bir şey olmuştu. O bitti. O da bitti şu anda. Yani e, o, <laughs> o, çocuğun ölümünden gelen ufak bir şey de gitti. Sempati de gitti. Ve orada yine Meet. Meet diye bağırmaya başlıyor. Aslında biraz yine Hugh'un bölüm başı şeyine ve Meet'ten direkt Şeye kesiyoruz, e, ver kesiyoruz. <laughs> Biraz orada artık kurguda da dalga geçmişler gibi olmuş, güzel olmuş ama hoşuma gitti. Meat, meat, meat ben böyle köpeği yiyelim. <laughs> hayır çıkıyor böyle. Ejderha lan bırakın. <laughs> köpeği alıp kaçıyor böyle. Geçen bölümde kurtardı, geçen sezonda geyi kurtarmıştı. <laughs> köpeği koyuyor geyinle. Yani. Amla. Tamam Otururum sizi. <laughs> Kendi hanemi kuruyorum böyle. <laughs> Aa, evet. Sonra, e, ne He. diyorsun Jay's sahnesine gitti, konuştu. E, bence hiç bağlayamadı yani bağlamış gibi kalktı ama. Yani böyle biraz şey havada He. havada He. kalktı yani. <laughs> Gene e, ana serideki iç savaşla paralel tabii ki meşhur. Hmm. Um, ya bu Freyler de bu <laughs> ya çocuk... <laughs> Sanırım George Martin bu um, bridge troll vardır ya, yani troll bridge ha. yani troll köprüye şey yapar gelene geçen haraç keser ya. İngiliz şey de ihtimal, da var, var. Aynen. aynen Büyük ihtimal bridge troll olarak Freyja'yı yazmış herif. <laughs> hani burada bir köprü yapmış herifler 300 senedir gelene geçene haraç kesiyorlar. <laughs> evet bu arada. Devlet de bu ikinci köprüyü bir yapsın artık Freyja'nın <laughs> şeyinin bir... Kurtulalım abi. Bu nedir? Rob Stark'ın um, şeyinden tut. O zaman da Rob Stark da Walder Frey'in kızıyla evlenecekti sonra Aynen. E, evlenmedi. Tabii ki e, aslında bu köprüden e, geçmeden gidilir <laughs> gitmek istedikleri ama böyle Uzak. bir Trident'ın altından böyle geçip hani böyle bir 10 <laughs> katı daha fazla yol gitmeye <laughs> şey yaparsan geçersin aslında. Uzak <laughs> hani, Ordu dökülür ama geçersin. Güzel. Güzel. Her neyse. Zaten Jace şey diye istiyor ya e, Stark'ın o yolladığı ordu hızlı gelsin de Daemon'a muhtaç kalmayalım diye buradan geçirmek istiyor. Ay, zaten öbür yol gidilmez yani evet. orduyla morduyla. Şey bir de nehrin de ne kadar büyük olduğunu görüyoruz yani hmm. yüzerek geçsinler lan falan diye. <laughs> bir durum olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Freylere şey yapacağım ama yüzerim lan falan. Ölüyor hepsi orada boğuluyorlar. Ya burada dedim ya hani bu Saboteur Frey aslında daha böyle gene um, bir gay karakter kitapta yani Saboteur Frey. Ama burada... evli, evli gay mi? Yok Saboteur Frey bildiğin daha böyle uh, erkeksi ya şunun da erkeksi diyesim yok da tomboyluğu denir. İngilizce'de tomboy denir yani daha böyle. Daha baskın baskı gibi. Aynen maskülen. daha böyle genç biraz daha. Hmm. Onu direkt atmışlar yani. Hatta bu kadının adı Sabata değil. Başka bir şey galiba. Öbürü de um, Forrest Frey. Lord Forrest evet. Burada Serena Frey'i yapmışlar. Belki Sabata bunun kızı falandır Bilmiyorum. Um, her neyse Forrest Frey de şey kitapta Rhaenyra'ya um, gidip elini isteyen Rhaenyra'nın karakterlerden birisi aslında bu Storm's End muhabbetinde. Hatta o cüreti gösterdiği için Full Frey diye isim takılıyor ona. Ondan, ondan ha, sonra Full okay. Frey diye kalıyor ismi. <laughs> Komik bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Burada biraz daha farklı işlenmiş. Um, Rob'un um, her an istemeleri Frey'lerin e, Frey'ler açısından mantıklı. Çünkü Frey'ler hırslı bir aile. Ve de her an konuşurken bahsetmiştik ya hani, Taliler ya da Bracken ve Blackwoodlar filan bu Harrenhal'ın daha güçlü bir ailenin eline geçmesini istemez. Çünkü harbiden Freyler gibi mesela daha zengin, daha köprüden haraç kesmekten parası olan bir aile Harrenhal'ı ele geçirirse çok güçlenebilir yani. Tabi. Direkt um, Taliler Bracken'ler, Bracken'lar, Blackwoodlar, Freyler bunlar neredeyse eşit güçlü aileler. Zaten Riverlands'in adam olmamasının sebebi de bu. Hani, um, Böyle Lannister'lar gibi bütün Westerlands'i domine eden bir aile yok. Ee, o yüzden Freyler açısından Hernol'u istemek e, mantıklı çünkü Hernol'u harbiden adem edebilirlerse, oradan direkt bütün Riverlands'i kontrol, kontrol edebilirler yani Tell'lerden devralabilirler şeyi yani ya da Tell'leri challenge etme durumuna gelebilirler. Tehlikeli halde gelebilirler hmm. ya. Yani. <laughs> Aynen şey için bile, Kings Landing için bile tehlikeli hale gelebilirsin. Çok stratejik bir noktada olduğu, stratejik bir noktada olduğun için. Yani o açıdan um, iyi evet. Yani bu tabii ki freylere ne kadar güvenilir o başka bir tartışma konusu. <laughs> bu arada dizideki Ama... adı Sabitaymış. Şimdi baktım tekrar şeyden. Sabita ve Forrestmiş isimleri. Sabita mı? Serana frey yazıyor ya. Nerede? Şeyde mi? HBO'da mı? Ee, nereden copy paste ettiysem ben bunu <laughs> ha, Ben şimdi IMDB'ye baktım benim Sabit notlarda Serenayaz IMDB'ye sabita e... Sabit e girmişler ee, şeydeki adı galiba kitaptaki adı neyse önemli değil yani kitaptaki karakter değil bu ha, görürüz Aynen. zaten onu ya şey olursa eğer kitaptaki karakter e, belki ileride bunların kızı falan olabilir öyle değişiklikler yapıyor dizi tam bilmiyorum şey neden oluyor? Bazen biliyorsun George Martin yaptırıyor. Evet. Siz, siz bu karakteri çok değiştirdiniz o zaman adını da değiştirin diyor. O tip şeyler oluyor. İlk dizide de Wargohot'u ne yaptırmışlar? Lock muydu ne var ifine, şimdi. Ha yok evet, diye geçmişti. Değişmişti evet. mesela şeyi de Robb Stark'ın karısı da Jane Westerling'di. Sonra onu başka bir şey yaptılar hatırlamıyorum bile. Her neyse. Ya, karakter çok ya. değişirse George adını da değiştirin diyebiliyor. Ama şey açısından önemli tabii. Şu anda Damon Riverlands'i kontrol edeceğim, edeceğim derken Jace B. Hamle ile en önemli 4 aileden birini desteğini almış oldu. Evet, cidden aldıysa çok iyi yani aslında ilk kez de bu sordu Damon bile sormadı yani siz ne istiyorsunuz sorusunu ilk soran oldu Egon, Egon gibi <laughs> Conqueror gibi Aynen. sordu vallahi Blackwood bir noktada Bracken'ların Blackwood'lara diz çöktüğü hani onu belki bir sonraki sene konuşuruz haberini de alıyoruz hani o, o açıdan bir tek taleler kalıyor herhalde evet. siyahlara diz çökmeyen. ...talilerden olacağı belli değil yani. Zaten onlar da onu söylüyorlar orada. Bir de tabii şimdi Jason Lannister... E, ...da geliyor. Onun için de yani bu aktivasyonu... ...yapması lazım Jason. Bir yandan Damon'un evet. yıktıklarını... ...Jason toparlamış oldu aslında. O açıdan da güzel hareket eğer çalışırsa. Çünkü şey de bilmiyor evet, ya arada... sonunda... ...annesine şey diyor. Herin oğlu istediler ama herhalde savaş bitince... ...hani <laughs> hemen mi bilmiyorum falan diyor. <laughs> e yani şu anda zaten Harry kimin kalesi? Bence Alice Rivers'ın kalesi yani. <gülüyor> evet, <gülüyor> bu arada öyle yani. <laughs> Alice Rivers. Bu, neyse onu konuşuruz şimdi. Ha, geldik zaten oraya. Oduncu, 4 saati bulacağız bugün. E, 2 saat 50 Oduncu. dakikadayız. Biraz hızlandıracağım o yüzden. <laughs> <çünkü>. Hızlanmıyorum ben. <gülüyor> Dinlesinler. <gülüyor> e, Damon odun, odun kırmaya başlıyor. Oduncu Damon. <laughs> Olmuş artık. İyice burada bayağı tatilde gibi takılıyor ya yazlık evinde ee, ve şey yine işte o savaş çığlıkları, o savaş gürültülerini duymaya başlıyor daha doğrusu. O güzel ha vururken böyle sanki birine vuruyormuş gibi Aynen. oluyor değil mi? Orayı güzel yapmışlar. Güzel de. Direkt... Evet iki evet. ayırıyor zaten evet. biliyorsun Damon iki ayırmasıyla meşhurdur. Herkesi iki ayırıyor yani. Evet. <laughs> ee, şey. İyi bari odunları da böyle Dark Sister'da da kırmıyor. Gibi. Evet evet Dark Sister'da da yapıyor olabilirdi. Sonra Alice de biraz bak burada şey ilginç annesinin aslında onunla konuşmaları gibi. Alice de biraz ona böyle şey yaklaşmaya başlıyor. Ee, i̇lk konuşmalarından sonra biraz daha öyle bence. Ee, sen kılıç sallamak için doğdun işte balta değil falan işte e, ne bileyim biraz böyle onu okşamaya başlıyor gibi ama Damon ilginç bir şekilde hiçbir tepki vermiyor Alice'e. Ee, biraz o teslimiyeti sanki onu nasıl diyeyim tatmin mi ediyor artık ya da orada cidden anne modelini mi acaba Alice çıkarmaya başlıyor oradan mı teslim oluyor çok ilginç bir karakter oldu çünkü Alice. Hemen çünkü şey tavrı da öyle otur otur elin yaralanmış hmm, falan dur sırtına da havlu koyayım falan hani çok anne tavırlarına Kesinlikle. dönüyor Alice. O i̇lk başta daha böyle... E, ...seksi kadın gibi maymun yaklaşacak ettim, gibi. Maymun evet maymun ettim. edip daha anne... ...şeyine dönüyor. <laughs> Aslında burada senin... ...dediğin doğru oluyor. Ee, Alice onu dürtüyor rüyalarında. Onun nasıl kontrol edeceği yolu annesi üzerinden buluyor. Yani öyle bir kadın, seksi kadın... ...karısı gibi takılayım falan değil de... ...anne modeline bürünüyor o rüyadan sonra. Muhtar onu da anlıyor yani. Ya da görüyor. Çok güzel bir detay... ...olmuş yani. Burada... Ee, ve Damon hiç itiraz etmiyor yani elini falan direkt veriyor. <laughs> Bugün elini veren yani kaptırır yani. Aynen ha. Bu geçen bölümde o şeyi içmişti Weirwood Pace'ti. Burada da elini veriyor falan. Oğlum. <laughs> <laughs> Cadı bu. Yapma işte şunu falan diyor. <laughs> ne sürüyor yine bu ben diye böyle şey yapıyorum acaba. Yine Weirwood Pace'ti sürüp Damon'ın kafayı bir milyon yapacak mı diye. <laughs> baktım yani. eee um... Neyse şey um, Alison evet Alison bu kale artık Alison herhalde yani bu bir de şey gibi çekiyorlar ona da hastayım şey herhalde hiç kimse Alison ile başka konuşmuyor ya evet. kalede. Saymon şaşırıyor Sadece, hatta şeyin yanında görünce Damon'ın. Yani, bir falan. tek o var. Alison Saymon'un dönüp baktığı sahne hariç kimse Alice'la bir muhatap ya da bir konuşma, bir diyalog, bir şey yok. Yani sanki böyle bunlar Damon'ın kafasındaymış gibi çekiyorlar. Um, böyle değil tabi Alice'nin hani gerçek bir karakter büyük ihtimal hani Alice hayal etti aslında Bruce Willis'te de falan demiyorlar da <gülüyor> <gülüyor> um, şey um, böyle çekmeleri kesin bilinçli bir şey yani sürekli bir şey. Ben Alice'ın Im, tamamen Damon'ı felç etmeye oynadığına eminim artık. Çünkü senin dediğin gibi sürekli şey değiştirerek adamı hani maymun etti yani. Bir bölüm böyle sen Targaryen'sin, sen git, gidersin. Bir bölüm suçluluk duyduğu şeyleri gösterip ım, o zaman hani Zor sen Targaryen'sın diye gaza getirse mesela gidecek Damon bir yere yakacak diyelim bir bölüm Damon evet onu yapmalıyım diye düşünürken öbür bölüm Rhaenyra'ya olan suçluluğunu gösteriyor. Bu sefer Rhaenyra'nın tahtını çalmasından dolayı olan suçluluğunu gösteriyor. Bir bölümde işte sen kralsın mırasın derken hani hani Rhaenyra'ya o zaman dön hani diz çök. Ke doğru düşün, dönerse Damon'un düşünceleri hayır sen dönme sen tahtsın. Tabii, Taht senin de. olsun. Hani sanki sürekli böyle Damon bir karar vermeye çalışırken <laughs> Alice onu manipüle ederek sürekli bir Bozuyor. şeyde bırakıyor gibi. Bozuyor gibi. Hani buradaki anne şeyi de gene ıı, tam bu vahşet emirlerini verdikten sonra bu anne olayının geliyor olması. Hani maybe yani şey Damon böyle Vahşete mi karar verecek oldu mesela işte ben bu herifleri komple burayı vahşetle alacağım. Hayır anne şeyi geldi şimdi hani daha yumuşak. Hani <laughs> Daemon bir Doğru türlü aslında. bir yola giremiyor böyle. <gülüyor> 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 Sürekli Alice. Yani Alice aslında bir noktada şey yapsa böyle. Sen ejderhasın sen git yak diye kitlese Damon yapacak onu ama sürekli bir döngüde tutmaya çalışıyor. Ya da Alice'in, eee evet. Damon'ın defaultunda yapacağı şey değil de onun yönlendireceği şeyi yapmaya ihtiyacı var ya da realm'ın ona ihtiyacı var. Onu planlıyor yani. Öyle bir şey olabilir. Ya yani Damon'ı bir yola sokacak ama o yol tabii ki kendi yolu değil. Ya yani Damon'ın kendi yolu değil. Çünkü burada şeyi de söylüyor ya. İşte rüzgardan haber geldi, İşte kaderin altları Aynen. var falan böyle şiirsel konuşmalara falan giriyor. Ee, şeyi söylüyor aslında Blackwood'larla Blackwood ile Broken alan olanları da söylüyor burada ve Damon yine sallamıyor evet. çok. <laughs> um, evet şey burada bir de ilk defa evet dediğin gibi hani Smallfolk'u da um, düşünen Alice gördük. Şu ana kadar sanki dünyevi şeylerden kopukmuş <gülüyor> Alice. <gülüyor> karakter hani eee um, ben tamamen her şeyin üzerindeyim. Ben büyülüyüm falan diye takılırken şimdi burada Aa, small Fork'u öldürdüler ama falan işte muhabbeti de geldi. Hadi ya manipüle etmek için ya da gerçekten small Fork'u düşündüğü için bilmiyorum. O, o açı da geldi şimdi buraya. Hmm. Um, evet. Bir şey olarak bayağı iyi. Bu rüzgarda duyduğumda bu Ghost of High lafıdır Aa, aslında. ha. Ghost of da buradan böyle 500 metre ileride bir karakter. Um, çok da önemli bir karakter şeyde. Um, Facebook for... Uh, yok Facebook for 3. kitapta mı? 2. kitapta mı? Neyse Arya'nın um, ziyaret edip iHeart denilen yerde um, verdiği böyle 15 tane kehanette 15'te 15 isabet sağlayan bir arkadaşımız. <laughs> Acaba bu kadın o kadın mı o mu falan diye düşünüyoruz tabii bir an için. Kupon yapsın diyelim. Um, Burada bir de ilistirek vardı. Um, onu da yazmışım. Neymiş? Kitabı okuyanlar anlamış olabilir. Okumayanlar için bir şey ifade etmeyebilir. What's the hour? Wolf. Ha Wolf evet. Ben onu not aldım soracaktım sana hatta. Evet. Nasıl çalışıyor? Sakın yere Google'lama sen onu. Ha, okey. Tamam. <laughs> Kitabı okuyanlar anlamıştır. İstirek. O bu sahne Ölüm. değildi diye ileride soracaktım da evet. öyle miydi ben evet. en son en sona yazmışım. Aynen. Şey A ah, sonlara doğru evet. Bu son sahnesi değil mi zaten bunların daha var mıydı neyse artık. Yok bu Aris'te son sahnesi o Wolf şeyini e, Simon Simon, Simon gelince söylüyordu evet. Ha şey River Lordlar gelince aynen. mi söylüyordu? diyor. Aynen. River... Oradan... aynen aynen. Ee, evet yani bir de Alice buralar Alice'ınsa bir de Alice acaba burada şey yukarıdan bakıyor ya evet, <laughs> O baktığı yer şey o birinci sezon birinci bölümün ilk sahnesinde konsey görmüştük ya. Ha evet. Her ne topladığı büyük konsey gördük ya. Evet evet evet. Orası. Aa doğru lan. Evet. <laughs> ben de böyle düşünüp oha konseye de Alice karar verdi herhalde. Ben de yaptım. O kadar İnsan geldi onları da acaba Alice maymun etmiş midir? Şeyle, manipüle bu, etmiş midir diye düşünüyorum. Bu arada bu düşünceli ilgili sonuçta bir oylama yapılıyor göğe ya. Oradan geliyor ya belki de oyları manipüle etti yani bilmiyorum. <laughs> Aynen şey yani um, Viserys'in seçilmesinde de Alice'in parmağı varmış. Viserys daha barışçıldı baktı. Belki Renis daha mı sert olacaktı bilmiyorum. Yani sonuçta kadın yani burada mesela şey gibi söylemiyor hani kadınlar öncelikli gibi bir duruşu yok hani ya da aşırı öyle bir bakışı yok Alice'in. Ama şey diyor işte masumlar ve kadınlar hep acı çeker diyor. Ama diğer taraftan eğer böyle bir rolü varsa ve daha barışçıl bulması çok mantıklı. Renis belki daha sert olacaktı bilmiyoruz yani. İlginç olabilir. Çok do acayip bir yerden yakalamışsın. <laughs> Ee, var mı buraya ekleyeceğim bir şey? Tabi en sonunda şey de geliyor. Lord Amos Bracken da size katılmaya karar verdi diyor burada. Ee, o... ha onda... işte Bracken'lara şey diye. Halbuki evet. daha iki dakika önce Alice dedi ki bak e, millet çocukları kaçıyor ortalık yanıyor yani falan. Hiç sallamadı Damon yine. O hala şey anlıyor. olamaz falan diyor. <laughs> Geçen o Burning Mill savaşını konuşurken demiştim ya kitapta Blackwood'lar sepleri yaktı falan yazıyor. Evet. Ama işte o propaganda büyük ihtimal demiştim. Değilmiş. İşte o propaganda ya da dizi onun olmaması. Ben George'u tanıyorsam o propaganda. <laughs> George Blackwood'lara sak falan yaktırmaz. <laughs> Stark'lara sept yaktırmasıyla aynı şey yani. Olmaz öyle şey. Ama dizi onu hani gerçeğe çevirmiş işte. Dediğimiz daha önce konuştuk bunu tekrar girmeyeceğim de. Burada River Lords'ların kitap <laughs> bilmiyorum bu spoiler neyse bunu sonra bir konuşuruz. Burası bir şey olsun da. Kitapta bu River Lord'lar daha olaysız çözülüyor. <laughs> burada Damon bayağı bir karıştırdı burayı şimdi. Evet mahvetti. Tam olarak dizi burada nereye çıkacak ama yine de büyük hani Bracken, Blackwood ve Freyler katıldıysa siyahlara Artık diğer lordlar karşı şey yapmaz bunlara. Ters gitmez. Her ne kadar burada Daemon'a ayarın aldığını verdilerse de. <gülüyor> <gülüyor> Piper neydi? Um, Mutton ve de Malister. Malister evet. Kadın. Malister kadın. Piper ve Mutton aileleri. Hani daha küçük aileleri tabii bunlar Trident'de takılan hani River Lord'ların. Ama delikanlı verdiler ayarı yani haklılar o konuda da ne diyeyim şey değil. Hani adın Egon değilse kimse de sana gel e, tamam senin ejderhan varsa sana diz çökeceğiz demiyor. Damon bu bölümde yaptığı hataları bir başkasına eklemiş oldu. Buraya aslında bu sahneye geç diye devam edebiliriz. Sen geçince aslında hmm. mantıklı geldi. Oradan devam edeyim ben de. Buraya birkaç bir şey daha eklenebilir. Ee, hmm. şeyi vurguluyorlar ya özellikle işte işte şey. Burası çok kutsal bir yer, Ancient bir yer işte, tarihi bir yer. Bu vurguyu sen de çok yaptın. Ama mesela dizi, mesela ben burada biraz eleştirebilirim. Yani buranın seyirciye çok anlatılmadı. Bir cümleyle yine geçildi. Sanki şey gibi ben mesela düz bir seyirci olarak baktığımda River Riverlands'in ve buradaki kavganın önemini çok alamıyorum. Benim şu ana kadar diziyle gide yapacağım en net eleştirilerden biri bu olabilir. E, geliyor birileri bir şey söylüyor. Abi işte o de onlar bizi dövdü. E, bir arada sayılar veriliyor ama onlar da belirsiz. E, yani buranın önemi ya da buradaki hareket, buradaki halkın motivasyonu neden Damon'a işte yaklaşıyor yaklaşmıyor, Brecken'lar yok sep yaktılar bilmem ne. Ki orası da komplo terörist olabilir. Belki Brecken'lar kendi içinde başka bir şeyler yaptı. Hani sen çünkü çok ne söyler Blackwood'ları kötü göstermek de zor iş. Belki başka bir şey çıkacak altından bilmiyoruz şu anda ama e, dizi bence burayı iyi anlatamadı ya. Ben biraz eksik görüyorum burada yani şey geçmiyor bana. Bir düz seyirci olarak baktım. Hani detaylara inmesem bana ne falan derim yani. Yani ben evet bu bu baya zor bir şey hani hem çok yıl olarak 20 yıl geldik yani 15 bölümde evet. ve de çok fazla karakter var hani eğer bu Riverlands'in karışıklığını anlatacaksan bir sürü Riverlord'u oraya sokup bir sürü yani ekstra politik şeyler filan koyman gerekiyor. İşte dizi Blackwood ve bırakınları kullanarak işte orada iki çekişmeyi göstermeye çalıştı. Yani evet, çok fazla zamanı yok maalesef dizinin buralara inmek için. Açıkçası Game of Thrones'da da öyleydi. öyleydi hani, evet. dini kısmı zayıf kalıyordu şeye kadar. Burada High Septon'a kadar. <laughs> ya diniden daha çok hani o Rob Stark Lannister savaşında bizde yani o zaman orada da bunların hangi lord kimi destekliyor bilmem ha, ne o kadar o da, doğru. detay gene yoktu yani Ad, sadece name drop oluyorlardı. Um, yani burada da lordlar evet Riverlands karışık. Hiçbir zaman her zaman karışmasıyla ünlüdür. Ne zaman zaten birisi <laughs> savaş çıkarmaya kalksa önce Riverlands'te başlar. Robert'ın isyanı da. Trident meşhur yani. Robert'ın ah, e, öldürdüğü yer buraya 300 metre gene Trident öldürüyordu işte. Yani, Hep orada başlıyor her şey. Aynen. stratejik nokta kar, burası şey yani. Orta Doğu'su Besteros'un direkt giriyor birbirine herkes. <laughs> Amerika ile Rusya savaş mı yapacak? Orada da savaşıyorlar. <laughs> Doğru. Yani mantıklı. işte um, burada Rebelsların da e, belki Bracken'ın yaptığı Bracken'ın bir Damon'a We Chose Fire demesi belki burada diğer Rebelslara bir gaz vermiştir. Evet lan yani hepimizi mi yakacak? Hani ne yapacak evet. bu? Herif? Bize ihtiyacı var. Bize ihtiyacı varsa. Yani yakamaz. Biz gidip yakamaz. Ne yapacak? Bizi yakarsa hepimiz yeşillere katılacağız. Ya da öleceğiz. E Damon'ın bizim ordumuza ihtiyacı var. Dolayısıyla Skeek'e <laughs> <laughs> nasıl bırakın ona laf söylediğinde yakamadıysa çünkü bırakınların ordusuna ihtiyacı var. Aynı şekilde bu lordlar da büyük ihtimal o olayı duyduktan sonra e, gidelim biz de bunun ağzının payını verelim. Götü yiyorsa yaksın. <laughs> diyorlar. Orada bir o otorite kurma şeyi götünde patladı. Hatta Twitter'da bir şey yazmış ya. Damon Backfire yazmış. <gülüyor> 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 Damon Blackfire'ın yani Blackfire çok iyi. Şey, uzak akrabası Damon Backfire. Hele yani şey olarak Damon bir sonraki bölüm nasıl bir şey işleyecek merak içerisindeyim acaba bu lordlara tamam gelin oturun konuşalım mı diyecek yoksa <laughs> gidip yakacak mı bilmiyorum. Yani ne istiyorsunuz demeden bir şey çözemeyecek herhalde artık. Çünkü şey harbiden sallamıyorlardı Damon <laughs> <laughs> Biz şey de istemiyoruz yani zorba birinde istemiyoruz falan diye de ayar da verip gittiler. Hiçbir şey de yapamadı. Bu arada şey de geliyor buraya. Burum dayım da geliyor. Ha dur ona Acaba... geleceğiz. Evet. Ha, yani o da karış girecek olabilir mi? Belki Burum için biraz hani buraya gelip böyle acaba pazarlıklarda rol oynar mı acaba bilmiyorum. Göreceğiz. Olabilir. Ee, ya da o sahne konuşalım. Sonra zaten ikisi kopuk sahne. Corliss Bey'de. Burada sonra Simon'u uyandırınca Damon'un böyle <laughs> ne diyor ya Damon? Ne oldu? Tatlı Demir saati yemek... mi geldi diyor. Tatlı mı geldi evet, bir şey? <laughs> ya. Yani. Adam aç. Böyle, böyle. Herkes aç. Ne Damon gelene. da aç. Evet. <laughs> Hayır abi Simon sürekli şeyden bahsediyor ya. Yiyecekten. yiyecekten. Evet. yiyecekten. <laughs> sen üçünün ondan değilsin. <laughs> yine yemekten <laughs> bahsediyor. Damon böyle kalkıyor. <laughs> ne yemeğinden bahsedeceksin gene Simon'ın içinde. <laughs> Oğlum Simon ben müthiş bir karakter ya. Yani şey Damon'la ilişkileri de baya bence komik oldu ya. Yani. <laughs> ee, Şeyi de konuşalım o zaman. Hani Renira-Alfred Burum da Sonra Colis-Beyler'i konuşuruz. Yani burada da e, yani Renira bence iyi bir hamle yaptı. Jayce'le beraber Damon'ın <laughs> aksine. E, çok konuşuyorsan sahaya gideceksin hocam deyip yolladı. Madem Damon Damon diyorsun hadi git Damon'a sor bakalım ne düşünüyormuş diye yolladı. Ee, riskli Aynen. riskli ama ya çünkü şöyle bir riski var. Mesela diyelim ki gitti. Hani hep bu Reyna'ya soruldu. ya Renira'ya e soruldu ya işte gittin ne olmuyordun işte King's Landing'den. E, bir amacı vardı. Bunu anladık. Kendi de anlattı. Geçtik. Şimdi Alfred'i yolluyor. Mesela Alfred Damon dedi ki yok acı ben Renira e falan sallamıyorum. Ne yapacaksın dedi. Ne yapacak mesela? <laughs> bunu çok merak ediyorum şu anda. katılır o Damon. Yani, tamam ben sana katılayım işte. ha bu da aslında Renira için yani. iyi. En azından yollamış oldu yanından. Kurtuldu. Al git Damon'ın da takı. Zaten bana bir hayrın da yok. <laughs> ben bir an için acaba şey diye düşünmedim değil hani. Böyle Alfred burma diyor işte sen git her nola. Böyle Alfred kapıdan çıkınca böyle tak birisi uçuruyor kafasını. Böyle <laughs> Alfred'i ortadan kaldırıyorlar. <laughs> diye düşünmedim değil ama değil herhalde. Direkt şeye doğru yolladı. Gördük evet. arada zaten. De... son son saatten önce atlarda gidiyorlardı. Bir 3 saniye gözüküyor. Yani. ben acaba evet infaz mı düşündüm yani için ama. <laughs> Reyne, Reyne, Rene, Rene Rey için ilginç bir karakter dönüşüm olabilirdi bir an için herifi. Değil mi? Bir apat diye öldürüyor Şimdi... böyle. Yani şey yani Big Big Damon diye kafamı siktin git sen konuş Damon'la hadi bakayım diye böyle yolladı. <laughs> Evet yani şey e, hatta açıkta konuştu biraz yine burada o da bir şeyine erkekliğine ufak bir okşama attı e, yani şey dedi işte sen şöylesin sen böylesin yıllardır şöylesin ne karsana kızsam da hep bize sadıktın falan o da hemen hop şey yaptı da high tower'lara gitmeyeceğini biliyorum tabii canım bizde öyle high tower falan olmaz hemen onu da tribüne girdi. Ama bence ilginç bir hamle. Bakalım hani bir işe yarayacak mı ya Damon ne yapacak? Damon'ın belki işine yarayabilir. Belki bu adam e, ya yani bir şekilde biz yani politika biliyor gibi bu herif biraz daha en azından çok konuşuyor ama belki orada işe yarar yani Damon'ın yanında. <laughs> yani Brum'un kitapta bambaşka bir hikayesi var. Henüz onu daha girmedi dizi. Yani o yüzden bana da sürpriz olacak. Ha, okay. de merak ediyorum ne gibi bir Tamam. Şey çıkacak buradan. Ozan ee, o zaman şeye geçiyorum. Korlis'te Bayla'nın e, konuşması da oldu arada. Zaten daha önceki Renira Bayla sahnesinde e, şeyin el armasının kutusunu vermişti Bayla'ya Renira. Bayla da onu getirdi burada babasına. Zaten artık pardon dedesine. Koalis iyice şeye bağlamış. Senin de söylediğin gibi artık kaybedecek bir şey kalmadı. Mezarlığa döndük. <laughs> i̇yice boş, bomboş oldu falan. Yalnız hissediyorum diye. Ee, biraz Renire tepki verecek gibi oldu burada. Yani işte karımın ölümü bile tatmin etmedi. Hala ne istiyor benden falan. Beyla yine uzlaştırıcı. Jace'den sonra yine uzlaştırıcı modda. Ya işte bak o saygı gösteriyor sana falan. Abi bu Burada resmen MVP ya. Burada iyi de yazmışlar açıkçası. Evet. Bölümü yazan adama da kredi vermek gerekir. Hani kadınları çok akıllı yapıyorlar filan. muhabbeti gene burada yap yapıyordur insanlar ama gayet de çok mantıklıydı yani. Hiç öyle zorlama bir diyalog ya. değildi. Evet. Çat çat sağlam argümanlarla indirdi orada gardını herifin. Çok doğru canım. O zaman şey tavrı çok iyi doğru. E, git yeşillere katıl o zaman. Ne konuşuyoruz? <laughs> Bu tavır <gülüyor> müthiş. <gülüyor> çok doğru <laughs> yani. Ee, Korluzuya şey, şey ya. <laughs> batı'ya gideceğim ben Batı'ya. <laughs> <Ya>, git <gitsem, gülüyor> <bakıyorum. Bok var. gülüyor> Ay Batı sen aşağıya kadar gitmiş adamsın. Ne Batısı? Yani, ne ya şunu bir in, in, intihar şeyi olarak söylüyordu. Evet yani. Aslında <laughs> biraz burada Dikkat ettiysen oğluyla benzerliği şey yani o da e, şey anında, umutsuz anında, e, ben de gideceğim, sulara açılacağım falan diye söyleniyordu. Artık Corliss de böyle umutsuz ve şey, e, öyle bir anda ben de gideceğim, zaten her şeyimi kaybettim, tribine girmeye çalışıyor. Yani iki açıdan iyi oldu. Dediğin gibi ben Beyla'nın e, yüzüne vuran diyaloğu, hem Renis'i kaybetmesi hem de Renis'te aslında kötü ayrılması da bence onu etkiledi. Yani son ayrılışları çok hoş değildi. Ee, o da ekstra etkiledi. Bayağı iyi bir Direkt sahne. Direkt Renis'in Renis'i gördü zaten Corlis büyük ihtimal evet. karşısında. Oha <laughs> Renis re Renis ölmemiş ya filan demişti. <laughs> <laughs> um, orada zaten hani sen benim varisim ol şeyinde alkışladık yani ayakta kalkıp biz ha hareketi. Bayron <laughs> evet ya, istemez götüne sok sen yani. diye. Ben... Bayron Sen, sen direkt... direkt... diye. Doğru. Güzel bir şey oldu. Çünkü gene kitapta olmayan bir diyalog. Kitapta hani Corliss'in daha bu kızları siklemediği için varisliği bunları hiç düşünmediği gibi bir altyapı var. Evet. Ya da işte Reynan'ın söylediği işte yok işte bunlar gemiden şeyden anlamaz falan diye düşünen bir adam Corlys Burada Reynan'ın zaten reddediyor olması bence daha güzel. Hani Corliss'i de o şeyden kurtarıyor. Ne diyeyim? misojenistlik ya da şeylik yapmaktan kurtarıyor. kurtarıyor. Çıkarıyor oradan. Aynen Mesela bu sefer Raina e gelip şey yapıyormuş. O zaman bana ver filan. <laughs> ya ya şu bizim bir oğlan vardı bana benziyor. Ona versem olmaz mı? <laughs> Raina hemen Gaza geldin diye geliyormuş. <laughs> evet. Yine bir kanıtlama evet, durum ben... ama işte Beyda da kendisini kanıtlıyor. Aslında hani erkekler kadar kadınların da kanıtlaması daha zor aslında erkekler gibi. O da kendini kanıtlıyor burada. Biraz o yüzden de gaza geliyor. Yoksa Renis daha, daha bir gün önce söyledi Renis. Bak kızları geçir diye sallamadı ama Beyra kendisini kanıtlayınca e, hemen o ikna oldu. Evet. Yani. Evet. O açıdan güzel bir hani sahne. Orada direkt böyle aha Renis'in dediğim gibi Renis'i görmüş gibi olduktan sonra Corlys'in o varisliği teklif etmesi ve de zaten da evet. İlginç olan hani erkek aklı <laughs> erkek aklı. erkek aklıyla <laughs> sanki erkek aklı derken e, bu şey düşüncesiyle hani promosyon ödüllendirmek evet. sanki en şeydir ya yapılabilecek en ha, şey. De, tamam, çok basit benim bir şey doğru şey evet. Aynen. Yani. de böyle ya yani benim sikim ne değil o hani ben sana hani bu, bunları sana ben bunun için anlatma boşuna yani. geçeyim mi söylüyorum ben yani mal mısın sen? Evet. <laughs> Doğru. Evet o şey güzel bir şey yani. Ne diyeyim? Oturmuş buraya mesela kadınlar güçlü yaptılar, kadınlar akıllı yaptılar bilmem ne diye kız şey yapan adamlar için burada bu diyaloğu güzel yazamazsan sırıtır. Evet. Ama çok güzel oturduğu için hiç sırıtmıyor yani gayet de çat 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 şeyleri, argümanlar kapandı bitti güzel, güzel oldu oturdu. Yani. Evde çıktık alkışladık Beyla'yı. Bir sonraki bölümde de Reyna'dan bekliyoruz. Benzer <laughs> performans. Ona bakacağız. Ee, arada yanında Messi ile Diana gördük. Yani burada bilmiyorum çok konuşacak bir şey var ama Dayanayı görmemiz zaten konuşmuştuk. Ee, buraya tekrar yani, onun White Walker olduğunu biliyoruz. Aynen. Ee, yine bu zaten ileride konuşacağız belli ki benim favorilerimden. Ee, sonra Corlys arda geçen sahneler izledik burada. Corlys işte hem odasındaki o maskelere ya da kafalara falan bakarken e, sanki böyle eski günleri yad eder gibi. Sonra da broşa bakıp işte bir hey, sıktı falan böyle bir gaza geldi. <gülüyor> <gülüyor> Elini kesiyormuş değil mi? Oğlum manyak mısın? Ne sıkıyorsun oraya? Sonra <laughs> öbür bölüm açılıyor böyle korlis ölmüş, <laughs> tetanoz olmuş. <laughs> Bu arada güzel bir komplom var, çok komplo gibi değil ama hafif komplu. Yani şey Aa, geçen zehirlemiş mi Renira onu? Yok yok öyle değil. Ee... <laughs> geçen bölüm diyordum ya Renira bir türlü el bellemedi ama e, Renis'i çok el gibi kullanıyor aslında hafiften. Renis ölür ölmez hemen korlise e, ellik şeyini yolladı. Yani o ana kadar da beklemişti, el seçmemişti acaba hani ölmesini mi bekledi de yok ölünce hadi hali hazırda öldü yollayayım dedi yoksa hep kafasında hep koalis mi vardı? Ama Reyna hayattayken diye de hayat hayattayken de versem sıkıntı çıkar gibi mi düşündü? Biraz orada arada kaldım ya. Yani. Ben daha çok Damon Damon'dan ümidi kesmesinin Ha okey. E, Komple kesti diyorsun şey, ondan. Yani Damon Hand of the King olmasa da o görevi Damon yapıyordu. ...yapacaktı. Herkesin gözünde o vardı. Ama bence... ...pragmatik yaklaşarak Rhaenyra... Um, ...Horliss'in... ...bu kendisini dinlemeyen lordlara... ...sözünün geçeceğini... Um, ...hani artık daha fazla şey değil de... ...beni kadın olarak bana saygı duyacaksınız... ...ısrarından daha çok. Hani idealist olmaktan daha çok pragmatist oluyor. O zaman evet. bu ibneler bölümünde bu yavşaklar beni dinlemeyecekse <laughs> ben de getiririm Corliss'i buraya koyarım. Hani Corliss benimle aynı takımda olursa e evet, yani artık daha fazla nöronun idealist olacak vakti yok artık. Savaş başladı evet, ve de evet. bu adamlara bir şekilde lafını geçirmesi gerekiyor. Eğer Damon yoksa Corliss olacak hani yanımda. Erkek gerekiyorsa erkeği de getiririz. Erkeğini, erkeğini ben, <laughs> ben, ben getirdim. Harbi torlesi gibisi. En adamını ben getirdim. Bunun genci bile var yanında. Bu yana bir şey olursa bunun gencini de getirelim <laughs> ben size. <laughs> yeni modeli de var bizim. Aynen. Peki şey ya, ne bence diyorsun? Bence, Heh, söyle. İyi bir seçim. Çoktan olmalıydı zaten. Yani, olmalıydı. Aynen ben işte beklemesine şaşırıyordum burada. Evet geldik yine Helena'ya. Eymont'un ee, taht Sen sahnesi. Olduk lan. Evet. Helene, evet, ne diyorsun ne price'ından bahsediyor burada şey mi ta gözünün gözüyle ödediği price'ın tahta kadar gittiğini gören bir Helena'dan mı bahsediyoruz burada acaba <laughs> evet hangi bedeli ödediği birçok bedeli ödedi Eamon Ey <laughs> maşallah evet gözünden başlamak üzere Ki o kesin değmiştir yani <laughs> gözünden bir göz verdi veyger <laughs> aldı Evet. Um, o kesin good investment yani onun için <laughs> on. um, tabii ki e, kendi kardeşini öldürüp tahta çıktı ya da öldürmemiş e, olsa öldüre da öldüre yazdı ya artık ö öldüre da. yazdı <laughs> ve de gücü eline almış oldu annesiyle olan e, şeyi tamamen yok oldu en ufak bir zaten şey görmedik de eğer olan da gitti zaten. E, yani olacak bir şey vardıysa da bundan sonra yok. Arasını tamamen nefret ediyor Eamon'dan. Yani bunlar şey üzerinde görünen kısımlar. Helena'nın tabii ki gelecekteki bir olaya refer ediyor etme ihtimali de var. Onu göreceğiz. Burası kitapta nasıl? Böyle bir diyalog var. Böyle bir yer var mı? Kitapta hiç yok değil mi? Okay. Helena yok Helena ondan sordum. Ya. Ondan ile <laughs> ilgili her şeye yok. Şeyi yapabilirsin yani. Helena yok böyle köşede oturuyor. <laughs> Çünkü şey de var ya bir yandan. Şimdi Helena tabii Egon'la evlendiriliyor. Ama en baştan da sen hatırlatmıştım bunu. O en baş, sezon başı olabilir. E, Eamon'da hep görev gibi Helena ile ben evlenirim çocuk da yaparım. Hani daha şeydi. Acaba... Egon'un ölümüyle Helena ile o mu bir şey yaşayacak tekrardan o şey duty alacak. Evet. O da ama Berat ilişkiyi bozabilir falan gibi bir durum var. Yani o price Onu... kısmı nasıl olacak acaba? Başka bir price mı ödeyecek yoksa? Evet, Helena ile Aim'ı çift olarak görmek isteyen bir grup insan vardı. Neden bilmiyorum hani. Neden böyle bir şey istiyorlar? Yani ben ama istediğimden şey... değil ama ben de Aim'ın <laughs> tavrından Hatta... dolayı. <laughs> Hatta şey işte um, Maylor ortaya hmm. çıkacak. Eamon'un çocuğu olacak. Filan diyenler de vardı. Belli ki yani o, o şey hiç yok. <laughs> Kemistri hiç yok yani. Çok kötü bir twist. Ancak, çok cheesy bir twist olur. ancak Eamon böyle ben kral oldum artık kraliçe de benim filan deyip böyle psikopata filan bağlarsa. Her şey benim ulan. Ben, Hermafroditim yeah. ben deyip oturuyor oraya. <laughs> <laughs> yok o de benim hani Helena da benim. <laughs> <ama>. Helena'yı <laughs> da. Um, şey, şey, şey yapmaya çalışırsa bir şey, şey ne <laughs> diyeyim? Onu da claim ediyormuş, değil mi? Her şey. Aynen. Helena da benim artık falan evet. demeye kalkarsa öyle bir durum olabilir ama arada bir şey yok yani. Ne diyeyim? Göreceğiz. Helena dediğim gibi biraz kehanet vermeyi bıraktı. Ceheris'in ölübünden beri. Evet. şey şeylik... Daha böyle ne diyeyim gene böyle gizemli bir şeyler söylüyor ama pek kehanet şeyi anmıyorum ben. Yani hareketleri cümlelerinde bir şey. biraz var gibi ama net değil evet. Mesela şey çok netti o işte tek gözlük gidecek bilmem ne falan oralar çok netti yani evet. şeydi. Evet. Geçen sezon peki şeye ne diyorsun? Egon'da baya babasına benzedi iyice. Artık suratının yarısı gitti. O acıklı hali evet, abi. <laughs> Aynı yatakta da yatıyordu zaten o. Um, de cam verdiği yatak bu, bu yatak. Aynen. Aynı yerde. Vizeris'in maskesini de takarlarsa takarsa şekilli olur ama Egon büyük ihtimal izin vermez ona. Evet. Ayağın Çünkü nefret yani. ediyor Vizeris'le aynı şeye konmaktan. Ee, sen babanın yarısı kadar olamadın filan dediğinde Alison kızmıştı. E zaten Alison burada da çok fazla değişiklik göstermiyor. Yani bir şefkatle dokunamıyor çocuğuna. Başında çok duramıyor ki Viserys'in başında da çok durmuyordu. Otto daha çok vakit geçiriyordu yani orada. Burada da tam zaten çıktığında Mami falan demesi de biraz hüzünlü bir sahne olmuş yine yani. Aynen. orası hüzünlü oldu işte böyle Aegon um... Mami diyor böyle. O sırada Damon'a dönüyor kamerada. orada böyle mami. <gülüyor> 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 Başka mami. Mami. <laughs> o o mamiler çok karışmış orada kafalar çok karışıyor artık. Ve gelelim hmm. bölümün son e, zurnanın deliğine. E, evet, artık şoför aranıyor. Yeni şoförle Uber şoförü arıyorlar. <laughs> yani e, biraz yani bütün bölüm her şey çok iyi gidiyordu bence. Yine düz bir seyirci olarak buraya yorumlayacağım. Eee, Renira bir şekilde düzgün kararlar aldığını düşünüyorum öncekilere göre. Jace de aynı şekilde. Hani biraz yönlendirmeyle, biraz yaşadıklarıyla, tecrübeleriyle daha doğrusu. Ama burada bir anda ikisi bir araya gelip, e, hadi bakalım random şey seçelim. Bizim ailelerden sürücü çıkar." deyip ama bir yandan da tabii şimdi hakkında bir Renira da bunun bayağı aslında kötü bir fikir olduğunu ya da tehlikeli bir fikir olduğunu farkında. Deli bir düşünce falan diyor. Ama tuhaf ya. Bir anda bu gaza gelmek. Hadi bakalım şoför buluyoruz. Bu araba vegar Veigar. Problem Veigar bence. Hmm. Veigar'ı alt etmeden um, savaşın bitmeyeceğini düşünüyorlar. Um, ve de Veigar'la savaşmaya en yakın kişi Damon. Hani Reynis öldü. Ondan sonra Seraxis'in bir şansı olabilir hmm. Veigar'a karşı. Ama Damon da artık tamamen şeyden çıktığı için, güvenilecek bir noktada olmadığı için Vermitor'a. <laughs> <laughs> hani büyük ihtimal Veigar'a yakındır Vermitor'un da boyu. Hani tam um, ne kadar bilmiyorum ama hani büyük bayağı çok evet. büyük ihtimal Vermitor. <laughs> Veigar kadar da yaşlı olmadığı için hani harbi harbi şansı var Veigar'a karşı. Silverwing de orada bu arada. Bir de Sea Smoke var. <laughs> Geziyor boşta. <laughs> <yani>. Geziyor. <laughs> Bir de vahşi ejderhalar da var üç tane. Hani burada sanırım Vermitor'a bağlanacak iş. Hani burada Vaygar'i çözerse, Vermitor çözer diye bir <laughs> şeye geliyorlar. De evet, dediğin gibi yoldan geçen adama nükleer silah vermek gibi bir şey bu. Evet abi, roket atar <laughs> veriyorsun yine hani, durup dururken, hani, Kafasına sıkar. <laughs> Çok tehlikeli. Yani işte yani. Um, ne olacak? Zaten hani Aymond gibi sonradan ...ejderha, büyük ejderhanın kontrolünü ele geçiren kişilerin luku yaktığı sahnede nasıl kontrol edemediğini düşünürsen hani düşünsen nasıl ejderha. ki bunlar eğitimli çocuklar bir de yani hani çocukluktan yani beri... bunlar Targaryen bir de evet, evet. <laughs> yani e, ejderha konusunda daha biraz daha eğitimli ya da ne diyeyim ge genetik şeyleri var var en azından ortamda evet. büyüyorlar ya yani. bir görmüşlükleri var ejderha görmüşlükleri var. <laughs> Aynen Vhagar, Vermitor gibi çok yaşlı büyük ejderhaların tabii ki daha zor itaat edeceğini söyleyebiliriz. Çok fazla bilmesek de nasıl ne düşündüklerini. Burada Rhaenyra bir... Evet onu yapıyor. Bir de işte bu Vizenya'yı tekrar gösteriyorlar. Onu okuyor evet. Yani Vizenya da tabii ki çok iyi bir örnek değil yani. <laughs> Maegor'da kurulu tahta çıkaran... Um, Aegon the Conqueror'un um, kız kardeşi ve karılarından birisi. Evet. Peki Maegor'u kim? kim öldürdü diye gelecekler diye düşündüm de gelmediler orada. Ona hiç gelmiyorlar dizide. <laughs> <laughs> Maegor the Cruel'u mu kim öldürdü? Ya, taht diyeceksin şimdi. <laughs> İntihar etmiş olan adam bilmiyorum. Ya da karılarından birisi öldürdü işte. Yani muhtemelen. Her neyse şey <laughs> hani Vizenyi nasıl bağlayacaklar bilmiyorum. Birkaç kere gösterdiler bu şeyde. Um, Weigar'ın eski sürücülerinden biri olarak belki ona çalışıyordur. Weigar'ı nasıl hallederiz, ah, şey <laughs> yaparız diye. <laughs> Olabilir. Evet bu plan tam olarak nasıl ortaya çıkacak, kim binecek o ilginç bir konu. Nasıl um, bağlandığı konusunda en başta bahsetmiştik. Kimin, um. kimli akrabalıkları olacağı bence çok önemli seçecekleri kişiler. Hani bugün bayağı uzun konuştuk, tekrar girmeyeceğim de. Ejderha ile bağ kurarken aile, yani önceki sahibinden ve ondan geçenlerden gelen bir şey varsa... ...seçecekleri kişiler kimin piçi ya da kimin e, bir şekilde evlendiği ve oraya geldiği e, line, o önemli olacak. Ona dikkat ederler. Ama büyük herhalde. ihtimal... O kadarını bilmiyorlar yani. Sonuçta burada genetik diye bir bilgi yok, hani şey yok, nasıl bağlandığı konusunda bir bilgileri yok. Büyük ihtimal ne kadar böyle glory arayan adam varsa gelip deney edebilir çünkü. Bir evet. ihtimal <laughs> ee, ayakkabı <laughs> deremek böyle... gibi olacak. <laughs> çöpsüz çöpsüz adamın bir bakıyorsun şeymiş. Targaryen piçiymiş adamın babası falan böyle. <laughs> bir anda adam Dragon Lord oluyor falan böyle. Ölüm torabı. Oha. 0'dan. <laughs> eee um, işte göreceğiz çok fazla da spekülasyona gerek yok büyük ihtimal bir sonraki bölüm bunlarla. Göreceğiz evet. şey, Bur Burada Jace çok güzel bir şey söylüyor. Onu da not almıştım. İşte ee, işte şey Sadece bir Dragon Rider sürebilir işte. En azından tarih kitaplığına göre öyle. Bir yandan işte Vizanya dediğin gibi devamlı okuyor. Hatta Jace annesini kızdırıyordu orada biraz. Ne yani Vizanya'yı mı örnek alacaksın? O tarihte kaldı. Ne yani alamaz mıyım falan diye. o da tepki veriyor. Aslında ilk bakışta Al, abi. <laughs> ilk bakışta Jace e, haksız gibi dursa da söylediği ikinci cümleden sonra bana çok mantıklı geldi. Çünkü Valerian tarihi yani bizi güzellemek için yazılmış diyor da. Biz nasıl ana kitabı da işte biraz Yeşillerin propagandası diyorsak dizinin içindeki Valerian tarihi de e, Jason de fark ettiği üzere birazcık abartmalarla muhtemelen e, gazlarla dolu e, ve şeyde ona tutunmaya evet. çalışıyor çalışıyor Renira'da. Jace de şeyci. Targaryenler Valeri'yi yok etti teorisini İnanan birisi Evet galiba. ona inanıyor muhtemelen. <laughs> Onu biz yazdık güzelimiz. <laughs> Kimse de Targaryen'ler Valeria'yı havayı uçurdu yazmadık Mut doğal olarak. Evet, daha progresif de bir çocuk belli ki bazı açıdan ama bazen de <laughs> geri de gidiyor yani. <laughs> ama yani James de böyle Targaryen um, konusunda bir insecurity'si de var. Hani strong oldun evet. biliyor ya bu. <laughs> doğru. O yüzden de doğru diyorsun Tam bak. Diyorsun, doğru. hissetmiyor. Evet. Daha ama işte objektif bakabiliyor bence o açıdan. Yani öyle bir rolü oldu onların. Daha objektif bir şeye karaktere dönebilir büyüdükçe. Ya büyüyebilecek mi bilmiyorum. Ölmez umarım ama. <laughs> ya büyüdük. Büyü <gülüyor> büyüdükçe <gülüyor> olabilir yani. Çünkü abi Renira da şomazdı. Bu bölümde de Beyda'ya bakıp işte sen de Reynis gibi olabilirsin falan diyor. Dur dedim ne diyorsun ya? Öldüreceğim mi kızı. Hemen forşada etmeyin bunları falan diyor. Ya, oğlum, unuttum söylemeyi. Yani şey de iyi oldu bu bölümde aslında Rene'ye ile Beylanın birazcık ilişkisinin gösterilmesi. Çünkü bir önceki bölümde şey gibi gözükmüştü. Ölüme yolluyor. Bir yolluyor önceki. De. <laughs> ha! Hani aman Jayce gitmesin. Bela siktirsin gitsin baksın. O önemli evet. değil. Olursa önemli değil. Bu bölümde öyle olmadığını gördük hani bir kesinlikle aralarında öyle. düzgün bir ilişki olduğunu gördük. <laughs> Çünkü sanki Renira kızları siklemiyor. Birisini Takoz'la şifoyla yolladı. diğerini <laughs> intihar görevlerine falan mı olacak falan diye düşündük ama öyle değil yani konu. Evet, öyle olmadı. Ama Jason pişmesi, Bayra'nın pişmesi bu bölümde güzeldi. Ee... pişmesi mi yaktılar mı abi? Ya yani şey diyelim hani tecrübelerim sosyal <laughs> <laughs> Social pişmesi. Pişiyormuş. <laughs> Bu bölümde Aegon Ag iyi pişti. Aegon evet. Dışı güzel çıtır olmuş. Ne diyoruz ya? <laughs> Çok kötü. <Bak, güzel. gülüyor> gene random bir şey söyleyeyim. Şey dedi kitapta da um, zırhı eriyip bedenine yapışıyordu. Çünkü Valyrian Steel Armor yoktu kitapta Aegon'ın. Yani. Burada Valyrian Steel Armor olduğu için erimiyor. Uh, erimiyor. Erimediği için bildiğin tencere tava görevi yapıyor yani. Pişiriyor. <laughs> yani. Sonra onu böyle sökerek alıyorlar evet, şey böyle, evet. yerine, böyle parçalarını. Bu arada makyaj o, çok iyiydi orada. Onu da övmem lazım. Claire Kilner'ı da şey yapıyorlar ıı, röportajında ya işte bu sahne şey ne kadar hani siz böyle şey de, dediniz mi ne kadar gor olsun ne kadar iğrenç olsun ıı, diye zorlandınız mı filan diyorlar böyle karar vermekte. Kadın böyle yo ne kadar çok fazla olsun <laughs> diye bastım <laughs> diyor böyle. <laughs> Meraklısıymış meğer sen böyle Gorun. Evet bu ya bu mu? arada baya ciddi yani makyajı çok ciddi vakit harcamışlar. Çok iyi gözüküyor. 6 yani. saat abi. 6 evet, <laughs> evet. saat gün şey başına. Çekim başına. Um, bu da Claire şey ya genelde yönetmenlerde böyle bir yani yönetmen sen bir böyle bir orospu çocukluğu vardır ya sende böyle kişiliğinde. <laughs> Ayda. Bu işin şeyidir yani böyle. Böyle çok böyle yumuş, minnoş yönetmen olmaz ya. Evet. Clark'in tam tersi böyle. Bayramda çok harçlık veren teyze havası alıyorum kadından böyle. Her röportajında böyle sanki çok <laughs> hani böyle stereotypical böyle astığım kestik benimler dediğim şeydir yönetmen tipi değil kadın. Ama bir yandan da tarzında da sert yani şeydi tarzı da sert. Evet. Basın falan demiş yani. <laughs> o zaman e, var mı başka ekleyeceğim bir şey? Galiba bitiriyoruz. Sona geldik. Ne kadar oldu hacım? 3 saat 35 dakika. Geçen bölümden 10 dakika 35. kısa kaldık. O yüzden çok özür diliyorum <gülüyor> herkesten. <gülüyor> İsterseniz bir Vermitor'un gençliğinden ben size bir puzzle bilmiyorum. Bir yarım saatte öyle şey var. Bilmeyen var mı ya? Ejderha ya bilmeyen olabilir mi yani? O zaman haftaya evet. 6. bölüm. Adını bilmiyoruz henüz. Artık 6. bölüm çıkınca göreceğiz. Yorumlara yine dinlediğiniz yerleri yazabilirsiniz. Üstüne de eğer dediğim gibi psikolo psikolog psikiyatr, psikoloji öğrencisi falan olanlarınız varsa şu e <laughs> Damon'un sahnesiyle ilgili bizim yorumlara görüşlerinizi bekliyorum ee, ve öpüyorum. Haydi görüşürüz. Bay <laughs> bay.